Peki aslında böyle çok e, sıkı bir gündem var yani NATO sonrası verilen mesajlar bir taraftan iç siyaset e, hepsini konuşacağız yaz e, sıcakları da böyle bastırdı ama siyaset de gerçekten öyle. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi sonrası açıklamaları var. Ee, ve Türkiye'nin dış politikasına etkisi elbette bunları konuşacağız. Enflasyon meselesi var. Enflasyon meselesini konuşmadan olur mu? Cumhurbaşkanı dedi ya bir de böyle hani tek haneden bahsetti. Daha önce de biz zaten tek haneye indirmiştik dedi. Bu meseleler önemli uluslararası yatırım mesajları var. Ee, ve iç politikada e, şöyle ki yani siyasetin merkezinde bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi duruyor. Ya bir değişim meselesi var da o nereye gidecek o belli değil. CHP genel Baş Başkanı, Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Akşener'in bir karşılıklı tokalaşması, ziyaret bir görüşmesi var. Seçimden sonra ilk kez görüşme. Acaba biz yine o görüşmeleri mi konuşacağız? Yerel seçim öncesi diyorum. Ekrem İmamoğlu deyince davalar akla geliyor. Yine bir yeni bir dava var. Yerel seçimler öncesi böyle ne oluyor, ne bitiyor? Hem Cumhur İttifakı hem Millet ittifakı ittifaklar denkleminde elbette biraz da konuşacağız ve partiler denkleminde. Doşan Doktor Seda Demiralp Işık Üniversitesi öğretim e, üyesi İstanbul Stüdyosu'nda konuğum ve Cem Küçük Türkiye Gazetesi yazarı İstanbul Stüdyosu'nda konuğum. Ben iki konuğuma da iyi akşamlar diyorum. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız Selam? Teşekkür İyilsiniz? ederim sağ olun. Siz? Peki çok teşekkür ediyorum. Vallahi daha iyi olacağız İşte böyle konuşacağız ve Cem Küçük e, Türkiye Gazetesi yazarı özlemiştim. E, tatilde mi? Değildi değil mi? Yok, değil. bayram tatili. Bayram tatili öyle. Bugün çık. Bugün itibariyle çıkıyorum yani. Bugün ne kadar? Üç hafta. 3 hafta ya uzun ya üç hafta ama öyle bizler de öyle 2 yani hafta, hafta ancak çünkü yoğun yani. tabi tempo gerçekten. 2 hafta sonra geri çağırırlar. Geri çağırırlar yani. aynen kesinlikle öyle. Ee, Nasuhi Güngör galiba birazdan gelecek e, diyebiliyorum. Ee, hazır mı? Harika Ankara stüdyosunda Nasuhi Güngör gördük. Ee, Nasuhi iyi akşamlar hoş geldin. İyi akşamlar çok teşekkür ederim. Cem'e günün ilk taşını atıyorum ben tatil yapmıyorum. Ben <laughs> tatil tatil çalışıyorum. Sen Devlet adamısın normal yani. Ya bak şimdi, bak şimdi. Peki, tamam. <laughs> Şük Şükrü küçük şahin gazeteci evet. yazar, Şükrü küçük şahin de e, Ankara stüdyosunda sağ salsin e, beni kırmadı Ş Şükrü. E, dedi ki bana Hülya, bak şimdi ben geliyorum özel böyle kulis bilgilerim de var. Daha iki hafta öncesinde konuşmuştuk ama dedi öyle meseleler var ki CHP deyince ya da Millet İttifakı deyince şimdi bakıyoruz önümüze de yerel seçimler var. E sen bana bir dokunacaksın <laughs> ama e, bakalım ben neler anlatacağım. Bilmiyorum merak ediyorum Şükrü Küçük Şahin. Bin ah mı işiteceğim yoksa her şey yolunda mı diyeceksiniz onu bilmiyorum. Hoş geldiniz iyi akşamlar siz de eline boyuna yap. İyi yayınlar sadece beklentiler yüksek olmasın. Tamam <laughs> kulis yok beklentiler çok yüksek olmasın ama ben alacağım. Peki bu zirve sonrası döndüğünde önemli mesajları vardı. O mesajları biz böyle tek tek konuşmaya e, Başladık. Bir taraftan da yeni mesajları da var aslında. Bu mesajları şöyle yani ekonomiyle birlikte okumak durumundayız gibi geliyor. Çünkü bir taraftan yatırım çekmek, bir diğer taraftan işte üç ülkeye Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Katar'a ve ziyaretler, ekonomi yönetiminin performansı, bir diğer taraftan NATO zirvesindeki o ikili görüşmeler, ee, ...Yunanistan'la yapılan, e, Miçotakis'le yapılan görüşme, e, keza Macron'la yapılan görüşme, Biden'la yapılan görüşme, F-16 meselesi, e, İsveç meselesi... ...şimdi bunların hepsi aslında o kadar birbiriyle alakalı ki, o kadar zincir ki, e, hepsini konuşacağız, AB ilişkileri keza, yani işte yüz batıya mı dönüyor... E zaten biz yüzümüzü oradan başka bir yere çevirmemiştik e ama zoraki bazı şeyler de oldu yani Batı'nın tavrıyla ilgili. E bir diğer taraftan çok ciddi eleştiriler var. E o eleştirileri de masaya yatıracağız konuşmaya çalışacağız yani anlamaya çalışacağız. Ama hepsinin ötesinde gözler meclise çevrilecek yani bir süre sonra. Bu İsveç meselesi önemli. Batı basında bakıyorum yorumlar da yapılıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı da böyle Cem şeyde değil mi <laughs> Alman basınında böyle bir Superman kıyafeti giydirilmişti özellikle. Ya şundan dolayı diyorum. Ya böyle işte hani güçlü çıktı. En çok konuşulan. Çünkü İsveç meselesinde Türkiye'ye çevrilmişti Aa, gözler kulaklar. yeşil ışık yakıldı. Batı e, gaz vermeyi sever. E, sever. Yani. Aynen öyle. Şimdi yeşil ışık yakıldı. Bir kapı aralandı da bu yeşil ışık niçin yakıldı? nasıl yakıldı? Türkiye açısından söylüyorum. Ya bu kazan kazan politikası işte dış politikada hep çıkarlar söz konusu olur. Bunların hepsini konuşalım. Ya şöyle bir şey var. Zirve bitti Cem. Yankıları sürüyor. Ee, bu İsveç meselesi de bir taraftan çok önemli. Ee, bu gelişmeleri istersen sen bir oku ama şöyle e, özellikle nihai karar değil çünkü İsveç'le ilgili verilen karar Meclise bakılacak bir süre sonra. Ben bakıyorum açıklamalara. Sayın Bahçeli başta olmak üzere. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden de böyle bir şerh koyanlar var. Sayın Mustafa Barank'ın biliyorsun bir tweet'i oldu. Onun gibi. Ee, ya ne olur gerçekten? Şimdi, <laughs> Orada neyle karşılaşılır? Ee, gözler meclise çevrilecek çünkü. Şimdi benim gördüğüm şöyle. Şimdi bu olayı 1 Mart 2003 Irak tezkelesine benzetenler de var. Ama o zamanki Sayın Tayyip Erdoğan yeni başbakandı. E, gücü vardı elbette Hı. ama o zaman Abdullah Gül, e, Bülent Arınç gibi faktörler de vardı. Hı. Şimdi öyle, o tür faktörler yok. Erdoğan şu an çok güçlü. Hatta en güçlü zamanında ve e, meclise bir şey getirdiği zaman AK Parti'de milletvekilleri ona muhtemelen evet derler diye düşünüyorum. Hı. Tabii kimsenin iradesi de o kadar da kolay değil. Yani her şeye evet Tabii. denecek diye bir şey yok. Benim gördüğüm şimdi şöyle. Ben NATO toplantısından biraz yani tam istediğimiz gibi olmadı bence. Niye? Yani benim açımdan da olmadı. Çünkü e, Avrupa Birliği kartı masada yoktu. O son anda onu gördük. Türkiye belli ki iki faktörden yani araştırdık sorduk. Bir, bizim bu F-16'ları almamız lazım. Çünkü Hı. hem uçak motoru açısından hem de diğer yaptığımız uçak Hı. ve savunma sanayi hamlelerinde o motorlara ihtiyacımız var. Çünkü biz bazı yaptığımız Araçları, motorlarını da Amerika ve Kanada'dan alıyoruz. O yüzden bu F-16'ların alınması mecburi. Hı. Bir diğeri de... Beklentin ne peki mecburi bir... derken? Kısa, orta, uzun var Ben F-16'ların olacağını düşünüyorum. Yani Amerika'nın bu defa Bob Menendez isimli Latin kökenli senatör <laughs> Onunla e, da olumlu. dese bile e, Biden, demokratlar çoğunluk olduğu için. Ama F-35'i de Yunanistan'a verecekler. Öyle. Hı. Çünkü Bob Menendez söyledi dedi yani. Tamam F-16'ları verelim, size Türk... Ama Yunanistan'a da F35'i verelim dedi. Şimdi benim gördüğüm, ben şöyle görüyorum. İsveç PKK ve FETÖ konusunda Türkiye'yi bugüne kadar memnun etmediği gibi bundan sonra da memnun edecek bir adım atmaz. Ve örneği dün yaşandı. İki kritik FETÖcü, biri FETÖ imamı, biri FETÖ'nün yazarlarından istedik. İsveç yargıtayı suçun aynı yerde işlenmesi, her iki ülkede işlenmesi şartını getirdi. Ve iki FETÖ'cüyü de iade etmedi. Dedi ki ayrıca Türkiye'de zulüm görebilir diye bir başlık eklediler. Dolayısıyla herhangi bir PKK'lı FETÖ'cü önemliyse e, fetöcüler asla vermezler. PKK'ların da en önemsizini verirler. Yani hiç vermezler demiyorum ama bizim çok işimize yaramayacak isimleri verirler. Nitekim öyle oldu. Yani kara paradan aklanan çok düşük profil bir PKK. Lı. O da önemli tabii onu da küçümsemiyorum ama beklediğimiz gibi değildi. Bizim hükümetimiz Avrupa Birliği kartını getirdi ve Gümrük Birliği anlaşmasını. Bir kere Gümrük Birliği'nin yenilenmesi ve vize serbestlisi Almanya ve Fransa'nın uhdesindedir. Yani ona İsveç karışacak bir gücü yok. Tabii yani Almanya çünkü AB'nin bir şekilde İsveç motoru. Zaten herkesin finansmanını sağlayan Fransa ile Almanya. İsveç tamam. kim vize serbestlisine karar veriyor ya da hı hı. E, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine? Benim gördüğüm şimdi bütçenin sıkı bir bütçe yapılıyor. Ee, üretim doğdu olsa bile bizim ihracatımızın çoğu batıya ee, ithalatımız enerji dışında yine ağırlıklı batıdan ee, paraya da ihtiyacımız var oradan öyle görünüyor bir Sık... dakika bu önemli para ihtiyacımız var derken şu mu yani yatırımcı Mes ihtiyacımız tamam, var tamam o zaman şu mu yani İsveç meselesinde biz yeşil ışık yaktık karşılığında bunun karşılığı aslında alt tabanı ekonomi mi şimdi F-16 birinci mesele o tamam, f almamız lazım çünkü onun motoru bize lazım ee, onu almadan olmuyor. O yüzden biraz o konuda savunma sanayimizin güçlenmesi açısından ona bir ihtiyacımız var. Ama gelinen durum ben dahil, MHP'liler dahil, ben kim yani buradaki konukları birazdan öğreniriz. Ben kimseyi tatmin ettiği kanaatli değilim. Sayın Varank'ın tweet'i, Ömer Çelik'in biz evet demedik meclise gelsin öyle bakarız demesi, Sayın Erdoğan'ın gene aynı şekilde açıklamaları var. Ben İsveç'in PKK ve FETÖ konusu adım atacağını düşünmüyorum. Peki. Ee, Amerika bir zaman F-16'ları verecek. Onu onu düşünüyorum. Yani bunu bu defa verecekler. Türkiye yönünü bir kez daha batıya çevirdi. Azur komutanlarının ya, ya Zelenski ile beraber ülkelerine geri döndü. Putin ziyaretini iptal etti diyebiliyorum. Son anda değişir ayrı bir şey. Ama şu an gelinen durum bu. Ee, Avrupa Birliği ile ilişkiler tabii yakınlaşmak önemli ama yani PKK ve FETÖ konusunda sadece İsveç değil. Almanya, Fransa, Amerikan tavrı da aynı hala YPG'ye silah verilmeye devam ediyor. İşte NATO belgesine FETÖ'nün adının geçmesi önemli bir şey YPG'nin ama şu an için kazanılmış bir şey yok. 3 aylık bir süreç var. Uygulamaları görmek lazım. Peki, Uygulamaları tamam. gördükten sonra Peki. ona göre <laughs> tavrımız daha şu an şu an bir şey elde etmedik. Tamam, bir şey elde etmedik. Bu şimdi şöyle bir şey aslında. Kazanç meselesi önemli. Ee, ya Türkiye burada e, çok konuşuldu. Çünkü İsveç meselesi merkezdi. Türkiye'nin tavrı belirleyiciydi. Ama kazan çaynesine bakıldığında çok da bir şey elde etmedik dedi Cem Küçük. Ee, e, gün Güngör'e gelmeden önce ben bütün konuklarımı göreyim. Ee, ama Şükrü Küçük Şahin'e dönmek isterim Ankara'ya. Ee, Şükrü Küçük Şahin'in yorumu ne olur? E, ee, muhalefetin ciddi eleştirileri var zaten ee, bu meselede. Ee, Şükrü nereden bakmak istersin bu NATO meselesine? Yani İsveç, AB, Gümrük Birliği meselesi. Ben şöyle bir şey dedim. Yani altta bu yeşil ışığın altında aslında ekonomik gerekçeler, ekonomik neden mi var? Cem Küçük dedik. evet o var ama F-16 öncelikle dedi. Ve meclis kararı için de ben belki bir ret beklemiyorum. Hani en nihayetinde Cumhurbaşkanı değil mi? Ee, yani AK Parti'den, onun, AK Parti'den olmaz AK Parti'den ama olmaz. yeniden ama... refah MHP'yi bilemeyiz. Olur. Mecliste de beklenti nedir? Ee, ne dersin? Yani öncelikle yani merhaba diyorum. Ee, bir kere Avrupa Birliği de NATO da Türkiye için son derece önemli. Yani NATO Türkiye'nin güvenlik e, şemsiyesidir. Bunu böyle kabul etmek lazım 70 yıldır. Benim ya da sizin buna karşı olmanız da bence çok bir şey değiştirmiyor ve şu evet. anda dünyadaki en önemli <laughs> Güvenlik kurumu baktığımızda NATO'dur. Bu açıdan son derece önemli. E, NATO'da tabii güçlü bir pozisyon almak da son derece önemli. Bu dış politikayla da bağlantılı. Bu noktada e, bizim e, yani benim gazeteciliğe başladığım dönemden beri bildiğimiz bir gerçek vardı: Dış politika iç politikanın aleti olmaz. O nedenle dış politika konusunda muhalefetle iktidarın e, aynı tutum alması, birbirine güç vermesi son derece önemliydi. Ama Son yıllarda biz bu konuda aslında güçlü bir birliktelik görmedik maalesef. Ee, yani örneğin dışişleri bakanlarının e, muhalefeti bilgilendirmesi geleneği bile yok edildi. Ya da önemli bu dış politika ataklarında muhalefetle birlikte hareket edilmesi gibi bütün zeminler ortadan kaldırıldı. Ve çok dalgalı bir e, performans izledik biz dış politikada. Hem NATO çerçevesinde bakalım hem de Avrupa Birliği çerçevesinde baktığımızda... E, Doğrusu çok da içe kapanık bir manzarada oluştuk. Hatta zaman zaman muhalefeti şu de yönetmek lazım. Öylesine kendisini kaptırdı ki neredeyse iktidardan bile daha fazla baktığınızda NATO karşıtı ya da Avrupa Birliği karşıtı bir politika izledi. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa Birliği konusunda bence çok... Sessiz kaldığını düşünüyorum. Halbuki Avrupa Birliği ile ilişkiler koptuğu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi her fırsatta bu konuyu gündeme getirmeli ve sıcak tutmalıydı. Çünkü sonuçta baktığımızda AK Parti'nin de bu hedefi vardı. Hatırlayalım 2010'larda gündüz gözü Avrupa Birliği için havai fişek gösterileri yapmış bir parti, bir iktidar e, bu iki kurum bizim için gerçekten Türkiye için son derece önemli. Hem ekonomik anlamda önemli hem de dediğim gibi güvenlik açısından önemli. Ama ciddi soğumalar yaşandı ve bugün İsveç konusunda da biraz bence bizim e, geçmişten beri yaptığımız bir eleştiri var. E, dış politikada da e, hükümetin tavrı aynen iç politikada olduğu gibi sertlik yani uslup sertliği ve öngörülebilir olmamak. Ee, tabii Tabi bu hani Avrupa'nın ya da NATO'nun pür pak olduğu hiç hata Türkiye'ye karşı hata yapmadığı anlamında söylemiyorum ben. Ama dış politikada bazı şeyler hiç söylenmez. Yani burada tekrarlamak istemiyorum. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Amerika'dan Almanya'ya, Yunanistan'dan İsrail'e, hemen hemen dünyanın her ülkesiyle ilgili biz öylesine sert sözler duyduk ki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Sonra bu politikalardan dönüş yapıldığında şaşırdık. Gerçekten şaşırdık. Yani işte Mitsotakis yok hükmündeydi artık Sayın Cumhurbaşkanı için. E şimdi çok yararlı görüşmeler yaptık. Çok iyi görüşmeler. Bu söz çok keskin bir sözdür. Yani Hı -hı. dış politikada hele el bir ülkenin bir başbakanı için artık yok hükmündedir demememiz gerekir. Çünkü en de sonunda bir görüşme ve müzakere şart dış politikada. Yani Sadece savaş değil dış politikada unsur olan. O nedenle bu e, tatsızlıklar yaşandı. Şimdi İsviçre, İsveç konusunda da yine dilimiz, e, söylemimiz böyle oldu. Ama yine herkes şaşırtacak şekilde bir günde İsveç'e onay verildi. İşte Kur'an yakmalar unutuldu. Oranın kandil olduğu unutuldu. Ben bunları e, bakın şey açısından söylemiyorum. NATO önemli ve NATO'nun genişlemesi de Türkiye'nin yararınıdır. O yani ile ilişkilerin ki, yeniden şekillenmesi konusunda... kötüdür, sırtımızı doğuya, yüzümüzü önemli. doğuya çevirelim diye değil. Siz diyorsunuz ki ya, zaten son derece önemli. Ben sadece söylemdeki çelişkiye dem vurmak istiyorum ve son dönemdeki o politik atraksiyona yani evet. bir şekilde e, farklılığa diye Öyle diyeyim. Tabii bakın şimdi e, dediğim gibi İsveç, Sonuçta NATO'nun genişlemesi. NATO'nun genişlemesi önemli bir e, mekanizma ve Türkiye'nin güvenliğinin de güçlenmesi anlamına gelir. Yani bunun e, bir şekilde e, daha e, diplomatik e, uslupla ya da diplomatik yollarla Türkiye kendi istediğini de alacak şekilde yapabilmeliydi. Bunun karşısına mesela Avrupa Birliği'nin getirilmesi tamam teorik olarak eleştiriliyor. Ben öyle bakmıyorum. Şöyle seviniyorum, hükümet nihayet yeniden Avrupa Birliği'ni anımsadı. Ama bu NATO ile pazarlık biçiminde olmaz. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz neden kesildi? 2018'den beri görüşmeler neden yapılmıyor? Avrupa Konseyi'nin kararlarını tanımayan bir hükümet ve bir devlet Avrupa Birliği'ne üye e, macerasına girişebilir mi? Yani yargı konusunda Avrupa Birliği normlarından uzaklaşmış bir devlet... Avrupa Birliği sürecini işletemez. Yani biraz bizim bunlara bakarak e, pazarlık payımızı değerlendirmemiz gerekir. Ama gelinen noktada şu anda hükümet aslında doğru şeyler yapıyor. Ha, ama hala öngörülebilir değil ve güven endeksi konusunda da sıkıntılar var. Peki şöyle, soru yani, e, to, cevap Avrupa, yapsak mesela mecliste bakın, ne olur? Meclis öngörüsü ne olur? Red kararı mı çıkar? E, yani e, ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda farklı bir tutum alacağını düşünmüyorum. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu kararı gerçekten destekliyorsa çıkar bu karar. Ama şunu da hemen vurgulayayım. Bakın bundan sonra yani Cumhurbaşkanı e, Vilnius'te buna evet dedikten sonra eğer Mecliste bu karar geçmezse e, bunun bir inandırıcılığı olmaz. Yani işte götürdüm, meclis kabul etmedi, bakın bizim prosedürümüz şöyle falan. E, bu güvenilik açısından ciddi yeni bir sarsılmaya neden olur ve artık buradan geri dönüşte çok zor olur. Ayrıca gördüğüm kadarıyla Sayın Fidan'ın bugünkü ve dünkü temaslarımıza da baktığımızda bir acele de var aslında. Hem NATO'nun acelesi var, hem de e, Amerika'nın da acelesi var. E, bu süreç o açıdan... Herhalde çok da uzamaz Kasım olmadan bu meclisten geçebilir diye düşünüyorum. Bu arada Türkiye bizim. işte Avrupa Birliği Avrupa Birliği konusunda da bazı şeyler yapabilir işte iş adamlarına özellikle iş adamlarına bu ihale kapsamının genişletilmesi, Türk iş adamlarının içine alınması, onlara vize kolaylığı sağlanması, bu açısından Gümrük Birliği görüşmelerinin başlatılması çok önemli. Bu Türkiye için iyi bir kazanımdır. ve Bu zaten başladığında bence önemli bir mesafe de kat edilmiş olacaktır. Bu arada işte göç konusu falan da ele alınacaktır. Eğer hükümet e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bu son e, bir hafta içindeki politikalarına uygun samimi bir e, yol yürüme gerçekleşirse e, bu hem NATO ile hem de Avrupa Birliği ile ilişkileri olumlu yönde etkiler ve ben e, bu bundan sonraki süreçte bunun aslında hükümetin de işine yarayacak sonuçlar getireceğini düşünüyorum. İşte e, Cem söyledi yani sonuçta ihracatımızın ve ithalatımızın en büyük oldu. Ayrıca para e, borçlanma Türkiye'nin borçlanma para bulma ihtiyacı var ve doğrudan yatırım alma ihtiyacı var. Bunlarda da hala dünyadaki en önemli kaynak Türkiye için Avrupa. Tabii. O nedenle Avrupa Birliği ile ilişkilerin bu anlamda da samimi bir şekilde e, yeniden iyi bir raya oturtulması lazım. Evet sanıyorum konuşuruz. Yani bu noktada konuşuruz hukuk konuşuruz. Tabii bu son derece önemli. önemli. Özellikle ekonomik e, evet ekonomik kurum e, kurumların bağımsızlığının güvenilir bir şekilde sağlandığının ve bunun e, bütün kanıtlarının ortaya konduğu bir tabloyla karşı karşıya kalmak lazım. Evet yani gerekir. şimdi kısa vadede bu yeni ekonomi politikasındaki isimlerin vizyonu Batı bir için önemsiz bir şey ifade etmiyor ama kısa vadede getirisi ne olur? Tek cümle bir şey e orta vadede mi? belki çok daha o anlamda getirisi Şük olacaktır. Şükrü Güven e... ve itibar açısından söylüyorum ya da istikrar açısından söylüyorum. E, önemli. Kısa bir çok, şey çok, ardından. bir iki cümle Şükrü Bey'e evet. yani dediklerine ben de katılmakla beraber bir itirazım var. Hı. Avrupa Birliği'nin de başta anlam planı olarak söz verip tutmadı. Göçmen politikasında verdiği sözleri tutmadı, mülteciler konusunda tutmadı. Onun dışında yeni chapter yani aç, açılmada o an Avrupa Birliği de bize sözünü tutmadı. Tabii Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan gibi bizimle kıyaslanamayacak ülkelere serbest dolaşım verip bize vermemek ya da bizi böyle çok bekletmek yani özel anlam planı ki hala duruyor, o uygulanabilir. Hı hı. Yani Avrupa Birliği de bize karşı çok iki yüzlü davrandığını söylemek lazım. Peki, önemli. Şimdi yani Cem ama e... Hayır, Cem haklı da ama içeriye yönelik eleştirilerimizi de yapalım. Aslında bu arada benim Cem'e bir de mesajım var. Ee, bir tane genç bir e, kadın sürekli beni uyarıyor. Cem'le böyle bir süt fiyatı tartışmamız olmuştur. Cem benimle ilgili hani benimle konuşurken onun için dikkat et fatura yükselebilir. O kadıncağız her görüşünde bana diyor ki alışveriş yaptığımda faturaları Cem'e göndereceğim diyor. Benim kadar Eleştiren var mı vallahi acaba? Baleci bir biraz önce Allah mesela ya. yayın öncesi Şükrü Küçük bana dedi ki ya Hülya dedi falan, enflasyonu emekli, bir taraftan konuşuyoruz, emekliyi konuşuyoruz. Evet. Dedim vallahi bugün ben de gündüz yayında söyledim yani hemen hemen her gün konuşuyoruz. Elbette ona da geleceğiz. Zaten birbirinden hepsi o kadar zincir meseleler ki önemli. Seda Hocam sizin de devam etmek isterim. Hı -hı. Ya böyle bir, bir, bir kazanım olması için işte bizim de beklentilerimiz var. O beklentiler ne, ne kadar karşılanır? Avrupa'nın da dahası Batı'nın da beklentileri var ama F16 meselesi belirleyici ama onun ötesinde tabii ki İsveçle ilgili karar var. tabii. Bu da henüz nihai bir karar da değil. Yani meclise gelecek. Orada Hı -hı. ne olur ne biter bilmiyorum ama nasıl bir perspektifle e, bakıyorsunuz siz? Yani bence yaşananlara bugün. Hı -hı. Bu yani İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili hı hı. iktidarın Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların en önemlisi sinyal değeri var. Yani bu somut olarak hemen bugünden yarına şu olacak F16'lar gelecek veya kısa vadede e, çok şey değil, değil ama, belki ama e, bir sinyal değeri var ve başka konularda seçimlerden sonra verdiği sinyallerle uyumlu. O yüzden bir bütünlük içinde anlamak lazım. Nedir bu? Belki yine Mehmet Şimşek'in ifadesiyle rasyonel zemine dönüş diye ifade ettiği bu dış politikada da bunu aslında söyleyebilirsiniz. Ya da yani Arap Baharı öncesi AK Parti'nin Arap Baharı öncesi ayarlarına dönüşü belki değil mi dış politikada? Çünkü Arap Baharı sonrası batıdan uzaklaşma dönemi başlamıştı. Bunun öncesine dönüş ekonomide işte ortodoks politikalara ya da rasyonel politikalara dönüş. Eliden şekillendirme. Hakan Fidan'ın e, görevlerini hep bu bağlamda değerlendirmek lazım. Yani birkaç boyutu var bunun. Yani bir tanesi dış, yani uluslararası ilişkiler uzmanlarının belki bahsedeceği, işte Rusya'nın zayıflaması vesaire gibi faktörler olabilir. Ben kendi alanım olan daha çok iç politika ve politik ekonomi açısından bahsetmek isterim. Birisi ekonomi bahsettiğiniz aslında zaten. Yani ekonomik ihtiyaçlar kritik krizden para darlığından çıkış pek kolay değil. Daha öncesine, seçim öncesine daha çok. Körfez ülkeleri, Arap ülkelerinden işte swap anlaşmalarıyla daha geçici çözümler aranmıştı. Ama bunun bir çözüm olmadığı, gerçek anlamda yatırım, hatta uzun vadeli yatırım ihtiyacının olduğu, yani rasyonel zemine dönüşüm bir parçası da bu anlayışın ortaya konması. O yüzden batıdan gelecek tercihen uzun vadeli yatırımların bir ihtiyaç olduğunun anlaşılması, bu anlamda batıyla sürtüşmenin ya da batıdan uzaklaşmanın sürdürülemez maliyetiyle ilgili, bir e, anlayışın olması. Ama Körfez ülkelerine ziyaretler var mı? E var ama onlar yani tabii onlardan özellikle vazgeçmek mesela, gerekmiyor. Tabii tabii ona da tabi dem vurdu. Mesela tabi. yani Yok, aha. o ziyaretlere özellikle dikkat çekti. Evet ee, çekti ama tabi. onların yani yetersiz olması ile ilgili bir şey yani. Aynen. Swap başka bir şey, o başka. uzun vadeli Aynen yatırım evet. başka bir şey. Aynen. Aynen. Ee, ama hepsinden de öte yani belki de ben kendi alanım olduğu için bakar bakmaz en çok o dikkatimi çekiyor. Muhalif muhalif enerji e, Yutucu bir sinyal bu. Ne kastediyorum bununla? Muhalefetin seçimden önceki birkaç sözünden birisi, bir tanesi ekonomik normalleşmeydi değil mi? Evet. Mehmet Şimşek'in bunu sonradan rasyonel zemine dönüş diye ifade ettiği, muhalefetin daha önce ekonomik normalleşme ya da ortodoks politikalara dönüş dediği, bu alındı. Yani bu ajandayı kendine kattı iktidar. Bir tanesi... O argümanı da kendine kattı işte dediğiniz evet, o evet. yani artık o, onun elinde. Evet, evet o ajandayı kendinize kattığınızda oradan bu. çıkacak muhalif enerjiyi de, İçinize almış oluyorsunuz eritmiş oluyorsunuz bir anlamda ya da hani ben bunu yutmak olarak yazdım mesela. Evet. Bir tanesi de Batı'yla, Avrupa Birliği ile ve Batı ile yeniden yakınlaşmaktı değil mi muhalefetin vaatlerinden bir tanesi onu buydu. Onu da iktidar aldı. İşte şimdi de onu yaptı. Evet onu söyle onu ben tabii, de oraya getireceğim. Tabii. Ee, yani eee Batı ile yeniden yakınlaşma, işte vizesiz dolaşım söylemi, Avrupa Birliği'ne yeniden üyeliğin Hayali en azından bunlar tabii ki bugünden yarına olması çok kolay tabii. şeyler değil ama istikametin bu tarafa çevrilmesi zaten muhalefetin de kısa vadede yapabileceği sadece istikameti o tarafa çevirmek olacaktı. E onu da alıp kendine katmış oldu. Üçüncü bir tanesi yine Avrupa ile birlik içerisinde tekrar bu düzensiz göçle ortak mücadele edileceği. Bakın bu da çok önemli. Çok önemli. E, bu da muhalefetin e, söylemiydi. Çünkü iktidar yani daha pek bir, ...göç politikası ile ilgili bir değişiklik sinyali vermiyordu. Gelenler kalacaklar filan. ne diyeceğinizi çok merak ediyorum. Ya yani, muhalefete de artık sonunda şöyle bir cümle mi gelecek? Muhalefete hiç gerek yok mu diyeceksiniz. Yani ne diyeceksiniz merak ettim. Verilmek Çünkü, istenen sinyalin evet. bu olduğunu söyleyeceğim. Yani muhalif enerjiyi yutma çabası olarak ben bunu değerlendiriyorum. Yani seçimlere kadar kendi seçmenini konsolide etmek, seçimden sonra da muhalefeti Muhalif enerji enerjiyi kendine katmak. Yani. Çünkü zaten muhalefette bir bozgun var şu anda. Tabii. Şu an muhalefet seçmeninde muhalif partilere dönmüş bir öfke var. Yani seçim öncesinde iktidara dönük olan muhalif öfke... Kendi içine bugün döndü tamam kendi kendisine Tabii. muhalif partilere dönmüş durumda. Aynen, yani öyle. bir buçuk ay önce, iki ay önce belki bir iktidar siyasetçisini gördüğünde kanal değiştirirken... ...bugün iki ay önce, iki buçuk ay önce oy verdiği, desteklediği... E, siyasetçiyi gördüğünde kanal değiştiriyor veya duymak istemiyor. Öfkesini şu an oraya yöneltmiş durumda. Neden? Bu sadece seçim kaybedildiği için değil, muhalefette de bir değişime, e, değişim göremediği için. Yani iktidarı değiştiremedim. Peki döneyim. O zaman muhalefeti kendi oy verdiğim partiyi değiştirmeye çalışayım. Başka bir yol yani aynı yolda yürürseniz çok fazla bir değişiklik elde edemezsiniz. Peki o yolu değiştirmeye çalışayım. İsimleri ee, ...değiştirmeye çalışayım. Yok onu da yapamıyorum duygusu oluştu. Çünkü muhalefette pek bir değişim sinyali olmadı. Çözülme var. Ama yani siz tamamen dağılması. siyasete girdiniz şimdi. O bizim Tabii. başlıklarımız arasında var. Ama evet. bu, bu AB söyleminin ya da NATO e, batıya dönük, batıya yönelme e, sinyali... ...iktidarın bu stratejisi ne e, seçim sonrası muhalefetin içinde bulunduğu durumdan ayrı düşünemeyiz... Oradaki o bozun, bozgunu ya da oradaki o çözülen enerjiyi kendine katma. Yani şimdi mesela biraz önce <laughs> dediniz ya. Acaba Çok... mecliste ne olacak? Muhalif partiler ne yapacak? Muhalif partilerin ne diyeceğinden bağımsız olarak muhalif seçmenin hoşuna gidecek, onaylayacak bir adım bu. Yani bu belki tam tersi iktidar seçmeninde eleştiriler olabilir, işte hamiliyetçi gruplarda eleştiriler olabilir ama ben hani onların da ikna olacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Erdoğan'ın kendi seçmenini ee, gittiği yönde ikna edebilmekle ilgili bir becerisi var yani bu tarafa da gitse seçmeni takip ediyor onu diğer tarafa da yani Rusya ile yakınlaşsa da seçmenin bunu ikna edebiliyor dönüp Batı'ya tekrar yüzünü çevirdiğinde de bunu ikna edebiliyor böyle e, bir manevra kabiliyeti var seçmenle kurduğu ilişkiyle ilgili bir şey bu o yüzden yani e, birincisi mecliste de ben aslında muhalif partilerin de çok itiraz edeceğini sanmam çünkü kendilerini çok tuhaf bir durumda bulurlar Batı'yla yeniden yakınlaşmakla ilgili bir adıma Muhalif partilerinin hayır demesi Hı. onları tuhaf bir duruma düşürür. Kendi seçmenleriyle onlara karşı da tuhaf bir duruma düşürür. O yüzden e, bunu yapacaklarına çok Peki. ihtimal yani vermem. Seda Tabii hocam, farklı da olabilir ama... Şükrü Bey bir şey ama, söyleyecek galiba. Şükrü küçük ama küçük, ama hocam? muhalif partilerin <laughs> ötesinde muhalif seçmenin e, olumlu tepki verdiğini düşünüyorum. Ve muhalif seçmenin hedef alındığını düşünüyorum. Kısmen bu... E, bu manevrayla batıya dönüştü. Muhalif bizim... seçmenin hedef alınması derken yani Sedarcı, muhalif seçmeni kendine katmak. Muhalif, yani yani seçmeni, katma. muhalif seçmeni ya da muhalif Söyle. enerjiyi kendine e, katmak için bir dış politika dizayn ediliyor mu? Yok, ben tabii, orada biliyorum. bizim F-16'ya f almanın ihtiyacımız var. E, Şükrü yani yani Bey geliyorum, şimdi size geliyorum. Evet. Seçimden ben, önce ben, ve seçimden sonra ben, ben, izin verirseniz bir cümlemi bitireyim mi? Ben de şöyle diyorum. Seçimden önce ve seçimden sonra neden bu konuda farklı adımlar atıldığını F-16'lara ihtiyacımız olmasıyla açıklayamayız. Burada en büyük Ekonomi değişim... Ekonomiyle açıklayamayız mı peki? Açıkla. Batı yatırım, ama, ya Tamam Batı'dan ama hepsiyle ilgili yani iki buçuk ayda bu kadar büyük bir manevrayı Neyle açıklayabilirsiniz? Ne değişti? Diyorsunuz. Seçim oldu sadece. Bir dakika seçim hesabı diyorsunuz. Muhalef seçmeni zaten muhalefetin durumu ortada diyorsunuz. O yüzden diyorsunuz. iç siyasetle yani, bağlıyorum. Peki. Çünkü bu kadar hızlı bir manevrayı ne, ne oldu? O Seçimler zaman oldu. Zaten bir şey söyleyeceğim. İç siyasete buradan geçmemiz lazım. Yani hem ekonomi hem bu işte maaşlar, enflasyon iç siyasette ne oluyor ne bitiyor? Yani e, önemli e, Kılıçdaroğlu ile Akşener'in e, buluşması önemli. Şöyle Şükrü Küçükşahin hemen böyle bir söz alsın ardından nasıl Güngör'den de bir görüş alacağım. Daha sonra hemen değiştiriyorum tabii başlığı. Zincir bir yani halkanın başka şeyi ama birbiriyle Yok. zincir tabii. Buyurun. Hayır ben bağlamından kopmaması için o noktada söyledim. Yani hocaya katılıyorum Sedacığım'a. E, şöyle de ifade edebiliriz gibime geliyor. Aslında baktığımızda iktidar sonuçta seçimi aldı yüzde 52 ama... %48'in %48 ile %48 ilgili de bir ders çıkarmış ve ona göre tutum alıyor diyebiliriz. Hani özellikle muhalefet henüz ders çıkarmadı diye eleştiri yapılırken iktidar tam tersi aynen muhalefet seçmenin hassasiyetleri konusunda da ...böyle bir duyarlılık gösteriyor. Yani sanki oradan bir ders çıkarmış gibi. Tabii başka alanlarda farklı şeyler söyleyebiliriz. Ben söyleyeceğim ama... ...özellikle bu dış politikaya baktığımızda... ...gerçekten ders çıkarmış gibi görünüyor. Yani muhalefetin belki çıkarmadığı... ...eksik gördüğü dersleri... ...bakıyoruz iktidar tarafı. Seçim e o zaman bu seçim seçime de... ...yani Şükrü aynı hani öyle bir şey yani. söylüyor. Seda Hanım da yani çözümlemesi önemli. Vallahi bu seçime de yansıyacak bir şey o zaman... E, seçmene de sirayet edecek bir şey galiba. Nasıl gün gör, böyle bir NATO'dan yavaş yavaş o pası ben atsam, o geçişi de sen yapsan olur mu? Hem e, Seda Hanım'ın söyledikleri, hem genel olarak kazanım e, meclis tabii ki orada ne olur bilmiyorum. Çünkü pas meclise atıldı artık yani. Söz mecliste ama orada ne olacak onu bilmiyoruz. Ama bir diğer taraftan Seda Hanım'ın söylediği önemli. O içeride yaşanan ee, o sıkıntıyı o buhran bir şekilde ya diyor ki öyle bir şey ki artık seçmen e, görmeye tahammül e, edemiyordu. Ama şimdi seçmen kendi içinde belki de oy verdiği e, lideri de belki görmeye tahammül edemiyor. Yani öyle bir e, duruma geldi. Dış politikada muhalefet için böyle bir manevra yapar mı iktidar diye sordum. Hayır dedi ama yani sonuçlarımızda bir seçim var. Elbette oradaki enerjiyi de kendi içinde eritmesi gerek doğru bir hamle ee, dedi. Ne dersin buna? Nasıl Benim bu kıymetli değerlendirmelerden e, parça parça katıldıklarım var ama benim ana perspektifim 3 e, üç katılımcıdan da bir hayli farklı. O yüzden e, oraya gelmeden yani aslında orada şöyle bir şey söyleyeyim hani. içimde kalmasın derler ya pek de zaten muhalefetin enerjisini alıp başka bir yere yönlendirmeye veya içine çekmeye veya yok etmeye ihtiyaç olan bir dönemde de değil iktidar şu an için. Zaten bunu muhalefet kendi kendine yapıyor. Aslında söylenenlerin içinde buna dair de bir şey var, anlamda var. Onu hani daha sonraki turlarda konuşabiliriz. Yani muhalefet kendi kendine kendisini hırpalama, kendi enerjisini sömürme konusunda bence bir hayli yeterli. Yani iktidarın çok öyle özel bir çaba göstereceği bir alan olduğunu düşünenlerden değilim. Şimdi NATO meselesine girerken Size iki şey söylemek istiyorum. Bugün biz Amerika'da bir gazeteci olsak ve Biden'ı karşımıza aldığımızda ya da bir basın toplantısında onu gördüğümüzde ona şöyle bir soru sorabilir miyiz? Ya sen iki sene, üç sene önce Türkiye'deki iktidarı, muhalefeti destekleyelim, iktidarı Erdoğan'ı gönderelim diyordun. Şimdi nasıl oldu böyle ballı börek oldunuz konuşuyorsunuz dediğimizde. Amerikalılar dış politikada çok büyük hatalar yapmış. Türkiye'yi karşısına almış, düşmanlaştırmış ama sonra bundan 180 derece geri dönmüş mü olur? Yani Türkiye'nin dış politikasını böyle mi değerlendireceğiz? Ya yani ben bu değerlendirmenin çok hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Yani Şükrü abinin söylediklerinde böyle bir mantık var ama genelde Türkiye'de de özellikle muhalefette böyle bir şey var, mantık var. Mısır'da kavga ettin, onu yaptın, bunu yaptın, şimdi geri döndün diye. Bu ne geri dönüşlerin herhangi birisi tek taraflı ne tek taraf hatalı. Bunların içinde hatalar varsa karşılıklı, adımlar varsa da karşılıklı. Yani bunu bence böyle okumak daha doğru görünüyor. Türkiye'nin kaybı çok büyük oluyor. Ben o kanaatte değilim. Yani herkesin kaybı olabilir ama dediğim gibi hani az önceki Biden örneği gayet açık yani Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğim ve Erdoğan'ı göndereceğim diyen başkandı kendisiydi yani. Ama sonrasında bugün geldiğimiz noktada bakın fevkalade memnunuz vesaire. i̇kinci konu şu ben Türkiye'nin böyle seçimlerden sonra batıya döndü diye bir hamle yaptığını da düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin politikasında da çok büyük bir değişiklik olduğu kanaatinde değilim. Bunu neden böyle anladığımıza dair ise şöyle bir eleştirim var kendim de dahil olmak üzere. Biz Türkiye'nin politik konumuna dair çok kelimeler, cümleler, metinler falan oluşturuyoruz da bunun ne olduğuna dair gerçekten bir yerde bir ortak tanıma doğru bir türlü gidemiyoruz. Oysa Türkiye'nin bulunduğu bölge bir sarkaç gibi bakalım veya galiba Dimitri Kitsikis'in ifadesi olsa gerek bir ara bölge burası. Ya bu bölgede öyle e, kılıcınızı çekip bir gün doğulu, ertesi gün batılı olmak gibi bir şansınız yok zaten. Yani Türkiye'nin Rusya ile ilgili izlediği politikaları, ee, özellikle bu iktidara yakın muhalefet, e, affedersiniz, medyada olan bazı arkadaşlarımız da bunu yaptılar. Tersine muhalefettekiler de yaptılar. Hem muhalif akademisyenler hem gazeteciler. Ya Türkiye Rus eksenine girdi. Türkiye Avrasya eksenine girdi. Ya Türkiye hiçbir zaman Avrasya eksenine falan girmedi. Hiç öyle bir şey olmadı. Türkiye batıdan kopuyor. NATO'dan ayrılacak diyenler de oldu oraya kadar gidenler. Bu da Türkiye'nin, Türk devlet aklının, Türk siyasi aklının hangisini tercih ederseniz gündeminde hiç olmadı. Şimdi bir kere bunları bir yere bir oturtalım. Bunlar yoksa o zaman daha doğru dürüst konuşabilme şansımız olur. Ama Batı ile ilişkiler yeniden Türkiye, şekillenmiyor mu? Yeni bir denkleme oturmuyor mu acaba? Hayır yeniden şekillenmiyor. Hayır yeniden şekillenmiyor. Türkiye'nin Batı ile ilişkileri niye yeniden şekillensin? Ya ben şunu mesela nasıl anlamlandırdığımızı bir türlü kavrayamıyorum. Ya Türkiye mesela Sayın Cumhurbaşkanı dönerken notlarım arasında var hemen size söyleyeyim. Şimdi Avrupa'dan sermaye yatırım falan konuşuluyor. Cumhurbaşkanımız dönerken dedi ki F-16 konusunda Biden sıcak. Tamam bu bir gündem zaten. Bunu nasıl konuşacağız? F-35'leri kaybettiğimiz üzerinden mi konuşacağız? Yunanistan'a F-35 verilme ihtimali bizim F-16'a kalma ihtimalimiz üzerinden mi konuşulacağız? Yoksa kaybettiğimiz F-16'ları tekrar kazanıyoruz üzerinden mi konuşacağız? bunlar her biri ayrı başlıklar. F-35'lerin dünyası bambaşka bir dünya. Keşke bugün bir askeri uzman bu konuda uzman birisi olsa da bize bunu anlatsa. Biz F-35'leri kaybettik. O artık gündemimizde yok. F-16'lar üzerinden bir konuşma yapıyoruz. Bu ne kadar kazanç ne kadar kayıp. Bunu koydum bir kenara. Sayın Cumhurbaşkanı dönüşte diyor ki Körfez'den ciddi yatırımlar gelecek. Şunu söylemiyor. Avrupa Birliği'ndeki herhangi X ülkeden şuradan buradan bir yatırım gelecek demiyor. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği gibi bir perspektifi olduğunu da düşünmüyorum. Ne bugünkü hükümetin ne de genel manada devlet politikasının bu konuda bir talebi olduğunu düşünmüyorum. Zaten bakın Söylenenleri biraz ayıklarsak daha netleşiyor. Ne deniliyor? Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek. Ve Türkiye'nin buradaki gücü artacak ve vize ile ilgili bir takım hamleler bekleniyor. Almanya hemen zaten karşı duruşunu sergiledi. Bir de yine rahmetli Atilla İlhan'dan ilham olarak soralım. Hangi Avrupa? Hangi Avrupa Birliği mesela? Bizim Avrupa Birliği perspektifimizin olduğu dönemlerde Avrupa Fransa'nın, Almanya'nın özellikleri kalbinde olduğu, Hülya sen de altını çizdin ve motoru olduğu, ana gücü olduğu. Tabii evet. İşte Belçika'nın, Hollanda'nın, İtalya'nın, Avusturya'nın vesaire içinde olduğu bir e, alandı. Avrupa Birliği nasıl genişledi? Avrupa Birliği kriterlerini, demokrasi, adalet vesaire bütün bunları yerine getiren ülkelerin katılımıyla mı oldu bu? Bulgaristan bunları yaptığı için mi Avrupa Birliği üyesi? Birçok ülke sayabilirim size. Yani ülkeleri kızdırmak ya da burada tatsızlık çıkarmak istemiyorum ama herhangi birinin, herhangi birinin Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirdiği için Avrupa Birliği üyesi olduğunu düşünmüyorum. Bunlar NATO'nun genişleme perspektifinin içindeki AB tarafıdır. Ya yani böyle bir şey var burada. Dolayısıyla Türkiye'yi eleştiriyorsak bu konuda hani Avrupa Birliği perspektifi vardır, yoktur. İşte bir takım kararlara uymuyor. E Yunanistan Avrupa Birliği üyesi, Yunanistan da ahim kararlarına uymuyor. Uymadı bir sürü karar var. Yani bu değil sadece. Burada çok büyük bir politik düzenleme var. Ve bu politik düzenlemenin Türkiye açısından bence kırılma noktalarından bir tanesi şu oldu. Ben bu turda bir tık uzatmış oldum ama birkaç cümleyle tamamlayacağım. Wagner'in Moskova'ya yürüyüşü, e, Türkiye medyasında da bence fena tartışılmadı. Yani bu konu epeyce ele alındı. Ama şu boyutuyla ele alınmış gibi görünmüyor. Türkiye'nin de kendi politikalarını gözden geçirmesi noktasında bir milat oldu. Kesinlikle Bana sorarsanız dünyadaki hangi baş... Kesinlikle Hangi başkentte olursa olsun <laughs> ve özellikle yakın coğrafyamızdan bahsediyorum. Wagner'in Moskova'ya doğru yürüme hamlesi, yani yürüdüler biraz, şu oldu, bu oldu. Bugün Putin dedi ki yasal bir zeminleri yok vesaire, öyle bir şey hukuken yok dedi öyle bir yapı falan. Bütün bunlar çok önemli ve ben e, hepsini görüyorum tabii. ve yanılıyorum. Çok net belirleyici yani Putin gidiyor Bakın, işte yani Wagner'in başındaki adamla 3 saat konuşuyor falan. Bu konuşmayı da açıklıyor, konuştum evet. diyor. Ya bir de böyle altını çize çize. Hani bir darbe girişimi falan yapılıyor. Moskova'ya yürünüyor. Yani zayıflamış bir Putin var. Tırnak içinde söylüyorum. Orada bir hasar var. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil ki. Yani o yüzden hani Türkiye... Benim, bahs bu, evet. benim bahsettiğim şuydu. Bu bu ya tabii ki Batı ile ilişkileri her zaman. Evet. Ama hani bunları oturup da yeniden belki gözden geçirmek mevzusuydu. Yeniden şekillendirmek değil de gözden geçirmek mevzusuydu. E yüzünü tamamen batıyor, çevirmek değildi, evet. yani o da değil. Ya da mesela yüz Ama, sırtını evet. tamamen o tarafa yaslamak anlamında da söylemedim. Ama önemli, bu manevralar evet. meselesi önemli. Ben, Lütfen tamamlayın. Evet. Daha, daha daha ben üç üç cümleyi başka bir perspektifin içine oturtmak istiyorum bunu ve tekrar söylüyorum yanılıyor olmayı bu dünyada herkesten daha çok arz ediyorum. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı yöneten siyasi akıl bunu tarihçiler çok rahat doğrulayabilir, anlatabilirler bize kapı kapı gezmiştir. Çok net söylüyorum. Kapı kapı gezmiştir. Savaşın neresinde yer alacağına dair. Bazı <laughs> kapılardan hayır almıştır ve savaşta da istemediği bir tarafta yer almıştır. Bulunduğu cephe onun istediği yer değildi. Hı -hı. Bakabilirsiniz. Talat Paşa'nın anlarına bakın, başka yerlere bakın, konuşabiliriz. Bu bir, Hı -hı. iki. İkinci Dünya Savaşı. İsmet Paşa'nın e, onun gerçekten bence çok önemli dış politikasıyla Türkiye savaşın dışında kalmıştır. Bu çok kıymetlidir o politika. Ama Türkiye savaş bitmeden tarafını ilan etmek için de e, bu tarafın yani kazanmaya artık yakın olan Hitler'i yenen tarafın yanında savaş ilan etmiştir savaş bitmeden 4 ya da 5 ay önce. 2. 3. 3. Dünya Savaşı'na dair her şeyin şekillendiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla hiç kimse yani kusura bakmasın ama Türkiye'nin bu sarkaçta biraz o tarafa, biraz bu tarafa, biraz Rusya ile biraz ötekiyle konuşuyor olmasını, politik seçenekler arıyor olmasını böyle kınayan, hani hor gören yaklaşımlar içinde olmasın. Eleştirelim, dış politika eleştirilmenin en doğru olduğu, en zenginleştirici olduğu alandır. Buna sonuna kadar varım ben de eleştiriyorum. Birçok şey de söyleyebilirim. Ama Türkiye'nin almaya çalıştığı pozisyonun sadece kendi başına bir hikaye olmadığını, birçok dengeyle birlikte olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanı uçakta dönerken Avrupa'dan şuradan buradan değil de neden Körfez'den yatırım gelsin diyor. Çünkü Türkiye'nin şu an dış politikasında şekillendirdiği alan öbür taraf Atlantik ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezinde olduğu değil, daha çok İngiltere'nin içinde olduğu ve Türkiye-İngiltere ilişkilerinin giderek daha da yükseleceği bir dönemle beraber oluyor. O yüzden Körfez sermayesinden bahsediliyor. Körfez'deki arkadaşlarımız, yöneticilerimiz Türkiye'ye aşık oldukları için, Türkiye'nin kara kaşına, kara gözüne hayran oldukları için Türkiye'ye yatırım getirmiyorlar. Bu da bir şekillenme, bu da bir rol ve Türkiye bu rolün merkezinde. Bence buralardan bakarsak Türkiye açısından daha doğru katkılar yapabiliriz Diyor Düşünüyorum nacizane. benim perspektifim bu. Dolayısıyla ben Türkiye savruluyor. Türkiye bir Batı'ya, bir Doğu'ya, bir oraya, bir buraya gidiyor. Fe, hayır. Bakın Ağustos ayında göreceksiniz. Türkiye'nin Rusya ile yoğun temasları olacak. Hmm. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı söyledi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sayın Putin'i ağırlamayı düşünüyoruz dedi Ağustos Bakın ayında. Bakın ne olacak orada? O da işte yani e, tabii Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye. İptal da yani. dedi. iptal edildi dendi çünkü nasıl bir evet. da Yok daha kesin değil. Daha kesin değil. Yok. O, o zeminler değil. öyle hemen oturan. Ama açıklama yapıldı yani Peskov, gerçekten e, nasıl yani? Değişilebilir ama Pesko öyle dedi. Değişebilir. Bak şimdi şöyle. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı böyle bir yaklaşım var değil mi? Bu daha önceden Dışişleri kanalıyla farklı kanallardan konuşulmuş bir şey. Yani gelmesi planlanan bir ziyaret var. Türkiye'nin Ukrayna ilgili NATO çıkışı, İsveç konusundaki durumu bir takım e, savaş esirlerinin iadesi vesaire bütün bunlar bir gerilim oluşturdu. Hı hı. E, Rusya'da çok herhalde aklını falan yitirmiş bir ülke değil. Ama bu Türkiye'ye karşı Rusya'nın bu düzeyde tavır alacağı bir alan açmaz. Rusya'nın da Türkiye'ye mahkum olduğu 10 tane başlık sayabilirim size. Türkiye'nin de Rusya'ya bağlı olduğu pek çok başlık var. ya yani o bakımdan bence bu olmaz, bu gelmez. Hayır, bu ilişkiler de olacak. O zaman tekrar şey mi diyeceğiz, Türkiye batıdan tekrar Rusya'ya döndü mü diyeceğiz. Hayır, ben bu bakış açısının ...çok sağlıklı bir analiz yöntemi olduğunu düşünmüyorum. Yok yok, mevzu o değil elbette. Evet. Yani sadece yapılan açıklama nezdinde. Ya şimdi bütün bu meselelerin e, altında yatan neden de... ...yani biri de bence çok temel nedenlerden biri ekonomi. Şimdi Türkiye'nin tırnak içinde, içinde bulunduğu durum. E, pandemi süreci, küresel enflasyon bunların hepsi var. Evet tamam. Ama e, Türkiye'de sonuçta şöyle bir şey oldu. Yani e, bu iktidar, yani bu denklemde... ...bizim tanıdığımız, bildiğimiz, Batı'nın da tanıdığı, bildiği e, isimlerle bir şekilde... ...bu ekonomi politikasını, yeni vizyonu götürmeye karar verdi. Aslında e, iktidar eski ama bu yeni bir şey. Bu önemli bir şey. Yani buradan bakıldığında... Ben onun da beklentiler... yeni olduğunu düşünmüyorum. Olur ya. tamam, ben gelirim, geldim ben de. De. olur. Tamam, o, olur. Yani tamam. Bu, bu, burada, evet. bu, Aynen, tamam. tamam. Peki. Buradan bakıldığında bu istikrar dediğimiz, güven dediğimiz... E, ...meseleler aslında biraz da belki kısa vadede bilmiyorum ama orta vadede sonuç verecek gibi duruyor. Şimdi bu isimler önemli isimler. Tırnak içinde söylüyorum. Ben tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı, verdiği mesajlar da önemli çünkü. Oradan bakıyorum. Enflasyonu tek haneye indireceğiz dedi ama öncesinde dedik ya ben ya heyetine çok fazlasıyla... Ee, ...güvendiğinin göstergesi. Ben dedi, heyetimi dedi, önceden gönderdim dedi, Suudi Arabistan'a gönderdim... ...Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, buraları dolaştılar dedi. Ve biz de bir heyette gideceğiz. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri dolaşarak... ...onlarla aramızdaki her türlü ilişkileri daha da güçlendirelim istiyoruz dedi. Uluslararası yatırımı ülkeye çekmek istiyoruz. Yani çok net cümleler bunlar. Yani bu biraz önce nasıl Hüseyin de dedi, dediğin gibi yani sadece körfez ülkeleri nezdinde değil ki. Elbette yani batı da var buradan şimdi evet. bakıldığında. Yani bu İsveç meselesi, NATO meselesi, orada ikili ilişkiler, verilen fotoğraf e, batılı yatırımcılara da elbette bir mesajdır. Bunun karşılığını alır mıyız? Şimdi ben Nasuhi'nin dediklerine 3 aşağı 5 yukarı katılıyorum Nasuhi Güngör'ün. Benim de eklemek istediklerim var. Hı. Şimdi şöyle... Yani Türkiye tanzimattan bu yana batılaşmayı deniyor. Ama bunu bazen iyi bazen yanlış modellerle yapıyor. Şimdi bizim biz kendimiz bir Türk devletiyiz, Türk milletiyiz. Yani batıyla uyduğumuz yer var, uymadığımız yer var. Evet. Ve batının da biz çok kazığını son 70-80 yıldır gördük. Şimdi bir FETÖ konusu var, PKK konusu var. Gözümüzün önünde önce Kuzey Irak'ta bir devlet kurmaya çalıştılar. İşte 2017'de Tayyip Bey, Hakan Bey o zaman MİT Müsteşarı'yı gönderdi, onu bozdu. Şimdi Suriye'de bir PKK devletin alini kuruyorlar yani Türkiye o işi bozar yani askeri operasyonla bozar daha önce de bozdu Fırat Kalkanı Barış Pınarıyla ama Amerika bundan vazgeçmiş değil. Avrupa'da PKK'lılar haraç toplamaya devam ediyor Fransa'da Almanya'da İsviçre Belçika'da yani Avrupa'nın iki yüzü tavrı çok fazla. Anla'n planında geçirin dedi geçirdik referandumu biz sonra bize verdiği sözü tutmadı. Yeni chapter açmadı. Mülteciler konusunda gerekeni yapmadı. Suriye meselesini yapmadı. 2013 yılında Suriye Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı ortaya çıktığında dönemin savunma bakanı Chuck Hagel Amerika'da John Kerry dışişleri bakanı askeri operasyonlar yapacaklardı. Biz Suriye'de Esad'ı devirirsek burayı El-Kaide alır, DH alır diye vazgeçtiler son anda. Şimdi Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra da biraz da e, Rusya'ya yaklaştı ama Rusya şundan yaklaşmadık. Yani biz bu batının batı kahrolsun da gidelim Rusya'ya. Bizim üstümüz açık. Hava savunmaya ihtiyacımız var. Ver, vermiyorsun. İnsan haklarını bahane ediyorsun. FETÖ'cüleri bahane ediyorsun. E Türkiye'de işte 15 Temmuz gecesi gördük ki savunmaya ihtiyacı var. Hava savunmaya. S-400'de Ruslardan o yüzden aldık. Sen Tayyip Bey siz verin sizden alalım dedi. Vermiyor. açık. Ben şimdi açık. askeri uzmanlar dedi demin Nasri dedi galiba. Bunu askeri uzmanlara ben evet. sordum. Bizim bu maalesef, yani maalesef diyorum, bu F-16'ları almaya ihtiyacımız var. Çünkü bizim bu uçak motorlarının önemli bir kısmı kullandığımız kendi ithal. Ee, birkaçı hariç ama şimdi yapıyoruz. O Hürkuş'ta birkaç tane de orada gidiyor. Erken bitirmemiz lazım. 2024 25 25 görünüyor. Çok erken yapmamız lazım ve bu F-16'ları hava savunma içinde de almak lazım. O yüzden zaten Neden mecburen... Bizim pilotlarımız da F-16'ya hakim o anlamda. O da, yok bizim bak. Ço çok iyi askerimiz pilotumuz var. var. ama F-16 noktasında gün bu ortasında motor konu kalmıştım. Motor konusu evet, dediğin motor önemli. Bizim pilotlarımız bize şey var. da F-16'ya hakim. Ben bunu evet. askeri uzmanlara sorduğumda bizim f 35ten önce bu F-16'yı almamız lazım diyor. Ama bu Botman'en dezenilen bu demokratların adamı, de, senatör dedi ki o da F-35'i de Yunanistan'a verelim dedi. Yunanistan'da Rafael uçaklarını aldı şeyden e, Fransa'dan başka yerden aldı. IMF'ye borcunu bitirdi bu arada onu da söyleyelim. Geçen sene 2022 Mayıs'ta bitirdi. E, bu işin bir kısmı. Şimdi Körfez'den gelen sermaye bize çok yeterli değil. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Katar'dan, Katar'dan biraz daha fazla geliyor. 20 milyar dolar Türkiye bütün yatırımı ama İngiltere'deki yatırım 200 milyar dolar. Yani bize öyle çok para vermiyor Araplar. Bunu muhalif ekonomistleri dinlediğiniz zaman da görüyorsunuz. Suudi Arabistan işte 5 milyar dolar bir mevduat koydu. Birleşik Arap Emirlikleri yatırımları var. Ama şöyle bir gelişme var. Suudi Arabistan ve Cem, Birleşik... Cem, hemen sana bir katkı yapayım kulis bilgi olarak istersen. Estağfurullah. Ee, Sayın Şimşek iş adamlarıyla yaptığı toplantıda bu konuyu da açıyor. Özellikle körfez ülkeleri konusu. Senin dediğin gibi yani oradan gelen kaynak Şok ben bunu şey olacak gibi değil. Evet. Bir de zaten 50'nin üstünde bir rakamdan söz ediliyor. Onu, onu size söyleyeyim ve bu konuda da çok umutlu. Ama mesela e, bu daha çok e, şeyleri iyileştirme, yani dengeleri iyileştirme. Ne swap ne de bir başka isim e, faizli bir şey adı da konmuyor bunun. Sadece hazine rakamları üzerinde bir etki yaratacak ve geçici evet. diye geçici. bakılıyor bu gelecek olan paraya. Asıl Doğrudan yatırım için yine Şimşek oradaki ifadesiyle umutlu olduğunu söylüyor. Özellikle evet. enerji sektörü Aynen meşhur burada. Evet. Yani zaten doğrudan yatırım gelmediği sürece bu gelecek olan 50-70 kaçsa çok da bir çare olmayacak zaten. Bunun farkında da sadece birkaç ay rakamları daha doğru okumamıza ya da güven vermesine neden olacak diye bakılıyor. Ama bu evet, uluslararası doğru. yatırımcılar hedefi sadece körfez ülkeleriyle sınırlı değil zaten o... olamaz da. O yüzden... Ama bize şöyle bir avantajımız var. Körfez ülkeleri bize uçakla en uzak iki buçuk saat mesafede. Ama bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın milyar dolarlık yatırımlarının çoğu Amerika'da ve Avrupa'da bize çok az geliyor. Şükrü Bey'in dediği orada doğru. O para 10 milyar dolar, 20 milyar dolar da gönderse şimdi bizim doğrudan 100 milyar dolara ihtiyacımız var o açığı kapatmak için. Şeyi de söyleyeyim. Suudi Arabistan dün El-Hagil Türkiye'de. Bir tane yanlışım var yalnız Cem. İş insanları demem lazım. Peki. El-Hagil <laughs> vardı. Arabistan İş Forumu başkanı buradaydı. Dedi ki bu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın bazı şehirlerinin bir daha inşa edilmesi konut yapılması ve havaalanlarının gelden geçmesi lazım. Türk müteahhitleri çağırdı. O yüzden de bu iki ülkede aşağı yukarı 150 milyar dolarlık bir 10 yıllık bir iş var. Türkiye oradan büyük kazanım elde edebilir. Ama bir şey daha var. Yani Batı hayranlıdan değil bu. Yani şunu da görmek lazım. Bunu gerçekçi bir dünyada. Finans Batı'da. Yani Türkiye'nin mesela bugün tekrar dün sordum. ya bizim, Nerede mesela? Mesela bizim borcumuzun yüzde sekseni Avrupalılar'a mesela. Biz yani. Diyor, finans 444, Batı'da nerede mesela? Evet bak 444 mi? Bugün merkez bankasına çok yetkili bir isimden öğrendim. Biz, Daha önce de su. 400... Yok yok. Cem bizi bizi ilgilendiren finans nerede Batı'da? Mesela Türkiye. Söyle gelmiş, bak şöyle söyleyeyim. Bak söyleyeyim. Batıda? bize doğru mesela borçlanıyoruz. Örneğin devlet tahvil çıkarıyor. Bunları Avrupalılar alıyor. Avrupa bankaları alıyor. Mesela e, reklama girer diye söyleyeyim. Türkiye'de ortakları Türkiye'de olan ya geliyor. Giden, tabii, tabii. Mesela İngilizlerin emeklilik fonları, Amerika'daki bazı büyük fonlar. Bir diğeri demin bize doğrudan yatırım gelmesi için yani para dünyadaki nakit paranın ve finansmanın %65'i Avrupa'nın ve Amerika'nın kontrolünde. Bunların bir kısmı Yahudi bankerler bir kısmı İngilizler bir kısmı özel özellikle Amerika'nın elinde tuttuğu geniş bir şey var. Bizim borcumuzun da %65'i 70'i onlara, 80'e. Enerjiyi çıkarın. Yani Rusya, İran'ı çıkarın. İran çıkarın. Bizim borcumuz bu. Yani biz 444 milyar bunun %60'ı özel sektörün borcu. O tarafa borçlu buraya. Çünkü maalesef nasıl Yani keşke para başka yerlerde olsa, para bu tarafta. Ha bunu sömürerek alıyor. E, Yok Cem, ben sadece sana sorun... şöyle de bir katkı yapayım. Cem yine bir katkı yapayım. Orada sorun şu açıdan da çok derin. Ben e, birkaç kez iş insanlarıyla bu ülkelere gittim. Öngörülebilir değil. Hukukları öngörülebilir değil. Her an senin şirketini el koyma ihtimalleri var. Yani batıda bu yok. Ama e, özellikle bu körfez ülkeleri ya da işte Suudi Arabistan'da falan Türk iş insanları bu sorunları derin yaşıyorlar. O nedenle de hani o büyük pastayı aslında alacak güçleri var. Ama aldıklarında Suudi Arabistan birdenbire çıkıyor Neyle karşılaşacağını benim biliyor. Benim şu iş adım var, evet. işini tabii. ona e, işte, devret ve e, Tamam diyor. işte bu da yönetim. Çünkü bunları da yapıyorlar. Liyakat meselesi, bir de neyle bir şey yönetildiğin, bir şimdi nasıl bir tavır bizim alındığı... Bizim savaşla, evet. biz şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile... Nasıl gülüyor mesela, ama? Birleşik Arap Emirlikleri ile e, Libya'da karşı, bir zaman, karşı, karşı karşıya geldik. Mesela orada büyük... mesela Birleşik Arap Emirlikleri son 10 senede bu bölgedeki savaşlara 40 milyar dolar harcadı. Biz de harcadık yani... Libya'da mesela yüzde altıyı tutuyordu Hafter şey e, merkezi hükümet Abdullah Dibey ve Abdülhamit Dibey şu an yüzde kırka geldi Türkiye sayesinde ve Türkiye orada herkesi yendi. Suriye'de biz bir yeme yakaladık. Orada da işte Suriye'de zamanında Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan aşiretler üzerinden para veriyordu PKK, YPG. Onu hallettik. İşte Birleşik Arap Emirlikleri Kolombiya'dan asker getiriyordu. Paralı asker Wagner gibi. Uh -huh. Çok büyük bir bu savaştan biz de onlar da kaybetti. Şimdi evet. onlar bize yatırım yapıyor. Biz onlara. Bunların hepsi bizim için ama ben Birleşik şuna gelmek istiyorum. Bizim aha. şeyimiz şu. Biz maalesef neticede bu döviz denilen şeye ihtiyacımız var. Keşke ruble hani mesela dolar da o kadar kuvvetli bir para ki yani alışveriş yapmadığın dediğin zaman da bir şey yok. Yani rubleyle tamam yapıyorsun. Tabii. Diğer yeriyle. Çin'in de gücü. Hepsi bir yere kadar geniş gelip batıya borcumuz da oradan ve oraya da borçlanıyoruz. Yani devlet tahvili çıkardığı zaman onlar alıyor. Başkası aldığı zaman onlar alıyor. Mesela Rusya'nın Türkiye'ye getirdiği para sonuç 10 milyar dolar. O da Erdoğan'ın şahsi hatırıyla. Ben peki. şunu da tamamlayayım hemen kısaca çok uzatayım. Bir... Yani biz dediği gibi biz Rusya'da iş yapacağız orayı. Rusya'yı yok sayamayız. Hı -hı. hatta Çin şey. Ama Çin falan bize uzak yakın olarak söylüyorum. Rusya, Avrupa, Körfez ülkeleri. Tamam. Türkiye bu potansiyelini, gücünü olur. Şu Suriye'deki barış sağlansa sadece oranın inşası bile Türk ekonomisine çok öyle olumlu katkı olacaktır. Hmm. Avrupa Birliği de. ama Avrupa Birliği'nin iki yüzlüğünü biliyoruz. Bunlarla da maalesef mücadele Amerika. Bilmiyor muyuz PKK'ya destek veriyor? Ama ilişkileri yok sayamıyorsun. Adam PKK'yı destekliyor. Şimdi savaşamayacağına göre Amerika'yla... Bu, bu bilinen tabii tabloya evet, yani konuşuluyor. Şöyle, Hep aynı şey. Yani bu NATO meselesinde bizim de, şöyle, de öyle. Bizim şu yapısal ya, olarak ekonomide... Başkent'in Ankara ya hattı bu da... Evet. Her 10 yılda bir, her 20 yılda bir geliyoruz. 94, 2001, 2000 yapısal olarak evet. bu böyle bir devalüasyon oluyor. Para sorunlarımız oluyor, bir şey oluyor. Büyük markalara ihtiyacımız var. Bak AK Parti döneminde Türkiye altyapılarının, büyük hizmetlerin hepsini bitti. Yol, hastane, köprü, havali... Türkiye büyük iş yaptı, savunma sanayi filan. Ama bu ekonomide de tek evet. şeyimiz şu ekonomideki şu taşları iyice bir yerine oturtmak Peki, lazım. Peki şimdi bu ekonomik taşları yerine oturtmak için ne yapılmalı? O da şöyle, ee, niye? Şimdi yeni dönem var, yeni bir kadro e, var. Yani e, bir takvim değişiyor. E, bu yeni dönemde, yeni kadroyla birlikte. Cumhurbaşkanının verdiği mesajlar var. Yani e, enflasyonu tek haneye indireceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalışıyoruz dedi. Körfez ülkelerinden bahsetti. Ama bir diğer taraftan da NATO zirvesinde iki gün e, merkezde bir isim olarak e, gördük Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü İsveç meselesi vardı. NATO, İsveç, AB, Amerika ile ilişkiler bunların hepsine bakıldığında... E ...tabii ki e, bahsettiğim şey şu yani yatırımcı meselesi. Yani bu batılı yatırımcılar, batılı yatırımcılara da burada mesaj verildi bunların hepsi çok önemli fakat iş dönüyor dolaşıyor yine sokağa geliyor yani biz hepimiz burada bütün konuklarımız hepimiz herkes yani işini bittik bitirdikten sonra sokağa çıktığında herkes çarşıya pazara çıkıyor enflasyonu konuşuyor Cumhurbaşkanı enflasyonu tek haneye indireceğiz e, dediği zaman e, bir umut ışığı doğdu e, ne kadar yakınız buna sizce şimdi tek hane çok bana uç Geliyor yani hmm. %50'lerden bahsediliyor. Bu da yine çok da kötü yani iyimserlenebilecek tahminler, senin son tahminleri. Yani tümüyle doğru sinyaller verilse, nedir bu doğru sinyaller? Yani bu düşük faizle enflasyonla savaşılabileceği ile ilgili teze, tümüyle körcesine sarılınmadığı, gereğinde geri adım atılabildiği, sinyali şu an verilmeye çalışılıyor ama bu sinyal ne kadar kuvvetli veriliyor? Bu sinyal kuvvetli bir şekilde verilirse, gelen yatırımlar uzun vadeli yatırımlar olursa, yani kısa vadeli şu an işte bakıyoruz işte borsaya falan gelenler var ama uzun vadeli olması gerekiyor bizim ciddi anlamda sonuç görmemiz için. Bunlar olursa enflasyonun düşmesini bekleyebiliriz ama bu bekleyeceğimiz yani tek haneli rakamlardan çok uzak en iyi imser tahminler bile. Ama ee, yani seçimler açısından söyleyecek olursak enflasyonu da seçmenin bir dayanıklılık gösterdiğini gördük. Yani şöyle şikayet ediyor seçmen enflasyondan ama bu net bir oy değişikliğine yol açmıyor. Seçmenin oyuyla ilgili, yani oy değiştirmesi, siyasi tepki vermesiyle ilgili en kritik faktör işsizlik. O yüzden maaşların, yani maaşlar düşsün ama işler korunsun şeklinde bir, Modelin izlendiğini gördük aslında son dönemde. Hmm. Şimdi buradan e, bir dönüş olacak mı? Yani bu rasyonel zemine dönüş beraberinde bir acı reçete getirecek. Bu acı reçete e, kimi vuracak, kimi etkileyecek? Bunu görmemiz lazım. E, kimi etkiliyor? Dönüyor, dolaşıyor, yine vatandaşı mı etkiliyor? Onu mu demek istiyorsunuz? Tabii vatandaşı ama hangi kesimi etkileyecek? Hangi yani sessiz, o bir siyasi bir sessiz, karar. Kişi etkilemeyeceğine göre... Tabii. Yani Şimdi notlığı, yani yiyebili, şu zamana kadar göbeği, şunu gördük. Evet, daha yani. çok hani en dar kesimin korunduğunu gördük. Çünkü bu kritik bir seçmen grubu iktidarı. E, konuşalım için. dedin işte al bak. Evet. Ve maliyetlerin daha çok aslında orta sınıfa yüklendiğini gördük. Orta sınıf yok. Orta yani. sınıf e, evet orta sınıf mesela maaşlara baktığınız zaman averaj maaşların çok düştüğünü görüyoruz. Asgari ücretin görece korunduğunu görüyoruz. Yüksek gelir grubu zaten hani onlar... Daha korunaklılar ama orta sınıf çok ağır maliyet ödedi son dönemde. Şimdi bu devam mı edecek? Ee, yani orta sınıf iktidar için çok kritik bir seçmen grubu değil. Temel seçmen grubu olmadığı için olduğunu iddia edebiliriz maliyetlerin orta sınıfa yüklenmesinin. Veya orta sınıfın Türkiye'de geleneksel olarak zayıf olması yani siyaseten zayıf kendi çıkarlarının çok fazla peşinde koşan bir seçmen grubu değil Türkiye'de. Yani mesela batıda orta sınıf çok dikte eder siyaseti kendi çıkarlarına aykırı bir şey olduğunda çok sesi yükselir. Tabii. Türkiye'de böyle değil. Hı. Türkiye'de siyaseten çok aktif değil orta sınıf. Orta sınıf bilinci de çok yok. İşte vergi sistemiyle açıklayabiliriz. Hani biz vergimizi daha görmeden maaşımızdan çekiliyor. Mesela bir Amerika'da önce maaşınızı alıp sonra vergi ödediğiniz için vergi bilinci çok kuvvetli. Yani benim bir kuruş vergimle o değil de bu yapılsın şeklinde ben... Türkiye'de bir şey görmüyorum ortasında. O yüzden sınıfda. zaten batıda öyle vergi meselesi o kadar merkezde duruyor ki ekonomide cezaları da böyle. Yani orada tabii, çok başka. Tabii. Burada öyle değil ki. Yani, yani vergi, bakın gelir dağılımındaki adaletsizliğe, dengesizliğe bakın. Yani mesela vergide de öyle. çoğu zaman bu vergi meselesinde konuşurken, yani e, oradaki gelire göre e, vergi meselesi. Vergi adaletsizliğinde mesela Türkiye'de hep dolaylı vergi, yani e, işte KDV'lerin evet. çok olmasından bahsediliyor. Ama gelir vergisi çok adaletsiz, adaletsiz Türkiye'de. Evet. Orta sınıfın üzerine çok orantısız bir gelir Onu vergisi var her zaman. Bundan yani. ama ne kadar konuşuluyor? Yani orta sınıfın e, ...temsilcileri bunu yeterince siyasalaştırıyorlar mı? Hayır. Hani şeye tekrar dönecek olursak, muhalif enerjinin e, yutulması meselesine. Bu hala kalmış bir alan. Bu iktidarın e, kendine çektiği alanlardan bir tanesi değil. Yani orta sınıfın çıkarlarını temsil eden bir siyaset Türkiye'de Canan, hala yok. Canım ama bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey diyorsunuz tamam da... ...yani mesela bu genel seçimde, bu seçimde... Yani bu enerji dediğiniz bu mesele var ya, yani mesela bunu alıp da yutamadı iktidar mesela. Burada hala açık bir alan var. Onu söylemeye İyi çalışıyorum. De, bu evet. açık alanı Aha. çok fazla deşti mesela yani bu açık alanla çok fazla... E, politika öğretti demeyeyim de o sosyal medyalar, söylemler e, tutmadı ama. Kim muhalefet mi? Tabii. Politika... Ben muhalefet Hayır, bakın, öğretti demiyorum. Orta sınıftan bahsettiğimi Hayır, düşünmüyorum. Politika, sadece orta sınıf özelliğine değil. Muhalefet çok bakın. yanlış siyaset. Politika öğretti demiyorum. Yılda yani, yani söylemler diyeyim, yani politika üretmek daha başka bir şey. Yani orta yani, sınıfın mesela... ekonomik çıkarları ile ilgili mi muhalefet çok konuşuluyor? Ama sadece orta sınıf değil ha, ki. Yani için? orta sınıf özel, özel olarak değil. Ha. Yani bugün vatandaş vatandaşın sıkıntıları meselesiyle ilgili. Buraya biz konukları ağ ağırladığımız zaman, içeceğim işte de vardı ha, burada. Ekonominin ha. ana muhalefet mesele olmasından bahsediyorsunuz. E tabi evet. tabi. Orada şu işte ihmal yani... edildi. Yani muhalefet şunu düşündü. Enflasyon ya da ekonomik sıkıntılar tek başına iktidarı eritip yok etmeye yeter. Ben bu problemleri gündeme getirirsem bu iktidarı yeterince sarsar. Sar. Bunun böyle olmadığı görüldü. Yani seçmen ekonomiden şikayet ediyor ama icabında oyun Ona biliyor. Çünkü bir şey bakıyor. Bak, bak, ama niye biliyor musunuz? Ya anlatacağım neden olduğunu. Söyle, hayır, ben <laughs> İzin verin bir anlatayım eksik olursa tamamlayın. Dilerim. 2003'te Size geldi. Size kalacağım biraz. 2021'e <laughs> kadar <laughs> 18'e 2021'e kadar ekonomiyi çok iyi getirdi. İki yıldır işler iyi gitmiyordu. Millet faturayı hemen kesmedi. İşte, Kesmezdi o <laughs> Evet yani. bahsedecektim zaten ondan. Estağfurullah. Yani bakmayın. bir tanesi bu. Yani bir tanesi mevcut bir kriz olduğu zaman geçmişe bakıyor. Yani e, iktidarı anında cezalandırmıyor. Geçmiş performansına bir bakıyor. E, geçmiş performansından memnunsa ileriye dönük de tekrar yapabileceğine inanabiliyor. Zaten iktidar da bunu kullandı ve kampanyasında biz yaptık yine yaparız dedi. Bu bir. İkincisi muhalefete bakıyor yani muhalefetten yeterince e, güven alabildiği zaman evet yüzde o tarafa dönmeye daha meyilli oluyor. Yani burada biz muhalefetin yeterince net ve ikna edici bir alternatif koyamamış olmasından bahsedebiliriz. Ama bir de şu var bu bence muhalefet tarafından da daha az fark edildi. Yani enflasyonun hayat pahalılığının e, işsizlik kadar siyasi sonucu olmadığını atladı muhalefet. Bir şekilde enflasyona adapte oluyor. Söyleniyor, ediyor ama bütçesini daraltıyor. Ama işsizlik kolay tolere edilebilecek bir şey değil. İşte travmatik olan o. Tam da bu yüzden zaten iktidar politikalarına baktığımızda sonuçlarda işte görüyoruz hani işsizlik, mesela işsizlik azaldı. Yani 2018 sonrasına baktığınızda maaşlarımız küçüldü ama işsizlik azaldı. Yani işler korunsun maaşlar küçülsün gibi bir şey ve en dar gelirli kesimin ama ...geliri korundu. Şimdi bizim bir araştırmamız var. Biz burada şu, net bir şekilde şuna baktık. Ekonomik şikayetler... Bizim derken? Ben, Evren Balta ve Selva Demirel... E, ...yaptığımız bir araştırmada şunu görmeye çalıştık. Geçmişte AK Parti'ye oy vermiş... Nasıl bu araştırma deyince... Hani ...biz de bir neyin üzerine yaptınız bu araştırmayı... ...bir de şöyle kaç denek, kimlere... ...ne şekilde gittiniz, nasıl oldu? Yani Onu biz, da e, çünkü. E, bir anketin... Evet. Sonuçlarına bakarak bir regresyon çalışması yaptık. Tamam. Şimdi bu çalışmada ekonomik şikayetin oy değiştirmeye olan etkisine baktık. Yani geçmişte AK Parti'ye oy vermiş seçmen bir sonraki seçimde hangi şartlarda oyunu değiştiriyor, hangi şartlarda koruyor? Şimdi burada yani özetine geleyim. Ekonomik şikayetin etkisini aslında özellikle baktık. Yani şikayet ediyorsa oyunu bu ne kadar etkiliyor? Oyunu değiştirme ihtimalini. Burada ilginç bir şey gördük. Mesela orta gelir grubu, orta üst gelir grubu, üst gelir grubu bunlara baktığınızda şikayeti arttığında oy değiştirme ihtimali çok net bir şekilde artıyor. Yani geçmişte oy vermiş AK Parti ama bugün ekonomik şikayeti var. O zaman büyük olasılıkla oyunu değiştiriyor. Hı hı. Ama bu en dar gelir gruba baktığımızda bu ilişkinin yok olduğunu görüyoruz. Yani şikayet ediyor, oyunu değiştirmiyor. Şimdi bu ilginç bir bulgu. Hmm. E ee, bunun birkaç sebebi olabilir. Tam buna tanesi... bu buna mesela yani buna niye geldiniz? Yani Biz... şu hani muhalefetten bahsediyoruz ya bir taraftan. Yani muhalefet orta sınıfın tavrını, duruşunu çok net okuyamadı. O muhalif enerjiyi bir Özellikle şekilde alt gelir ha. grubu okuyamadı. Alt gelir grubun ekonomik şikayetine rağmen hmm. oy değiştirmeme ihtimalini hesap edemedi. Tamam. Orta gelir grubu oyunu değiştiriyor şikayet ederse. Tamam. Orta gelir grubu zaten hmm. muhalefete de belli ama Dar gelir grubunun tamam. ekonomik şikayetlere rağmen siyaseten hani esneme işini tahmin edemedi ve yeterince anlayamadı. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu. E, bu gelir grubunun görece kaybı aslında daha az üst gelir gruplarına göre. Hani biraz önce bahsettik ya mesela orta gelir grubu görece çok kayıp yaşadı. Maaşı çok küçüldü. Ama mesela asgari ücret alıyorsanız o biraz daha korundu. Çünkü onlar enflasyon oranında zam geldi ama mesela... Başka gelir tamam, grubu emekli korunmadı yani. Ha. Emeklinin haline bakın. Kaç milyon emekli var Sevda Hanım, Allah aşkına. Ama asgari ücreti düşünün. Ne kadar gelir büyük bir grup bir evet. bu. Bir de sabit ya çıktı, bir çıktı e, şeyler. Ama şöyle bir şey o da çıktı çıktı tamam da yani bakıyoruz e, şaka gibi anında bir ay korunabiliyor. Bir ay sonra Emek, o da eriyor yani. Ekonomiye evet. girecek miyiz? Evet, i̇şte zaten buradan geçiyoruz. Şimdi ama tanesi, şöyle tanesi. Özellikle emekli. Sıra, sıram gelince Tabii tabii, tabii tabii. Bir şey daha var ama. Yani evet. bir görece kaybın orta sınıfa göre daha az olması. Bu grubu daha az ee, hani responsif yapıyor yaşadığı ekonomik şikayeti. İkincisi ama bir de kırılganlık faktörü. Ne kadar elinizdeki avucunuzdaki küçükse o kadar kırılgan oluyorsunuz ekonomik anlamda değil mi? Şimdi çoğu zaman insanlar şöyle düşünebiliyorlar. Ne kadar zor durumdaysam ben trendin ilk önce hey, atlayanlardan olurum. Çünkü yani en çok benim canım acıyacak ekonomik krizde değil mi? Halbuki böyle olmuyor elinizdeki küçüldüğünde riskten kaçma davranışınız artıyor. Çünkü onu kaybedemezsiniz. Diğer tarafını mesela diyelim ki bir e, sosyal yardım alıyorsunuz. O sosyal yardımı almama ihtimali o kadar maliyetli bir şey ki sizin için veya o enflasyon oranında bir asgari ücret almama ihtimali. Yani diğerleri gelecek enflasyon hemen düşecek mi? Acaba bana enflasyon oranında zam verecekler mi? O yüzden bu grubun ihtiyaçlarını anlayıp, Onlara karşılık vermediğiniz zaman sadece enflasyonun ya da ekonomik sıkıntıların <laughs> otomatik bir şekilde iktidarları eriteceğini, oy değiştirmeye yol açacağını düşünmemek gerekiyor. Şimdi yerel seçilmeye yaklaşırken yine aynı şeyler çok konuşulduğu için onu belirtme ihtiyacı duydum. Yine enflasyon çok yüksek, yine işte e, maaş zamları yeterli mi değil mi? E, asgari ücret dışındaki kesimlerde Çünkü çok az zam Mesela memur zammı sadece memurları ilgilendirmiyor hı hı. İşte diyelim akademisyenler Yani pe pek çok başka mesleklerde tabii, tabii. Memur zammı neyse o oranda alıyorlar ya e, Bunu anlamamız lazım Bu kesimin e, alt kesim kadar e, Daha görece fazla etkilendiğini Ama siyaseten e, o kadar da kuvvetli e, olmadıklarını O yüzden çok fazla siyasi sonuç sırf enflasyona dayanarak beklememek gerektiği. Tamam peki. Ee, şimdi şöyle Şükrü Küçük Çay'ın yani bu torba yasa emekli maaşları yani ne oldu ne bitti böyle bir hayal kırıklığı oldu özellikle e, onu biraz konuşalım da istiyorum. E, bu mesele önemli çünkü sokağa çıktığımızda en temelde konuşulan bu. E, dediğim gibi yeni bir dönem var yeni bir kadro var ama enflasyon tek taneye düşürme hedefi var bir diğer taraftan zamlar yapılıyor. Ee, görüşmeler oldu, ee, Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın görüşmesi oldu. O görüşme herkes çok umutluydu ama e, sonrasında böyle mutabakata yani varılmış gibi bir görüntü de oldu ama çok emeklinin e, lehine olmadı. Bu 7500 meselesi o kadar önemli ki bu kök e, maaş meselesi. Ben günlerdir onu e, bir şekilde hem anlamaya çalışıyoruz, hem uzmanlarla anlatmaya da çalışıyoruz. Ya ne olur peki böyle hiç e, ne konuşuluyor? Böyle var mı bir ihtimal emeklinin lehine? Kabul de edildi gerçi e, ama buradan geri dönüşü yok diyor Cem artık emekliler için. E, ama şöyle de bir şey var. Geri yani dönüşü ocak belki, ayına kadar. belki Ocak ayına kadar. Yani Sedam dedi ki seçim zamanı ya. Aralık ayında böyle Ocak ayında bir, bir düzeltme <laughs> olabilir dedi. Bu enflasyon meselesinde de bu tek hane meselesi önemli. E, kısa vadede ...ne görünüyor sizce? Yani orada iyi haber veremeyeceğiz ama... ...aslında ben e, Nasuhi'nin... ...söylediklerini son derece... ...önemliyorum. Hak önemli görüyorum. Haklı da olabilir. Eğer öyleyse de... ...üzülüyorum. Şu açıdan üzülüyorum. E, çünkü... ...özellikle bu... ...sözünü ettiğimiz politikalar anlamında... ...yanlışlıklar ortada. Yani... ...enflasyon... E, ...işte... Enflasyon şey e, faiz, faiz neden sebep. enflasyon sonuç dediğimizde yanlış mı kullandım? Faiz yok, sebep şey, faiz enflasyon sonuç. Faiz Sebe neden enflasyon sonuç. Ha, enflasyon sonuç dediğimizde yani bu böyle olmuyor. Yani şimdi enflasyonu işte tek haneye düşüreceğimiz dediğimizde de olmuyor. Yani bizim dememiz de olmuyor. Şükrü abi ben Bunun, daha ekonomiyle ilgili konuşmadım yalnız. Yok yok hayır hayır <laughs> şeye geleceğim bir sen hayır hayır. Ee, şimdi dış politikada da dediniz değişiklik yoksa. Yani bakın isimler değişmiş. Politikalar değişmiş. Kararlar değişmiş. Doğru olabilir. Ne suyu bir şey demiyorum yani. Ama eğer senin dediğin gibi ise vallahi e, önümüzde yeni sıkıntılar var demek istiyorum o açıdan. Yani Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği ilişkili. Şuna bakın hemen oraya iteklemeyelim. Sanki böyle Avrupa çok haklı. Ya hep biz haksız. Hayır ben öyle bir şey demiyorum. Avrupa'nın çifti standartını biliyorum ama Avrupa çifti standart uyguluyor diye ben ne yaptım? Mesela özgürlükleri kısıtladım. Ne yaptım? Terörle mücadele yasası başta olmak üzere insan haklarında çok önemli gerilemeler yaptım. Ya bunlar benim ülkemle ilgili. E ben son derece bundan etkileniyorum demokrasimle ilgili, hukuk devletimle ilgili. Çünkü dışarıdan yatırımcının gelmesi de biraz bu anlamda buna bağlı. Şimdi yani ben kendimi de görmeliyim ben ne yaptım? Yani onlar öyle yaptı da onu anlatmaya çalıştım. Ama sen haklı olabilirsin. Eğer öyleyse sıkıntı var. Yani bütün uyarılara rağmen biliyorsunuz AK Parti'nin temel politikası ki bunda başarılı. Yani Türkiye'nin gerçekleri ya da ülkenin kalkınma potansiyeli ya da yatırım potansiyelinin arttırılmasından çok benim izlenimim bu. Seçmeni nasıl kazanırım politikası izleniyor. O çerçevede o gün günü birlik seçmenin hoşuna giden ne varsa onu söylüyoruz. Ama uzun dönemde baktığımızda dış politikada nasıl iyi? Yani tamam kafa tutuyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama bunu uygun bir zeminde ya da uygun bir ortamda yapmadığında Türkiye ekonomik anlamda en çok da o anlamda büyük zararlar görüyor ve gördü. Şimdi Türkiye kalkınıyor. Tabii kalkınıyor. Uganda da kalkınıyor. Ekvador'da kalkınıyor. Büyüyen büyümeyen ülke yok ki. Know, Teknoloji inanılmaz ya. büyüyor. Kaynaklar genişliyor. Tabii ki bu doğru ama doğru kıyaslamayı doğru ülkelerle yaptığımızda yani senin eş benzerin ülkelerle yaptığında bir sonuca ulaşırsın. Demek istediğim o. Yani sonuçta senin kalkınma hızın belki düşük oluyor ya da yatırım potansiyelin gayet basit. 2013'te gelmişsin 12.500 dolara. Bugün 10 bin dolar ki 16, altı 10 bin dolar belli değil. Buna seviniyoruz. Aradan 10 yıl geçmiş. 10 yıllık ciddi bir kayıp var. Ve sonuçta bu politikaların hep dediğim gibi e, oy odaklı olmasından kaynaklıydı. Benim görüşüm o. Yoksa haklı olabilirsiniz. Eğer öyleyse de ve yeniden bir güven krizi çıkacak. Ben onu sana söyleyeyim. Çünkü niye Mehmet Şimşek seçim öncesi o kadar bastırıldı? Reddetmesi kolay mıydı? Nasıl? Sen benden iyi biliyorsun. Sonra kabul edildi. Niye? E Çünkü Mehmet Şimşek'in şartlarının kabul edildiğini biz düşünüyoruz. Ve öyle de görünüyor. O zaman ne değişmedi? Enflasyon düşecek. Hayır. Neyle? Yani faizler düşürülerek mi? Hayır. E, tekrar arttırılacak. Burada hatta şöyle bir kaygı bile var. Yani kurumların bağımsızlığı oluşacak dendi. Tam da böyle güven oluşamadı. Yani kurumlar hala, Merkez Bankası başta olmak üzere... Tam istediği kararı alıyor mu, almıyor mu gibi bir kaygı da oluşuyor kamuoyunda. Özellikle e, taraflar açısından bakıldığında. Yani o zaman öngörülebilir bir politika olursa bence e, ekonomik anlamda, enflasyonla mücadele anlamında da daha doğru yola girilir çünkü Türkiye kafasını e, taşa vurdu bu noktada. Bir dakika, Şimdi tam o nedenle da, politika değişti. Tamam. Tam bu, da buradan o zaman. Bu noktada bakın. Buyurun. Emekli de, işte buyurun, buyurun, emekli devam de edin, içinde. Buyurun. Ee, maalesef yani iyi haber veremeyeceğiz. Çünkü şöyle bakın şu anda Türkiye'de 25 milyon prim ödeyen çalışan var. Ee, 13.5 milyon da emekli var. Tahminler bu yıl sonuna kadar 500 bin yeni emekli gelecek. Yaklaşık 2 milyon da e, şeyden EYT'den gelecek. Etti mi sana yaklaşık 16 milyon? Bu ne demek biliyor musunuz? 1.6 çalışan bir emekliyi geçindiriyor. Şimdi 1999'a hani o SSK'nın en kötü olduğu yıllara bile döndüğünüzde 2.0 bilmem kaç çalışan e, bir e, emekliyi, emekliye bakıyordu. Bugün o oran da düştü. Ve öyle görünüyor ki yıl sonundan itibaren bu daha da geriye gidecek. Bunun anlamı da şu. İster istemez emekliye verilen ücret kısıtlanacak. Niye? Çünkü sosyal güvenlik reformu yapmış olmana rağmen mesela e, 2000 yılında bütçeden sosyal güvenliğe transfer, milli gelirin 2.6'sı. Biliyor musunuz? 2021'de buçu Şimdi bir baktığınızda ama bütçen, orada ama bütçen de çok beş katı anlamsız. Büyük. Ama bütçende 5 kat büyük. Ama milli gelir oranını veriyorum. Olsun. Daha iyisin. Milli gelir oranını veriyorum. Bakın. Eskiye göre her türlü iyiyiz. Şey, e, Cem, ya sıkıntılar çok var da. Cem, bak Yok yok bak milli gelire göre aktarmaları söylüyorum. Ayrıca da işte çalışan başına emekli var. Sonra e, öyle görünüyor ki açık daha da artacak bu verdiğim rakamlar nedeniyle. E, belki sırf SSK'nın yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu anlamda bir trilyona ulaşacak. Eğer Sayın Bahçeli'nin e, önerisi de gelseydi kimi hesaplara göre 750 milyar, Kimi hesaplara göre 1 trilyon da oradan binecekti. Belli ki bunlar anlatıldı. Yani bu yok Türkiye bütçesi tarafından kaldırılabilir gibi değil. Çünkü 22... Ba... Parti döneminde. Şunu ben da var. söyle... Hangi Ayra... dönemde? SGK'nın açık vermediği bir dönem yani en nihayet açık 2021 veriyor. 2021'e açık vermedi yani canım. Çok şöyle... düşüktü rakamlar. Düşüktü rakamlar ama açık EYT verdi. Beraber oldu. Şu beraber Bu EYT meselesi de şükür küçük Küçükşahin. Şimdi şöyle de bir şey döndü sosyal medyada. E al işte gördün mü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu EYT'de o kadar çok zorladın böyle bir itici güç oldun sonra iktidarı bir şekilde etkiledin al EYT çıktı. İşte şimdi EYT meselesi bu paralar da işte vatandaştan bizden çıkıyor. Yok. Yani. Hatta. Yok, Kemal Bey 15 yok, bin lira verecekti. Yok o zaman verecekti. tersini söyleyelim. Hayır bir şey söyleyeceğim. Evet, diyor, Cem yani yok, o, diyor ki onlar, Kemal onlar, Bey yok, 15 bin lira verecekti. Aynen Cem'in dediği gibi. Sadece 15 bin lira e, tamam. bütçeye 600 milyar verecektik kaynak meselesi. Ama kaynağım var dedi. Haklısın. Ben kaynak, kaynak buluyorum. Kaynak. Ben. Kaynakların Benim nerede kullanıldığı ile ilgili. Değil mi? Dedim. Cem. 418. Zaten, evet, yok, yok, kaynak. Boşta... Mi Türkiye'de Şükrü yok, Bey bak. Herkes biliyor. Şey şey Türkiye'de kaynak dediğiniz şey borçlanmadır. Kaynak odur. Türkiye, Türkiye. Yani. şu an Tayyip, şimdi, şimdi bugün de borçlanıyor muyuz? Borçlanıyoruz da bizim milli geliri borcu oranımız çok büyük. 444 milyar dolar borcum var. 905 milyar dolar gelirim var. Tamam. Bugün kime borçlanıyoruz? 250 mi? milyar dolar gelirin, 150 milyar borcum. Biz şu an bizim Kopenhag kriterlerine göre, Maastricht'e göre, Borçlanmamızı milli göre oran çok iyi. Bir de bizim borç, devletin borcu çok değil. Özel sektörün borcu bu çok. Bu IMF meselesi ne peki? Sosyal medyada da bu o, kadar Simon çok konuşuyor. O Sayın Hörş'ün iddiası, Sayın Hörş'ün Rus istihbaratına ya, yakındır. Rusların işi o. Rusların işi mi o? Rus işi o. Çünkü Sayın yine, onlara yakındır. Bir de böyle hani ödüllü falan mı kasıt. Ay ÜMF yani, yani, anlaşacağım. Tamam olsun. O. Yine de öyle bir şey konuşalım. Evet, yani. Evet, Şükrü Küçükşahin şöyle e, yönetmenim bir şey söyledi. Yani, bir dakika içinde toparlayın sonra nasıl bir gün Evet. Tamam. Yani ben ben onun tuttuğunu sanmıyorum. Tam tersi bence emekliler şimdi ya 15 bin lira e, alacaktık ondan da e, olduk diyebilecekler. Kaynakların doğru kullanımı. Bakın e, bu e, bu sorunları gidermek için vergi salıyoruz ve Cumhurbaşkanı da bu konuda çok yetki veriyoruz. Türkiye biliyorsunuz dünyada dolaylı verginin en çok kullanıldığı e, ülkedir. Bu yoksulla zenginin aynı oranda vergi e, vermesidir. KDV başta olmak üzere ÖTV başta olmak üzere düşünebiliyor musunuz? Lüks araç sahibi de en kötü aracın sahibi de iki katı e, şey ödeyecek vergi ödeyecek sadece bu dönem için. Yani kaynaklarına bakın asgari ücret Türkiye'de yüzde elli. Korkunç bir şey ya Avrupa'da yüzde beş. Yani çalışan kesimin yüzde beşi ya da en fazla altısı yedisi. Bizde yüzde ellisi. Yani orta yok kesimi ya. de yok ediyoruz. bu e, Bey, Bak muhalefetin böyle, niye kaybettiği böyle. dediğini. Cem hep Burak Türkiye'de mi, %50 doğru, haklısın. asgari ücretli Muhalefet bu bundan değil. dolayı kaybediyorlar ama bu rakamlar öyle değil. doğru. Değil. Türkiye'de asgari ya? ücretli sayısı sadece ya? %30. Onların da örneğin bir garson asgari ücretli daha onun başka gelirleri oluyor herkesin de. Yani bu rakamlar Peki, Cem, değil. Peki Cem %30 küçük mü? Ben şu mi? ekranlarda 3 Cem, yıldır %30 siz küçük dahil mi? muhaliflerle tartışma bu 30 böyle mi? Işte, çiftçi öldü bilmem. Çiftçilerin hepsi AK Parti'ye oy verdi. Ee, işte o öldü Emek. Ya haklısın. Ya bu şey. Tamam. Ama böyle değil burak. Yani abi. haklısın. Ama işte haklısın hani sen de böyle söyleyince çiftçi de öyle oy veriyor yani onu Ay çiftçinin durumu kötü değil ki ama ya. Peki Başka, tamam. Türkiye'de büyük sıkıntı var. Ya, Bak ben sıra işte, gelince göreceğim, nasıl yardım tamam, o, bir, abi, yiyorum. bir dakika, bir dakika, yani şöyle, şöyle, bir dakika şöyle bir reklam arasına bakarsan, girmek durumunda. Hani reklamdan sonra, bakan, devam göre sonra devam edelim. tamam reklamdan sonra devam edelim. Şu küçük ne? Şahin, e, Cem Küçük. Nasıl yardım eder hep senden yiyorum. Yok hayır şimdi nasıl uygun gün devam edelim. Nasıl Uygun görle devam etmek istiyorum. Nasıl Uygun görü göreyim. Nasıl uyuyayım. ya her şey böyle seçim odaklı mı yapılıyor? Yani dışarıya bakıldığında da dış boyu çıkadı. Hülya Hanım yalnız ha? ben ben bir şey söyleyeyim de. Olur. E, ee, vallahi mazot mazot fişlerini de Cem'e yollamalarını söylüyorum ben tarımdaki çalışanların. Vallahi hepsi, Cem haberin olsun ha fatura yükseliyor. gönderiyor bak göreyim ben Karadenizliyim. İç Anadolu'yu çok evet. raporlar yazdım. Evet. Değilin. Son 3 yılda burada evet işte. Kulakları çınlasın sevgili Ersan Şen. Nasuh ile Nasu çok yaptı. Selam yapma. yollayalım. Bu çiftçilerin sanki. tek tek baktım. Çiftçilerin <laughs> %70'i AK Parti'ye oy vermiş. İyi o zaman. Peki nasıl Yani senin ya. dediğin gibi değil çiftçinin. Ben durumdu. oyu tartışmıyorum. Oyu tartışmıyorum yani. Peki tamam ne oluyor Ankara'da ne olup ne bitiyor ne dönüyor? Yani her şey gerçekten seçim odaklı mı? Ya doğrusunu söylemek gerekirse hani Türkiye'de seçim odaklı politikalar izlenmediğini söylemeyi bu ekranlarda herhalde en çok ben arzu ederdim ama bizde seçimler çok tabii bu bu seferki daha da tuhaf oldu. Şimdi hangi gündeyiz? 14 Temmuz 2023 tarihindeyiz. Bundan 4 ay önce bu ekranda herhangi birimizin iktidar muhalefet fark etmiyor. EYT konusunda gerçekleri konuşma cesareti var mıydı? Ben söyledim Ne nasıl söylüyorum mi? yoktu. Ben söyledim. itiraz eden ne de sonuna kadar tartışırım. Ya Cem istisnarı olabilir bunun ama şu hayır, çok hayır. ne? Hayır ben EYT, ee, çıkması iktidar bu EYT meselesini bak, Birkaç gazeteci arkadaş linçler yedik sos. Yani bu, bu, çıkmamalı diye tamam. söyledik yani bunu. Tamam. Şimdi EYT çıktı değil mi? Bunun mali yükü belli. Bir, bir diğer yandan da muhalefetin bütün liderliği mekanizması da bunu biz başardık dedi. İktidara biz yaptırdık dedi. Yani İtici bu, güç olduk çok dedi. Çok güzel bir şey. Evet, evet vesaire. Birçok konu böyle konuşuldu vesaire. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bu memurlarla ilgili yapılan düzenlemenin de kendi içinde çok ciddi aksaklıkları var bu arada Hülya. Yani onu da konuşmak lazım. Yani o seyyanen yaptığınız zamlar vesaire bunları doğru düzgün planlamadığımız için biz bu ülkede yani ücret politikaları geçmişten biri böyle. Bu, bu geçmiş AK Parti ile sınırı falan da değil kimse kusura bakmasın. Şimdi ben Örnek verip böyle hani meslek gruplarını yerinden hoplatmak istemiyorum ama yani memurların kendi içinde ücret adaleti de bozuldu. Yani isteyen memur sendikalarından falan birilerini bağlayıp bunlarla ilgili konuşabilir. Konuşuyoruz. Şimdi Biz bugün şimdi bu programda sağ... siz konuşun istiyoruz ama gündüz bütün gün yayınlarda konuşuyoruz. Ya orada da böyle evet, evet. makas çok ilginç bir yere doğru gitti biliyorsun. Yani tabii orada ki, da bir dengesizlik tabii söz ki. konusu. Da, tabii. Hani çok basit çok basit bir denklemle ifade edeyim. Yani amir memur dengesinde, hiyerarşide vesairede yani inanılmaz dengesizlikler tabii, var. Tabii. Yani e, size bağlı olarak bir çalışanınız daha yeni başlamış işe sizden daha fazla maaş alabiliyor falan. Bunlar akıl almaz dengesizlikler. Bu birincisi. İkincisi emeklilerle ilgili yapılan yani kabul edilebilir bir şey değil. Ben salı günü Sayın Devlet Bahçeli'nin evet. konuşması ki o konuşmanın başka boyutları da var bence ele alınması gereken ama önemli bir konuşmaydı. Oradaki tavrını da çok önemsedim. Ee, şu anda da karşılık bulmamış gibi görünüyor yani orada maalesef. Ama emeklilerle ilgili yapılan ücret düzenlemesi... ...kelimenin tam anlamıyla faciadır. Demdi, bunu hiç için. böyle sağa sola bükmeye falan... Yani hiç hiç sağa sola bükmeye gerek yok. Yani... ...şu anda Türkiye'deki enflasyon belli, hayat pahalılığı belli, emeklilere... ...verilen daha doğrusu verilmeyen... ...çok açık ortada duruyor. Ben buna bir şey daha ilave etmek istiyorum. Bugünün konusu değilmiş gibi dursa da bizim aslında ilginç başlıklarımızdan bir tanesi. Bu sosyal yardım meselesi Türkiye'de çığırından çıkmış durumda. Yani özellikle AK Parti'nin döneminde de oldu bu. Fakat ilginç bir şekilde 2019 yılında Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan iki değerli başkan da bu konuda yani onları aratmayacak düzeyde o mekanizmayı devam ettirdi. Bu, bu sosyal yardım meselesinin de tekrar ciddi olarak Türkiye'de insanların istihdamdan kaçmasına kadar giden bir süreci tetiklemesiyle ele alınması gerekiyor. Bir de bunu söylemiş olayım. Ya bunlar, bunlar konuşulmadığı sürece Türkiye'de bazı şeyleri yapabilir. Ama nasıl bir, bir yanlış yapmıyor muyuz? Nasıl? Bakın çalışan kesimin nasıl alt gelir gruplarının çalışan kesimlerin milli gelirden aldığı pay giderek azalıyor. Bakın bizim bu payı arttırmamız lazım. O anlamda demin hani kaynakları nasıl kullandım. Şimdi EYT'ye şuna buna aslında çok da karşı çıkmanın anlamı yok. Çünkü bunlar sonuçta alt gelir grupları bunların gelirini arttırmak lazım. Ha, öyle değil de böyle arttırırız daha çok çalıştırırız falan. Ama buradan hareketle sanki bu kesimler yani milli gelirden e, emeklili, beklenenden yaşında, ya da olması gerekenden daha şükrü, çok pay alıyor gibi bakmamak lazım. Tamam bunlar konuşulur. Hayır, 43 bunlar konuşulur da. Olduğu Ama bakın insanlar, sonuçta yaşında... ben bir deva, ya, devam ya, demek de devam edeyim mi abi? Anladım söylediğini. Tamam. Sağ ol abi. Ya alt ha. gelir gruplarının gelirini arttırmak bence Olum, olumlu bir şey yani ben, bu ben alt gelir gruplarının haksı, büyük alt gelir var gruplarının yani, geliri artırılması falan demiyorum hiç öyle bir şey söylemedim ben. Ama bak Cem bir şey söyledi. Yani emeklilik yaşında bizdeki tartışmalara bakın. Eş zamanlı olarak Fransa'da ortaya çıkan tartışmalara siyar bakın. Siyar siyar ya. yani. Yan yana koyun. Evet. Ya olacak şey mi Allah aşkına? Yani bir ülkenin iş gücü, insan gücü bu şekilde değerlendirilir mi? Yani böyle ele alınabilir mi? Hayır. Sonuna kadar haklısın abi. Yani o alt gelir gruplarında çok düşük gelir gruplarında insanların mutlaka desteği düzeltmeye ihtiyacı var, sosyal yardıma da ihtiyacı var. Ama benim sosyal yardımların çığırından çıktığına dair söylediklerimin mantığı farklı. Yani sosyal yardımların ulaştığı alanlar vesaire onlarla ilgili eleştirilerim var. Onu söylüyorum. Şimdi emeklerle orada evet, var. evet emeklerle ilgili söyledim. Zaten gayet net ifade ettim. Yani madem böyle mesela memurlarla ilgili seyyanen düzenlemeler vesaire yapıyorsunuz. Ya yani şimdi adam haklı olarak yazıyor. Bakın internette bize söylüyorlar şu anda. Diyor ki ona seyyanen verdiğini bana bir ayda vermiyorsun. Tabii. Şimdi doğrudur yanlıştır. Sen ona hukuken benim emeklim demişsin. Kendi sistemin içinde ona emeklilik hakkını vermişsin. Emeklilik hakkını verdiğin insana memura yaptığınız seyyanen zammı layık görmüyorsanız burada problem çıkar. Bu çok önemli bence. Şimdi Seda Hocam'ın söylediğine ben ilginç bir katkı yapmak istiyorum. Hani dedi ya alt gelir daha da alta düştüğünde insanların risk almaları azalıyor. Ben mealen aktarıyorum hocam. Fakat orada şöyle bir sorun olmadı mı hocam seçim sürecinde ve genelde de hep öyle oluyor. Sadece kendisinin gelir gider durumunu analiz etmekle ilgili bir şey değildi o. Bir yanıyla da önündeki alternatifin yani daha açık söyleyelim. Muhalefetin kendisine bu konuda inandırıcı gelmemesi değil miydi? İşte onu söyledi. Yani bu onu da bir önem onu, onu söyledi. Onu söyledi. ya da şuna şuna gelelim. Tamam bir dakika şuna da gelelim. Bu aynı zamanda iktidara bu konuda hala bu meseleyi çözebilecek bir kredi, bir güven kredisi vermesiyle de ilgili değil mi? Hı? Evet. Böyle bir bakarak öyle için. bir sonuca vardığını da söyledim. Evet. 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 Dolayısıyla yok zaten o yüzden katkı dedim dikkat ederseniz yani konuşmamın başında sadece katkı anlamında söyledim. Şimdi gelelim bu yeni kadro eski kadro falan meselesine. Sayın Şimşek, yani arada sosyal medyadan mesajlar atıyor, bence de iyi yapıyor bunu iletişimle ilgili. Bir dünya görüşü var, hayata bakışı var, durduğu bir yer var. Liberal politikalara yakın bir isim, Türkiye ekonomisinin küresel sistemle entegrasyonundan yana bir tavrı var. Benim bu konularda düşüncelerim farklı olabilir ama benim düşüncelerimin önemi yok. Onun şu an bulunduğu pozisyonun fevkalade önemi var. Tamam mali disiplini sağlayalım, güzel. Sıkı para politikaları uygulayalım, iyi. ...reformlar, yapısal reformlar yapılsın vesaire Bunların hepsi kağıt üzerinde fevkalade iyi. Sayın Şimşek de bu konularda yetkin bir isim ama bence asıl yetkinliği sadece bu alanda değil. Bakın tekrar söylüyorum, dünya görüşü olarak onayladığım bir alandan bahsetmiyorum. Ben başka bir ekonomi modeline yakın bir insanım. Bunu da kıymet olursa bir gün konuşuruz. Çok da önemli değil zaten. Ama Sayın Şimşek bence dünyadaki sermaye akışlarının nereden nereye olduğu konusunda ciddi bir fikri olduğu için ciddi bir kredisi olduğu için burada duruyor. Yoksa bu söylediğim 3-4 tane başlığı Türkiye'de uygulayabilecek çok sayıda isim bulabilirdik. O bakımdan bence kabinede olması önemli Hülya. Sana katılıyorum o konuda. Ama aynı kabinede Sayın Cevdet Yılmaz da var. Planlamacı kökenden gelen başka tabii, bir isim. Tabii Ve Ben hep kabine açıklandığı günden itibaren dedim ki ben Sayın Ömer Bolat'ı da içine katarak söyledim bunu. Bu üçlü aslında toplamda bir denge oluşturacak. Dolayısıyla hani yeniden rasyonel politikalara bu rasyonel lafını tırnak içine alıyorum bir öncekini tamamen rasyonelite dışında ilan etmek, şimdikini rasyonel görmek ve bunlar çok tartışmalı konular. Ve bence çok genellemeci yaklaşımlar bunlar. Kim kullanırsa kullansın umurumda değil yani. Ama Türkiye'nin benim az önce söylediğim ara bölge bulunduğu sarkaç hikayesinde bir önemi var. O da şudur. Şimdi sizin Aa işte ortodoks politikalar öteki böyle buraya dönüyoruz falan dediklerinizin bir hükmü yok. Az önce niye tebessüm ettiğimi de söyleyeyim. Batı, batı neden körfez sermayesini Türkiye'ye yönlendiriyor? Ya kendisini ben kaynakları olmadığı için mi? Onların da Türkiye yönlendirebileceği bir sürü yeni kaynak olabilir. Bunu yapmıyor çünkü kendisine ait olmayan bir parayı kullanma konusunda bir geçmişi olduğu için kendisine ait olmayan kaynakları, parayı, insan gücünü kolonyal dönemden, sömürgecilik döneminde tıpkı onlar da yaptığı gibi. Körfez sermayesini de istediği gibi yönlendirebilme kabiliyeti var. O yüzden kendisi risk almıyor. Türkiye'ye girecek sermaye akışını da bir anlamda oralardan yönlendiriyor. Ben oradan gelen Türkiye'ye yeter yetmez böyle bir tartışmanın içine hiç girmedim. Bu arada bana Peskov konusunda haksızlık yaptınız. Onu da düzeltelim lütfen. Peskov Türkiye'ye bir ziyaret olmayacak demedi. Ziyaret olası sadece belirlenmiş bir tarih yok dedi. Onu da bir hatırlatmış olayım sizlere. Hani bana itiraz ettiniz ya onu bir düzeltmiş olayım bir tarafıyla da. Ee, sonuç itibariyle şunu söyleyeceğim. Bu şu sihirli laflardan bir vazgeçmek lazım. Geçen Cem senle birlikteydik Akif'in programında. Çok değerli iki iktisatçı vardı. Birisi Ege Hoca'ydı, Ege Yazgan. Onlar da mesela konuşurken çok güzel şeyler söylediler. Söylediklerinin bir kısmı bana aykırı geliyor ama şöyle güzel şeyler söylediler. Yani e, bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği faizi düşürürsek işte enflasyonda düşer yaklaşımının bir sihirli sözcük olmadığını ama aynı zamanda faizi yükseltirsek ekonomiyi düzeltiriz, hayat pahalılığını düzeltiriz, enflasyonu düşürürüz gibi bir modelin de aslında öyle hani söylendiği gibi bir paket olmadığını çok güzel anlattılar. O bakımdan bence zaten zor bir döneme giriyoruz dünyada. Ee, böyle Türkiye'nin yani söylendiği gibi işte sadece faizi yükseltecek, sıkı para politikaları uygulayacak. Olmaz ki. Bunlarla yürüyeceğini düşünüyorsak Bence e, tabii ki bence çok yanılıyoruz. E, tabii ki o böyle olmayacak. Yani zaten. Onu destekleyen şeyler Bu arada Şükrü abi sana sataşmak olur. istemiyorum ama Yok yok hayır sataşmadım. Yok yok ben sana öyle, yok, yok sataşacağım abi onun için söyledim ha, sataş. bunu. Sataşabilirsin sataş. <laughs> sataş canım niye sataşmıyorsun? Ama yok yok hayır <laughs> de, sadece onunla olmaz haklısın ya. Yani. Fakat sen de hani bir liberal politikalara bir hayli yakın duruyorsun bu akşam yani benim Hiç, hiç alakası ben yok ya ben tam tersi. <laughs> tamam. Hiç merak etme onun liberal politikalara Yani biraz senin liberal politikalara yakın gördüm. Tam tersi. Peki ben çalışan kesiminden. Şöyle yapalım mı? Şöyle Yaptım. Tamamlayayım ben evet. Hülya. Tamamlayayım. Tamam. Yok. Bugün bugün yine Ankara'dan mağdur konuk şeyine sığınmak istemiyorum ama bunu güzel kullanıyorum tamam, biliyorsun kendiliğinden tamam, her ben. zaman. Tamam. Ee, bir, cüm bir cümleyle tamamlayayım ben ee, o da şudur. Ee, Ege Hoca yazmıştı. Ege Can sen çok kıymetli bir iktisatçımız. Dün sözcü gazetesindeki yazısında diyordu ki önceki ekonomi politikasının hiç olmazsa cari açığı kapatmak gibi o kullanmış bu ifadeyi ben bana ait değil hayali de olsa bir hedefi vardı. Ama şimdikiler cari açığı finanse etmeye çalışıyorlar ki bu çok tehlikeli diyor. Türkiye'nin içinde olduğu borç sarmalından Türkiye çıkarmaz bu. Bence bunlar çok kıymetli. Bunlara kulak vermek gerekir. Ve tekrar söylüyorum Türkiye'nin içinde bulunduğu alan, coğrafya, batıyla doğuyla vesaire ilişkileri, dünyanın doğusunda olan bir takım gelişmeler yani bir eksiçinin önderliğindeki yapılanmalar vesaire bunları da hafif alarak bence ilerlememek lazım. Orada Peki. da sermaye var. Orada da bir hareketlilik var. Yani Türkiye'nin oralara dönük de yani. bir müzahir bir ilgisi var. Ee, bence bunlar önemli ve ben bu kadronun da Sayın Şimşek'in de içinde bulunduğu, Sayın Cevdet Yılmaz'ın da içinde yer aldığı kadronun da buralara çok dikkatli baktıklarını düşünüyorum. Yani Peki. sadece küresel yani Batı'ya entegre bir anlayışla hareket ettikleri kanaatinde değilim. Peki. Ama nasıl şimdi bence şöyle şey şöyle şöyle çok az bize yani çok böyle az, böyle az böyle böyle bir çok az küçücük. bir zamanım bu kaldı program, lütfen. Bu pro Heh. Hülya, <laughs> Ülyanım, önceki programı uygulayanların temel hedefi cari açığı düşürmekti. Düşürmek 5 milyardan 55 milyara getirdiler. Yani Düşürem, hiç o dakika, sonuç vermedi. Düşüremediler. Düşüremedi de, ben düşürdüler demedim ki. E o zaman zaten. yani Ben öyle bir şey demedim ki. Şimdi, Ben bak söylediklerimden abi. sorumluyum. Düşüremediler. Tamam. Şöyle, ama böyle bir hedefleri vardı diyor. Şimdi gör... Ege Hoca. Tabii, Şükrü Bey, Nasuhi yani Güngör. Bir haklısın, şey söyleyeceğim. Özür Bu böyle ya. uzar gider. Sadece... Zaten biz iki yıldır ekonomi üst başlıklı yayınlar doğru. yapıyoruz. O yüzden ama aslında evet. şöyle bir şey var. Yani çok az bir zaman kaldı seçime hukuk, aslında. Hukuk, hukuk. Yani, yani, yani oraya gelmemiz tam, lazım. Örneğin hukuka gelmeniz tam, lazım. Hukukla tam, tam, yok. Tamam, tamam. Gerçekten güzel. bunu tartışmıyoruz. Tamam, şöyle şimdi bir başlık var. Bu başlık önemli ya. Seçimden sonra ilk defa bir görüşme gerçekleşti. Yani ben sürekli ama görüşüyorlardı. Geleceğim zaten. seninle de başlayacağım. Ya yani seçimden sonra böyle öyle bir şey oldu ki yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Akşener'in yan yana gelmesi böyle büyük bir mevzu, büyük bir mesele, büyük bir olay gibi yansıtıldı. E şimdi bakalım. Çünkü yerel seçime yaklaşıyoruz. Ben seninle başlamak istiyorum ama önce emeklilerle ilgili birkaç Ekonomide şey söyleyeyim. Ekonomi kısa hemen ona geçeyim. Hızlı evet, toparlayacağım. şimdi şey Hı -hı. ben burada bak 3 yıldır en çok ile çıktık. Tamam. Bizim ortak söylediğimiz bir şey vardı onu söyleyeyim. Ben hatta dedim ya burada Karadeniz'e gittim geldim. Millet Erdoğan'a oy veririm diyor. Belki Şükrü Bey de hatırlayacaktır ama AK Parti'den şikayetler var diye. Hı hı. Hatta Nasu ile bak bizim dışımıza da söyleyen oldu. MHP'nin onun altına düşmez. 9, başka söylemedi. Hı. Herkes MHP ölü gösteriyordu. Biz burada ölüsü 9-10 alır dedik. Şükrü Bey de hatırlayacaktır. Hatta ben yeniden Refah Partisi'ni de alacağını da söyledim. Çünkü Anadolu'daki bir insan Erdoğan oy veriyorsa muhalefet partilerine oy vermez. AK Parti Doğru de de orada gelir. Şimdi şeye gelince AK Parti niye Erdoğan 2018'de ilk defa seçilseydi, yeni başbakan olsaydı veya cumhurbaşkanı giderdi. Ama arkasında yaptıkları var. 2001'de berbat bir Türkiye vardı. 2002'de iflas etmiş bir ülkeyi aldı Erdoğan ve iyi duruma getirdi. Milli gelir 5 kat arttı. Borcun bir oranı çok düştü. İnsanlar ev, araba sahibi oldu. Toki, o, bu geldi. Çok başarılı oldu. Bu arada başörtülü dindar insanlar da, kamu da iyi yerlere geldi. Bugün Türkiye'yi muhafazakar milliyetçiler yönetiyor her yerde. Başörtülü general, başörtülü doktor, AVM'lerde, her yerde var. İnsanların Erdoğan'a kredisi bitmez o yüzden. Şimdi de bitmez. Hemen bitmeyecektir o kredi. Bir şey, önce bunu söyleyeyim. Çiftçinin, köylünün, bakın samimi söylüyorum. Ben bir daha söylüyorum. Gittim geldim. ...köylünün durumu, aldığı imkanlar... Bu ...kimse bir köye gitmediği için bilmiyor. Ben buradan Şükrü Bey'i de... ...itiraz olan arkadaşları varsa... ...Karadeniz'deki köylere götüreyim. Ya Yardım edecek adam bulunamıyor. Yani kurban kesiliyor, verilecek adam yok. Yani buradan görüldüğü gibi değil. İç Anadolu'da da, Doğu'da da... ...insanlar köyde zaten daha az masrafları var. Çaydan, fındıktan, tütünden, buğdaydan... Bu teveccüh iyi, yerel seçimde de devam etmiyor. Iyi, i̇yi para kazanıyor. Yani göreceği kazanıyorlar. Mi? Burada memurlara verilen maaş da kötü değil biraz e ama emeklerle gün önce bunu söyleyeyim. Bu emekliye yapılan baştan aşağı yanlış. Ben bunu geçen bir hafta on gündür de burada söylüyorum. Hele bu kök maaş alanlara 5500 6000 zaten Ocak'tan bir 7500 alıyor. Gene 7500 alacaksın. Bir yıl boyunca aynı adam 7500 lira alacak. Bu onu ölüme itmektir. Açlığa yani itmektir. Yani en az maaş budur. verdiğine kök meselesinin hesabı... Onu düzeltirsin e, e, bakın. 16. maddede o yapılmadı, geçti. E, geçti 16. maddeye yani, A bendi var onun. Oraya bir ekleme yapılsaydı, Olmadı kök mi? maaşlar yüzde, yani 7 bin liraya, 6 bin liraya çıkarılsaydı veya 7 bin liraya 9 bin 500 lira oluyordu. Tabii. Bence acilen bu en düşük alanın 7.500 liraya çık şey 9.500 seviyesine getirilmesi lazım. Ayrıca %25 de az diğer emekliye verilenlere arada uçurum oluyor. Yani emekli bir emniyet müdürüyle çalışan bir emniyet müdürü arasında bu kadar fark yoktu 6 ay bir yıl önce. Emekli maaşlarına yapılan bu şey doğru değil. Bütçe kısılacaksa başka şeyler de yapılabilir. Ya yani MTV motorlu taşıtlar vergisi de doğru değil. Ya ben arabam var ödedim. Niye bir daha ödüyorsun? Niye bir daha ödüyorsun? Tabii şu, onu, ama burada şunu söyleyeyim. Tasarruf filan deniyor. Şimdi bu araba hani bu neyler hep söylenir. Bakın Türkiye'deki bütün kamu araçlarının değeri 500 milyon dolar. Hepsini satsanız bütçede bir şeydir ama şeklen önemli. O yüzden de kamuda tasarruf hak eden yapılmalı. Bütçeye büyük etkisi olmayacak bunun. Bunun söylenmesi lazım. En azından Peki, örnek çok, olmalı. Tamam. Evet, şöyle örnek. yapalım mı lütfen? Misal edin. seçimlere geliyor. Geliyorum. geliyorum. Direkt. Bir müsaade et istersen böyle bir şey yapalım. Ee, orada gelişmeler önemli. Ee, niye? Ya bu Millet İttifakı cephesinde böyle bir atraksiyon oluyor zaman zaman böyle bir geri çekilme oluyor. Yine tekrar haberleri veriyoruz. Orada merak edilen de şu. E, yani İyi Parti lideri Akşenerle e, ...CHP'nin lideri Sayın Kılıçdaroğlu bir araya geldiler ee, ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Basına kapalı oldu bu görüşme 50 dakika sürdü. Ardından açıklamalar oldu. Yerel seçimlere giderken CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan Yapsı Ahmet Akın İyi Partili mevkidaşı Burak Akburak'la bir araya geldi. Ve bu arada görüşme talebi CHP'li Ahmet Akın'dan gelmiş. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şu an ama bir taraftan da e, Ekrem İmamoğlu'na da 2 yıl 4 aya kadar bir hapiste talebi var. E, siyasi yasak isteniyor. Bir iddianame var. Hazırlanan de Ekrem İmamoğlu'nun beyanına da yer verildi. Faik Öztürk bugün bir açıklama yaptı. Sahip çıkan bir açıklamaydı Faik Öztürk'ün. E, siyasi yasak ve hapis talebiyle açılan davaya da tepki gösterdi Sayın Öztürk de. Orada e, ciddi bir şekilde net. Tanju Özcan bu arada e, 19 Temmuz'da CHP'den... E, istifa edebilirim gibi bir açıklaması var. Bir diğer taraftan sanırım Tanju Özcan da diğer partilerden de herhalde partilerden de eee parti dahil olmak üzere belki de e, teklif geliyor. Onu da bilmiyorum. E, burada önemli şeyler oluyor ama öncelikle istersen bu görüşmeyle başlayalım. Şimdi... Ya biz şey mi yaşayacağız yine? Bu ilk e, yani seçimde genel seçimde yaşadığımız işte bugün görüştüler, görüşecekler. Altın masa toplandı gibi. Ya yani hep böyle bir görüşmeler Şimdi. yaşanacak mı? Bu ittifak denkleminde bu yerel seçimde ne olur? Ekrem İmamoğlu'nun yani bir, 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 bir şey var yani. Ekrem İmamoğlu ile ilgili Bey, kaç dava var? Kemal ee, Kılıçdaroğlu ya davalar olur da siz de işte biraz meydan okumayı, arkanıza bakmamayı, gemileri yakmayı bileceksiniz. Büyük Erdoğan 98'e görevden alındı cezaevine gitti, yattı, bir şey olmadı. Parti kurdu, geldi. Şimdi büyük liderler, büyük insanlar arkasına bakmaz. Gir cezaevine, aksınlar seni, kahraman olursun ya. Ondan sonra ilk seçimde başbakan, cumhurbaşkanı olursun. Ya yani onu göze alacaksın. Yaksay ek ek Ekrem İmamoğlu gemileri. Ben CHP'nin başına geçiyorum dese, deseydi şu an çoktan genel başkandı. Öyle internette açmakla olmuyor. Bütün delegeler gelirdi peşinden, evet. bütün halk da gelirdi. Çünkü bugün CHP'ye oy veren, Kemal bir oy veren yüzde 48 ki CHP'nin oyu yüzde 25'ten yukarıya çıkmıyor. Benim hesaplamalara girme 23 buçuk oyu, bir buçuk küçük partilerin. Ee, CHP'nin oyu da artmaz. CHP ekonomi kötü olsa da artmaz, iyi olsa da. CHP bu. Yani 60'lardan biri bu. Bir iki istisna dışında Ecevit zamanında. CHP'den o anlamda bir şey olmaz yani. Oradan bir umut gelmesin. Anadolu insanı da CHP'ye oy vermez. Gider yeniden refah verir. MHP'ye verir, oraya verir. Gene oraya vermez. Bunu CHP'lerin kafasını değiştirmesi lazım bunun için. Şimdi AK, ben AK Parti açısından bakacağım. Bakın bu kredi bence son krediydi. Millet ben bunu bir yıl kaç yıl söyledim. Bu krediyi verdi bu seçimde. Eğer işleri düzeltmezse bu defa kredi vermez. Efendim muhalefet dağınık. Muhalefet perişan durumda. İnsanlar aptal değil. Diyelim ki İstanbul'da aday Ekrem Bey oldu. Karşısında da Murat Kurum veya Tevfik Göksu. Karşı taraf da birleşir hemen. Yani partiler birleşmese bile halk birleşir. Ya yani gördük işte Kemal bile Tayyip Bey yarıştığında 48. İşte düzeltirse den kasıt ne? Kim? Muhalefet açısından. Muhalefet işleri düzeltir. ne demek işleri? Muhalefet düzelt. işleri düzeltemez. Muhalefetin işleri düzeltmesi şu olur? Bir kere önce bir özel işleri yapacaklar. CHP'de genel başkan değişecek. Ee, yeni, i̇yi Parti kongrelerini yaptı canım, artık geçti. Bunun seçimiz Halk burada artık bir kere o sandığa gitmeyeceğiz diyorlar ya o doğru. Ya o insanlar acayip kırgınlar, kızgınlar. Çünkü 13 seçim kaybetmişsin. 2002'den beri CHP her seçimi kaybetmiş. Bir tek 2019'da büyük şehirler kazanılmış. Ki o seçimi de mağlubasında aslında. O seçimde de 53 almış Cumhur İttifakı. Zaten yani yine büyük oy almış. Anadolu'yu almış o zaman da muhalefetin göremediği bu gitmiyorlar ki Anadolu'ya. Haberleri var yok orada. Yani Diyancı. köylere Diyancı. gitmiyorlar, kasabalara gitmiyor kardeşim. Karadeniz'de 18 tane şehir var. Hepsinde yenildin ya. Bu kadar insan yanlış yapıyor olabilir mi? İç Anadolu'da 10-15 tane şehir var. Hepsini kaybettin. Doğu Anadolu'daki bir iki şehir dışında kaybettin. Ege Akdeniz'in 52 şehirde yoksun ya. Adın yok yani. Namın yok, adın yok. Şimdi burada millet yanlış yapıyor diyemeyeceğine göre ki bu açıdan da özel işgirde yapılmıyor. Kemal Bey kaldığı sürece, CHP bu kafada olduğu sürece CHP'den zaten bir şey olacak ama... Bir şey ama, soracağım sendeyim ama, ama şöyle. Mesela diyorsun ki kurultay işte bir diğer taraftan CHP'nin genel başkanı değişmediği sürece ya yani nasıl olur bu seçim üzerinde? Millet gitti? şöyle yapar. Muhalefet şöyle rahatlar. Hı -hı. Diyelim ki değişti. Biri geldi. Özgür, Hı -hı. özel. Ekrem o Fark etmez. derken en azından bir başarısızlık oldu. Biri gitti. Bir vitrin yenilemedir. Bu bir rahatlama yaratır toplumda. Mesela yeniden şey İyi Parti'de de Merlan'ın bütün rakiplerini ekarte etti. Kaldı. Mesela ben şu an Meral Hanım'ın oyu bence bir iki puan daha düştü bence. Çünkü o da yenilemedi kendini veya bir özel işleri yapılmadı. Çünkü bir şeyleri yok. Bir diğer şey muhalefet bir şey söylemiyor. Ya ben burada üç yıldır kardeşim ekonomiyi kim yönetecek? O 17 tane adam çıkarıyorlar. Ya bu kafa karışıklığı millet kanmaz buna. Bilge, Bilge Yılmaz mı? Efendim işte Ümit Özlale mi? Hepsi kıymetli isim. Veya Hakan Kara mı bilmem Serkan Özcan mı? Bir kişiyi söyleyeceksin. Ali hani bir lafı var ya, dev sinema. Ya bir kişi endişedir diyor büyük film. Yani onun altında çalışanlar olur ama bir kişidir o. Yani şimdi o bir kafa karışıklığı, anlaşmazlıklar, kazanacak aday, ben seni istemiyorum, iletişimsizlik. O zaten millet niye oy versin onlara? İsterse dolar 50, ben de isterse 50 lira olsun. Bak benim lafım iki 2 sene önce dolar 30 lira olsun Kemal Bey gene kazanamaz. İşte 26-27 gene kazanamaz. Çünkü bir şeyde netlik yok ama AK Parti şuna dikkat etsin. Efendim muhalefet dağınık. Zaten ne yapsak kazanırız ki Erdoğan öyle düşünmüyor bence. Oraya yani AK Parti de muhalefet. söyleyeyim bakın AK Parti büyük şehirlerde büyük kan kaybediyor. İstanbul, Ankara'da Kemal Bey aldı. Birinci parti meclisi AK Parti ama iki aday yarıştığında AK Parti bütün özellikle işte Adana, Mersin, Antalya her yer gitti. Koca işte sıkıntılar var bazı illerde. İstanbul'da Üsküdar kaybedildi. Bahçeler 51-49'a geldi. Yani kıl payı kazanılıyor. Buralara çok dikkat etmesi lazım. Eğer bakın ben AK Parti ekonomiyi düzeltmezse yani bu gidişat böyle giderse ben AK Parti'nin de oyu düşerek kazanır. Bak bu tabiri ilk defa kullanıyorum. Gene kazanır. HDP ayrı aday çıkarır, İyi Parti aday çıkarır. Ama AK Parti'nin oyu mesela Kayseri 65'e değil de 50 ile 45 e alır bu defa. Yani Trabzon 60'la değil de 40 alır. 45 e yani oy düşerek alır. Şimdi muhalefetin elinde e, Ak Partiden aldığı bazı iller var. Ak Parti İstanbul, e, ama Ankara baş, var. başta o, doğru ama, ist, ama İstanbul çok belirleyici. Mesela İstanbul, Ankara başta olmak üzere Ak Parti bu illeri almak istiyor. İşte orada da şöyle bir şey var. Bakalım nasıl olacak? Çünkü, bir şey daha söyleyeyim he. orada ben. Bakın Türkiye'de olarak, kendi partisini evet. en net şey HDP aday çıkardığı evet. an AK Parti alır. Çünkü HDP seçmeni kendi partisine yüzde yüz bağlı. Yüzde on iki on üçtür onun oyu büyük şehirlerde alır. Ama AK, iki adaya kalırsa hiç diyelim ki Ekrem Bey, Tevfik Bey veya Ankara'da Mansur Bey atıyorum X nasıl iyi gün gör. Hani evet. Orada sıkıntı olur. İşte burada yani, mesele şu. Yani, yani AK Parti nama şeye nama güvenmemeli. Olduğunu, yani ekonomik evet. efendim böyle muhalefet dağınık ben AK Parti'nin kredisinin parti olarak Erdoğan açısından demiyorum. Bak Erdoğan ayrı. Burada Erdoğan yarışmayacak. Parti yarışacak. Bence kredisinin sonunda artık ve bir dahaki seçimi 30'a düşer, 28'e düşer. Bu niye böyle oldu demesin diye söylüyorum. Peki. Şimdi bir görüşme oldu şükrü Küçük Şahin. Bu görüşmeden sonra ya yine yerel seçimlerde de böyle bir ittifak denklemi mi kurulacak mesajı geldi. Ardından yine önemli isimler e, görüştüler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Akşener'in dışında da isimler görüştü. O isimler de önemli. Ahmet Akın mesela CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. İYİ Partili mevkidaşıyla e, görüştü. E, herkesin e, biz burada genel seçime girerken merak ettiği tek bir şey vardı Şükrü Bey. Aday kim olacak? Tek soru buydu. Gerçekten ve biz bu soruları bütün kurmaylara ya da yeri geldiğinde ittifak e, denkleminin içinde bulunan paydaşların liderlerine sorduğumuzda burada biliyorsunuz sürekli yayınlar yaptık sizlerle de liderlerle de bize hep dediler ki zamanı gelince açıklayacağız e, kısa bir zaman sonra açıklayacağız o zaman gelmedi gerçekten seçime çok kısa bir zaman kala açıklandı o denklem o maya tutmadı. Gördük yani seçim sonuçları. Yani her türlü şey konuşabiliriz. Bir dolu altyazı yazabiliriz ama en nihayette bir küskün ordusu yaratıldı. Seda Hanım'ın dediği çok doğru. Yani içeride öyle bir küskün ordusu yaratıldı ki ve var olan bir dolu argüman da bugün iktidar tarafından ele geçirildi o argüman. İşte AB meselesinden da işte ekonomi bir dolu bir şey. Şimdi bugün de merak edilen tek bir şey var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani AK Parti'nin Adayından adayı da çok merak ediliyor ama en çok Ekrem İmamoğlu'nun e, belediye başkan adayı olup olmayacağı merak edilen bu. Ben size sormak isterim gerçekten. Yani 2024 yerel seçimler öncesi biz e, bugünkü görüşmeye bakıldığında yine bir ittifak denklemiyle mi seçime girilir? Sayın İmamoğlu'nun durumu ne olur? Belli davalar da var. Ee, neler söylersiniz merak ediyoruz gerçekten daha bugünden merak ediliyor çünkü bu mesele evet. ee, ama önce söze e, Cem'in baştaki ifadeleriyle başlayayım aslında Türkiye'de üzüldüğüm bir tablo Cem diyor ki ya işte 1998'de Sayın Tayyip Erdoğan cezaevine girdi çıktı kahraman oldu seçim kazanıyor sen de gir ya sen, de, çok sen de çık şey. diyor kahraman olursun o zaman gelmişiz. diyor yani böyle ben diyor yapılır, hayır yanlış hayır, buluyorum. hayır. Onu 2000... da söyleyeyim ben İmamoğlu'na burada çok Hayır. yapılan yanlıştır Hayır. yani. Bir, bir saniye. Yok yok o değil. Yok yok o değil. Bakın 2023 yılında geldik. Dünya nerede? Hani demo... TÜ AK Parti ileri demokrasi uygulayan bir ülke. Hala siyasetçilerin sırf siyasi tutumları nedeniyle cezaevine girmesini konuşuyoruz. Ve girenler var. Yıllardır cezaevinde kalan siyasi liderler var. Şimdi hemen şeye çıkıp da ya o şurdu budu falan demenin bir kere mesela bunu eleştirmemiz lazım. Şunu dememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı siz damdan düştünüz. Başkalarının düşmesine niye e, engel olmuyorsunuz? Demek varken onun yerine gir cezaevine çık. Ne alacak canım? Hayır o ya da Allah aşkına. Yanlış. Hayır. Ona yapılan yanlışlama. Ne de biraz cesur olsun ya. Herkese yapılalsın bazı şeyleri yani. Ya Kahraman bu ayrı ya. bir şey. O cesur ha, cesur. cesur. Erdoğan'ın cesareti onda öyle bir yok kaygısı onda. Kaygısı yok. Cem bak, Cem yine anlamıyorsun. Hayır, hayır. öyle bir kaygısı Haydi, yok. Hayır Demirtaş'ı diyorsan ceza dediğin. Ben Demirtaş'ın içeride olmasını Sadece doğru. Sadece Demirtaş için söylüyorum. Çok şey, rahat söylüyorum. Şiikli küçük şahin. Cem küçük aslında şunu söylüyor. Daha önce de konuştuğumuz için biliyorum. Yani CHP Genel Başkanlığına talip olduğu çok netken ya bütün Fotoğraf onu gösteriyor. Ya söyle işte cevap bin... vereceğim ha. Ülkeyanım Hanım cevap ver. Cevap vereceğim. Ama biz öncelikle bence bir kere bu siyasi ve hukuki ortamı eleştirmeliyiz ve bu iktidara yakışmadığını söylemiş. Bunu söylemiyoruz. Ya gir cezaevine çık. Hayır bunu ben defalarca burada bak bir bak, saniye. Girer. Bir girer çıkar. Ekrem Bey'e yapılanları ceza aldığında bu ekranda ekran. Mesela Ekrem Bey buldum. değil. Cem, Ona, sadece Ekrem Bey değil. Herkes söyledim. için konuşuyorum bunu. Cem Ekrem Bey için değil sadece herkes için konuşuyor. Demirtaş için diyorsan için onun için olması yani, doğru bir şey. Onu savu o doğru. O terörist var o terörist. Ya o, işte, onda bir şeyim yok. İşte bak buraya yani buraya geldiğinde kılıfı buluyoruz. Yani ya hemen şey Ya olayların Sadece faili ya. Yani, Avrupa dosyası hiç cezaevinden çıkarmazlar. Hayır o farklı. Cem, bak Can Atalay dersin. Can Atalay milletvekilidir bence. Yargıtay'ın kararını yanlış buluyorum. Can atalay çıkma o tamam ama Demirtaş öyle siz de Demirtaş ve HDP konusunda terör konusunda biraz öyle değil o kadar yani sen 6-7'deki olayını yapacaksın tamam, evlatlık şöylecek ya ondan sonra elini kolunu sallayarak gezemezsin tamam, bu ülkede. Cem bir şey söyleyeceğim bu senin düşüncen o da Olurum, küçük şayni düşüncesi devam şöyle şöyle e, o bağlamdan bağlamdan, bağlamdan çok Milleti kopmadan size oy vermemesinin tam, bir sebebi de bu zaten Tamam bir dakika bir saniye bağlamdan çok kopmadan yerel seçimler yaklaşıyor şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun eee tavrı ortada ee, bir kurultay yani Cem Cem diyor ki yani hani orada da genel başkan bir şekilde değişir mi değişmez bilmiyorum ama Sayın İmamoğlu'nun da orada bir talebi olduğu açık fotoğraf olarak hani çıkıp ben e, bir şekilde talibim buna demeli yani bir internet sitesi kuruldu orada da böyle evet. bir küçük anketler yapılıyor yani aslında ben varım demek o internet sitesi de önemsiz değil bence önemli ee, ama ne oluyor ne bitiyor o yüzden sizden almak isteriz yani gerçekten önemli bir görüşme oldu Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener'in görüşmesi oldu Yani yeni bir ittifak kurulur mu iki parti arasında bu bir ikincisi de e, İmamoğlu'nun durumu. Önce olur. oradan başlayalım olur, isterseniz oradan. olur ee, önce e, yani benim e, konuya baktım çünkü haklısınız e, seçimden sonra ilk kez iki lider bir araya geldi e, bu Sayın akşenerin yeniden genel başkan seçilmesi ardından yapılan bir ziyaret benim e, öğrenebildiğim kadarıyla gerçekten bir nezaket ziyareti çerçevesinde kalmış. Evet, süre olarak baktığınızda bir saatlik bir süre ama e, derin hukukları olan e, derin e, en azından son birkaç yılı çok yoğun yaşamış iki lider. O nedenle burada e, bir ittifak görüşmesinin olmadığı yönünde benim bilgim. Ee, Sayın Ahmet Hakkı'nın da e, İyi Parti Yerel Yönetimler temsilcisiyle görüşmesi de aslında yine bir e, yeniden seçilme. Hatta e, diğer e, seçim sürecinde hani masalar görüşmeleri oldu ya e, diğer masanın başındaki iki partideki isimlerin de yine birbirleriyle bu şekilde e, hayırlı olsun e, görüşmeleri yaptığı yönde de bilgim var. Benim bildiğim ee, İyi partide bir kere şöyle bir e, anlayış var: Cumhuriyet Halk Partisi Kongres sürecini yaşamaktadır. E, bu Kongres süreci yaşanırken bizim bir ittifak e, görüşmesi yapmamız çok da doğru değil e, diye bir anlayış var. O nedenle e, orada bu görüşmelerin olmadığı yönünde bendeki bilgi. Ha, ittifak olmaz mı? Olur seçime e, gidilirken bunu mutlaka her iki parti değerlendirecektir. Çünkü Mayıs seçimlerinden alınan dersler var, tecrübeler var. Bunun ışığında bir çalışma yapılacak ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şu gerçeği kabul edelim ki dünyanın da en eski partilerinden birisi, Türkiye'nin de kurucu partisi ve gelenekleri de güçlü olan bir parti. Ama sonuçta son 20 yıla ya da daha uzun süreye baktığımızda bırakın yani 70 yılı ciddi bir başarıda söz konusu değil. Bu da bir realite. Bu nedenle hem Seda Hoca'nın söyledikleri hem de Cem'in seçmen kırılması anlamında söylediklerini ben de görüyorum. Herkes de görüyor. Gerçekten seçmende çok ciddi bir kırılma var ve travma var. Bu çerçevede bugüne kadar söylemler de en azından liderler düzeyinde yapılan söylemlerin de bu seçmendeki kırılganlığı giderdiğini en azından şimdilik henüz görmüyoruz. Bu kırılganlık devam ediyor. Bu kırılganlık böyle giderse, evet yerel seçimlerle ilgili bir algı olarak söylüyorum ya da bir düşünce olarak kaygıları var yine aynı seçmen kitlesinin kızgınlığı var. E, bu da bir gerçek. E, o nedenle aslında daha çok işte sonuçta şu kadar seçime girmiş Sayın Kılıçdaroğlu kaptan olarak gemiyi sonuçta Zafer limanına ulaştıramadığı da bir realite. Bunu zaten herkes de görüyor, kabul ediyor. bunun bir sonucu olması gerekiyor diye seçmen böyle bakıyor. yani CHP Genel Başkanı önemli bir pozisyon. Genel Başkanın burada duruşu sonuçta partiyi de ya da orada karar vericileri de etkiliyor. Bu çerçevede hani Sayın Ekrem İmamoğlu bugüne kadar görev talibi olmadı. Bu bir gerçek yani şeyden itibaren alınız. Ama nefer olurum dedi. İşte değişime önderlik ederim dedi. Verilen görev neyse onu yaparım dedi. Yoksa ben İstanbul Belediye Başkanı olacağım tekrar ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı Böyle bir ifade kullanmadı. Çünkü zaten şu anda bunu kullanacak bir ortam da yok aslında baktığımızda. <laughs> Ama netleşmeli. Bu da böyle. Ha. Benim görüşüme göre evet. e, zaten CHP'deki gelişmelerde netleşecek. Yani çok uzun süreli gitmez bu. E, mevzu bu, bu zaten. Yakın Galiba net. Aynen. Bu... Evet mevzu bu netleşmeli. Netleşmeli çünkü yerel seçime Ama yaklaşırken de. söyleyebiliyor bir şey, mesela? Bir şey söyleyeceğim. Seda Hanım'a geçeceğim. Tam, hayır tam, hayır tam, zamandan çalıyoruz çünkü mesela, az bir, zamanımız var. Bu konuda diyor. 13 tane seçim kaybeden birinin Genel başkanlık koltuğuna oturması ne kadar etik ve ahlaki? Hayır canım zaten Şükrü Bey diyor ki yani netleşmeli bir şekilde. Ee, yani Tablo netleşmeli demek biraz da... Kipras daha... iki seçim kaybetti gitti. Hayır e, şöyle yo yo Cem soruna yanıt vereyim canım. Ayrı yani dünyanın hiçbir Sosyal Demokrat Partisi'nde böyle bir tutum görmüyoruz. O bir realite. Bunu Ama e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendine göre de açıklaması var. Açıklama. Ve konu artık CHP'nin konusudur. Yani ben bir CHP üyesi değilim. CHP bir dakika, üyeleri tamam. oturacaklar. Şükrü Bey, ve bu siz de şöyle bir, bir şey yapabilir verecekler. miyiz? Hani süreyi de tasarruflu kullanarak soru-cevap yapmak istiyorum. Böyle kısa net netleşmeli derken ne olmalı mesela? Yani Kemal Bey gitmeli değil mi? Bir dakika Cem, bir müsaade et, ne olur. Hayır, onu, yani onu netleşmeli. ben gıdıklı. ha, Netleşmeli derken, netleş... Onu tamam, yani? Tamam. Netleşmeli derken biraz. Benim e, kişisel heh. Yani tabii ki benim kişisel görüşüm, Cem merak ediyorsun anladığım kadarıyla. biz merak yani, ediyoruz. Evet. E, CHP seçmeninin önemli bir kısmı da zaten e, bu kararda geç bile kalındığı kanaatinde. E, bu söyleniyor. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi dengeleri içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu şu ana kadar farklı bir tutum sergiledi. Ama e, bu tutumla ilgili... ...partinin tavrı ne olacak... ...ya da gelişmeler hangi yönde olacak... Peki. ...bunlar da netleşecek giderek. Peki çok teşekkür ederim. E, Seda Hocamla ben... Ama şu şu realiteye ben de katılıyorum. Ayrıca söyleyelim. Ülge Hanım, yani e, başaran... E, ...başaramayan ayrılmalı... ...yenisi gelmeli. O da başaramazsa o da gitmeli. Başaramayan gitmeli ki... ...sonuçta başarabilen birisini seçmen karşısında görebilsin. Yani benim genel olarak o başarabilen zaten o başarabilen bu. birisi bu o içindir. başarabilen birisi Sayın İmamoğlu mu sizce? Ee, buna karar verecek olan ben değilim ben yani. Ben düşüncenizi ee, merak ediyorum bu taraftan. Sonuçta CHP seçme. Hayır, sadece İmamoğlu değil, başkaları da çıkar, başkaları da yarışır. Belki Ekrem İmamoğlu çıkar ya da e, başkaları da çıkar. Bunlar yarışırlar. Bir bakarsınız hiç bilmediğimiz ummadığımız birisi buradan e, galip Peki. çıkabilir. Peki. Ama sonuçta bir değişim arzusu olduğu ortada. Evet. Sayın İmamoğlu da söyledi ben üstüme düşeni bu değişim konusunda yaparım diyor. Ama onun dışında bir görev ta tanımlaması yapmıyor. Bugüne kadar yapmadığı için de yapmıyor. Ama bu ne kadar e, tabii CHP açısından netleşme diyorum. Ne kadar sürecek göreceğiz. Çok sürmez ben Peki. Benim kişisel kanım yani teşekkür bu ediyorum. daha fazla Sağ sürmez. Seda... Kim aday olacak, ne olacak, ne bitecek o anlamda yani. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Seda Hocam şöyle, bir değişim arzusu talebi var ama bir de değişime direnç var. Yani böyle bakıldığında yani seçmenin de motive olması lazım. Özellikle e, o ittifak denkleminde ve CHP seçmeni adına söylüyorum. Seçmeni ne motive eder sizce? Yani bu değişimin bir an önce gerçekleşmesi mi motive eder seçmeni? Farklı bir yani zihniyet değişimi motive eder, isimlerin değişmesini motive eder ya da İmamoğlu'nun ben çıkıp ben genel başkanlığa adayım demesi mi motive eder. O kırılganlığı ne onarır sizce? Bu kırılganlık ya da yılgınlık duygusu Hı -hı. etki sahibi olamamak hissinden geliyor. Hı -hı. Yani siyasete etkiniz olmadığını düşündüğünüzde Hı -hı. ya bu, bu öfkeye yol açıyor mesela bazen işte sokak hareketleri vesaire <laughs> veya e, küskünlüğe ve siyasetten kopmaya yani ilgisizlik mesela, takip etmemeye başlamak, sandığa gitmemek bunlar yani hep etki sahibi olamamak duygusuyla ilgili. Bugün bizim tam muhalefette izlediğimiz olay zaman zaman kendini kendine dönük öfke gibi gösteren, zaman zaman kop artık ben siyaseti takip etmeyeceğim, sandığa da gitmeyeceğim gibi ilgisizlik olarak gösteren etki sahibi olmama duygusu. Etki sahibi olmak bir yani seçim sonuçlarını etkileyememek, iki partisini etkileyememek. Şimdi birinciyi geçtik, seçim sonuçları muhalefet istediği gibi sonuçlanmadı evet. ama onun üzerine muhalefette de bir değişim görmeyince işte o zaman bu etki sahibi olmama duygusu, bu kuvvetli bir patlama gibi bir sonuca yol açtı. O yüzden etki edebileceğini görmek istiyor. Muhalefet içerisinde bir değişimin olabileceğini, bu değişimin muhalefeti iktidara götürebileceğini, iktidar için değişim sloganı zaten o anlama geliyor. Yani bir amacı olan bir değişim. Şimdi seçmenin bu talebini taşıyabilecek bir lider arıyor seçmen. Bu e, talebin... Kim bu lider mesela? Bu talebi taşıyacak? Bu talebi, İsimler ortada. Bu yani, ta, evet işte bu talebi taşı... Mesela Ekrem İmamoğlu'nu diyelim ki ondan bahsettiniz. E, seçmenle bir e, duygu bağı var. Gönül bağı. Gönül bağı, duygu bağı var. Bir e, duygu alışverişi var, enerji tutması var, kazanabilirliğini ispatlamış olması tam da şu an seçiminin etki edememe duygusuna iyi geliyor. Ama biraz önce netlik ifadesini kullandınız. Mesela liderliğin özelliklerinden birisi de bu. Yani bu talebi taşıyacak kişi olduğunuzu da ortaya koymanız gerekiyor. Yoksa o momenti kaçırabilirsiniz. Yani kendinize yönelik Dava süreçleriyle ilgili mi? Mesela ha, bu netlik orada... yoksa mesela netliği ortaya koyamamak Yoksa netliği ortaya koyamamanın altında yatan başka bir şey mi var? Siz nasıl bir okuma yapıyorsunuz sizce? E, farklı sebepleri olabilir. E, yani, liderlik e, ile ilgili olabilir. Mesela de, derseniz ki işte bu liderlik kumaşı bunu gerektirir. Bunda ilgili bir sonuca varabilirsiniz. Davayla ilgili bir açıklama yapabilirsiniz. Veya parti içerisinde bana göre e, yani parti içerisinde bir kavgadan kaçınma görüyorum ben burada. Çünkü ideali yani bir parti içerisinde bir değişimin kavgasız bir şekilde olması, parti içerisinde bir kavga ile olan bir genel başkanlık değişimi partiyi yıpratan bir şey. Benim düşüncem böyle bir kavgayı ee, kavga olmaksızın daha yumuşak bir geçişin yollarını aramak. Hı -hı. Ama bir noktada siz yani o momenti kaçırırsanız o da bir risk. Yani bu tarafta bir kavga riski var ve partinin yıpranması riski var. Diğer tarafta o seçmenin arzusuna cevap vermezseniz yani o arz talep ilişkisinde e, o talebesiz karşılık vermezseniz e, o momenti kaçırırsanız o zaman ...seçmen de sizi cezalandırır. Hmm. Şu an başkalarına olan öfkeyi o zaman da size yöneltir. O yüzden Ekrem İmamoğlu'na da dönebilir o öfke eğer seçmen e, talebine karşılık gelmezse. Burada zaman meselesi çok önemli. Şükrü Küçük Şahin dedik ya geç kalınmamalı yani bir süre, kısa bir süre sonra da zaten... Evet yani Ekrem İmamoğlu'nun e, şu konuda netleşmesi lazım. Evet İstanbul Belediyesi için yeniden bir belediye başkanı adayı mı olacak? Yoksa. Yoksa CHP Genel Başkanı olarak seçimden önce... Ee, bunun e, mücadelesini mi verecek yoksa işte üçüncü seçeneklerden bahsediyor belki bir vekil e, olarak yani bir baş, daha geçici süreli bir e, yeni bir genel başkan olur e, Daha... E, mesela Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı daha sonra gelir gibi değil mi üçüncü e, bir de şöyle dediğimiz ya, yani Bila bu şekilde evet, hatta çok a, net bir şekilde aynen aynen e, fikret de Selam buradan <laughs> fikret abi şöyle bir şey var ya mesela Sayın İmamoğlu eğer genel başkan olursa ya İstanbul elden gidebilir algısı da var. Şimdi o da orada da şunu e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Evet. Yani orada şunu demek yani ortaya koymak lazım. Ekrem İmamoğlu olmazsa İstanbul gider deniyorsa eğer bunun bir anlamı var. Yani sadece Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanabilir diyorsanız o zaman da bu krediyi ona vermeniz lazım. Yani bu başka sonuçlar da getirir. Yani e, bu önemli bir kredi çünkü. Hı hı. Tamam. Sen ol çünkü sadece sen kazanabilirsin diyorsanız belki onu kabul eder. Ama beraberinde bu bir bir meşruiyet getirir. O meşruiyet daha ileride başka bir pozisyonu mesela genel başkanlık için e, yolunu açarken e, o, o zaman tıkamamanız gerekir mesela. Hmm. Ama şu dava ile ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum. Yani bu davanın siyasi motivasyonlu olduğu ile ilgili seçmende bir algı var. Çok geniş hani anket pek çok anket bunu sordular. Böyle bir algı var. Şimdi böyle yani siyasi motivasyonlu Olduğu düşünülen bir davadan kaçış yok yani bu davası var o yüzden şunu aday olmasın geri dursun bunun sonu yok çünkü eğer siyasi motivasyonluysa başka bir lider popülerleşmeye başladığında böyle bir dava onun da peşine düşebilir. O yüzden ben bundan kaçış olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun çözümü tabii ki demokratikleşme ve siyasi motivasyonu davaların olmaması. olmaması. Ama varsa eğer bundan kaç yani bu böyle bir davası olmayan birini seçelim diyorsanız Hatta... daha az popüler birini seçelim de demiş oluyorsunuz aynı zamanda. O yüzden ben bundan kaçış maalesef olmadığını düşünüyorum. Ee, sadece evet zamanlama konuşulabilir. Buyurun şey... Şükrü Bey bir şey mi demek istiyorsunuz? Gerçek... Gerçekten bu dava sürecini bence dava sürecini konuşmak dahi bence aslında doğru bir şey değil. Çünkü bu dava sürecinin meşruiyeti yok. Siz burada siyasi tavrınızı ortaya koyarsınız. Ondan sonra dava gelsin. O davada sonuç ne olursa olsun onun meşruiyeti olmaz. Önemli evet. olan e, bence siyasi sonucudur. Ve meşruiyet olmadığı zaman da yani aslında... Çok ayrı e, görüyorum ve o bu, anlamda... Seçmen, o anlamda ne karar verilirse versin, sonucu değiştirmez diye düşünüyorum. Ve ben. seçmen de buna ceza verir, yani Tartış e, aslında çok kolektif evet. tepki verdiği seçmenin e, problemlerden, mesela otoriterleşme ile ilgili seçmen her zaman çok her otoriterleşme hamlesine iktidarların veya siyasi sistemin seçmen her zaman tepki vermeyebilir, çünkü tam göremeyebilir, ölçemeyebilir bunun ne kadarı meşrudur ne kadarı değildir. Ama bir yasanın ihlaliyle ilgili, adaletle ilgili bir e, gözlaşma ya da yanlış gördüğünde seçme bunu çok daha net görebilir yani mesela bunun siyasi motivasyonu olduğu ile ilgili algı yüksek dedik. Böyle bir durumda bir ceza geldiğinde seçmen buna tepki verir. E, aslında biraz önce konuşulan konuları da bu tamamlıyor. O yüzden hı hı. E, bundan kaçış olmadığını düşünüyorum ben. Hı hı. E, sadece bir katkı daha yapabilir hı. miyim İlyana? Lütfen kısa olsun ardından nasıl bir gün Evet, buyurun. Evet. CHP Aa, de bir şunu şey da sonra lazım. Aslında çünkü bence söyleyeyim Hani e, bir gazeteci olarak, bir gözlemci olarak kendi görüşlerimi aktardığımda ya mesela Cumhuriyet Halk Partisi ya önümüzde 9 ay var. İşte yerel seçimlere gideceğiz. Planlamamızı ona göre yapalım. Bence CHP'nin e, 9 ay değil, 5 yılı planlaması lazım. Yani şimdi ve buna da hemen başlaması lazım. Öyle tamam. 9 ay sonra da yerel tamam. seçim var. Tamam. Evet. Çok önemli bir hangi evet. noktası ama Beş yılı planlayarak gitmeli buraya. Yani biz yerel seçimi atlatalım ondan sonra planlama yaparız deme lüksü yok bence. Bu benim şahsi görüşüm. Şunu söyleyecektim. Hani web sitesi? Bu kumpas meselesi var Hı. biliyorsunuz değil mi? Faik Öztürk'ün açıkladığı davalarla ilgili özellikle siyasi yasak ve hapis talebiyle açılan davaya tepki gösterince yeni çok yeni e, Faik Bey'in açıklaması. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda daha önce yapılanlar gibi açılan bir kumpas davasıdır. O toplantının videoları var. Toplantıdaki videolara bakıldığında belediye başkanımızın ortalığı sakinleştirmeye çalıştığı, sözlerinde de eleştiri dışında hiçbir hakaret olmadığı açık ve net bir şekilde görülüyor diye Hı -hı. E, konuşmuştu. Bunu da böyle bir şerh düşeyim. Faik Öztürk'ün açıklamasına. Galiba bütün bunları konuşurken Seda Hanım biraz size durayım. Ardından nasıl gün göre böyle bir pas atayım. Yani ittifaklar denkleminde de ne olacak derken. Ha, Merak ettiğim evet, şu. Evet. ya Biz bir şey unutuyoruz galiba. Sayın İmamoğlu İstanbul'da... E, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Sayın İmamoğlu HDP'den çok ciddi bir destek aldı. Yani biz burada CHP adayını ve Sayın İmamoğlu'nu konuşuyoruz böyle genel başkanlığı da bir taraftan konuşurken yani yerel seçimlerde nasıl bir denklem kim neyin üzerine oturacak onu daha net bilmiyoruz. Çünkü HDP de kırılgan yani HDP de kırgın yani e, ittifak denklemine kırgın biliyorsunuz bir şekilde o da kendisinin yok sayılmasına kırgın yani böyle bir şey var belki HDP de kendi adayını çıkartacak. O zaman o denkleme kimi koyarsanız koyun orada sıkıntı çekebilir. Yani bu ittifak denkleminde mesela İyi Parti Hı. nerede rol alacak? Yani bunlar evet. da çok belirleyici ve önemli bence. O da bizi tekrar lider konusuna götürüyor. Aynen. Demek istediğim <laughs> mevzu bu zaten. Evet, o yüzden yani liderlik özellikleri hani partiler ötesi e, siyasi etkisi gücü olan bir lider e, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de önemliydi ama belediyelerde de öyle. Tabii. Ee, yani AK Parti'den de oy aldı e, İmamoğlu e, 2019'da zaten. Yani çok Siyasi spektrumun çok farklı yerlerinde bulunan partilerden oy alabildi. Bunu da özellikle Hani kendi kişisel özellikleriyle, belki kişisel karizmasıyla e, başardığını söyleyebiliriz. Ve şu anda şimdi bir ittifak olacak mı yerel e, seçimlerde? E, olur neden olmasın derim ben. Yani tamam evet 2023 seçimleri sonrasında e, bir çözülme bir öze dönmeci duygu oldu. Yani işte CHP bir özümüze dönmeliyiz işte çok sağa kaydığımız için böyle başımıza bunlar geldi dedi. İyi Parti işte milliyetçi e, dikten uzaklaşmakla ilgili ya da milliyetçi duruşlarını o altılı masa içerisinde koruyamamakla ilgili öz yaptı. Şimdi ben e, şöyle düşünüyorum. Bu refleksler doğal olabilir ama ben katılmıyorum. Yani fark ötekiyle birlikte yol yürünemeyeceği ile ilgili varılan sonuçlara katılmıyorum. Hmm. Ee, bu önemli bir kazanımıydı bence e, muhalefetin. Ötekiyle birlikte olma deneyimi önemli bir deneyimdi. Bir araya problem ama, Problem evet. kendi mesajınızı kaybetmek. Yani ötekiyle birlikte yürürken iki tarafın da birlikte yürüyebilmek için kendi mesajlarından vazgeçip ortaya silik bir şeyin çıkması. Hmm. Bu problem hatta ben bunu şöyle yazdım. Rengarenk bir resim yapmaya çalışırken önce boyanın içinde bütün renkleri karıştırayım derseniz ortaya kahverengi çıkar. Yani o hayal ettiğiniz renk cümbüşünü tüm boyaları birbirine bu şekilde karıştırarak ulaşamazsınız. Renkleri ayrı ayrı koruyarak renkli bir tablo yapabilirsiniz ancak. Yani bu ittifaklarda, çok partili ittifaklarda partilerin kendi renklerini, kendi mesajlarını koruyup Yeniden bir arada olabilmeleri de tekrar bizi liderlik konusunda bağlıyor aslında biraz güçlü liderli olan bir şey. E, Seda Hanım bu nasıl mümkün olabilirdi peki Zafer Partisi ile bir şekilde orada yani temas halindesiniz diye son 15 gün 20 gün biz. Başka bir şey yaşadık, söylem değişikliği. Son 15 gün 20 ya Mesela günde, Ayşe şöyle dendi ya 20 günlük şey milliyetçilik mi olurdu? İşte bir şekilde o çok şey değişmezdi oradan. Ama ee, onun öncesinde ben, daha... Onun öncesinde. Evet, evet, Anladım. evet. Çok... Ama yerel seçimden önce olursak, evet lider önemli. Yani Ekrem İmamoğlu'nun bu becerisi önemli. Farklı görüşlerden destek alabilen birisi olması önemli. Onun dışında e, yerel seçimde ittifak yapmak çok daha kolay Genel seçimlere göre bunu da hatırlayalım. Yani işte 2023 sonrası oluşan bu çözülme duygusuyla işte olmayacak mı acaba ittifak deniliyor ama hı hı. yerel seçimde ittifak kurmanın e, mesela büyük bir ya, ideolojik farklar önemsizleşmeye başlıyor çünkü bir yani diyelim ki sosyal demokratik bir ekonomik plan mı yoksa liberal bir ekonomik plan mı onun cevabını artık vermeniz gerekmiyor onun verilmesi gerekiyordu burada değil. Yani yerel seçimlerde dinamiği başka e, seçimlerde. başka daha günlük hayata dair daha evet. basit günlük yani hayatla ilgili daha küçük konular yani önemli ama hani ideolojik olmayan konular olması e, koordinasyonu daha kolay olması. Gerçekten 2000... isim çok önemli ama yani şey çok önemli. İsim önemli. önemli. 2023'te şey. isim önemliydi, yine isim önemli. Tabii çok önemli. koordinasyon ben daha ben kolay yani tüm ülkede bir koordinasyon yapmamız gerekmiyor mesela değil mi? Bazı İli, şehirlerde, bir şehirlerde yapmanız yeterli olabiliyor. Tabii. O yüzden hani evet bir çözülme oldu. Yani 2019'daki sinerji yok şu anda ama Öte yandan 2023'te olduğundan da daha kolay olacak yerel seçim olduğu için. O yüzden ben yeniden ittifakın kurulacağını düşünüyorum. Ama hmm. isimler çok önemli. Eğer Ekrem İmamoğlu olacaksa bir an önce bizim bunu biliyor olmamız gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü seçmenin bir bilgi ihtiyacı var netleşme dediniz ya, siz. aynı şey yaşanıyor sanki ben bir dejavu lazım. yaşıyorum ilk seçimle genel seçimle ilgili. Öyle veya o yüzden böyle karşılığını vermesi gerekiyor. E, hadi Seçmenle o zaman yolu biri yolu. kim diye çünkü evet. neden hatta şey deniyordu ya yıpranır hani isim. Önceden işte yıpranır. Şimdi burada da öyle. Yok, ben, bir optimum zaman var yani var, evet. Aynen. Şimdi şöyle yönetmenin bir taraftan reklam diyor ama onun öncesinde ben e, reklama girmeden önce nasıl gün göre de şeyi soracağım elbette. Yani geleceğim bu yerel seçimler için mesela sedam dedi ki daha kolay ittifak yapmak ilçeler bazında iller bazında o ittifak denklemi daha kolay olabilir. Gerçekten öyle mi bilmiyorum. Sayın Çelik Ömer Çelik mesela e, dün akşam Mehmet Akif'in e, programında. Bir açıklama yaptı mesela yerel seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi birlikte mi gideceksiniz sorusu soruldu. Dedi ki e, yani biraz erken değerlendirme yapmak için henüz erken dedi. Olabilir de e, olmayabilir de işte bir şekilde heyetler konuşuyor çalışıyor prensipler var burada. Aynı şey... Millet İttifakı için de mesela yani konuşuyoruz ya o denklemde. Bakalım kim kimle nasıl ne şekilde gidecek. HDP meselesi de var. Ya yani hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı nezdinde e, konuşmak isterim Nasuhi Güngörle. Ama önce kısa bir reklam. Nasuhi böyle yine böyle yeniden yeniden o ittifakları bekliyor musun? Yani hem Cumhur İttifakı nezdinde yerel seçimlerde hem de Millet İttifakı nezdinde. Eee yine Dünyan, yeni, yine yeni... Ben yeni. de Nasuhi'ye bir şey soracağım, onu da yanıtlasın. Olur. E, ben de bir şey sormak istiyorum. Olur, siz de sorun. Şöyle yani bağlantılı bir bilgisi var mı diye en azından öyle. Geleceğim. Mesela Tuzla Belediye Başkanına yani kamu görevlisine hakaretten kılıçta e, şey e, Sayın İmamoğlu hakkında dava açıldı. Ama e, sayın İmamoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı ve kendisine Süleyman Soylu'nun hakareti var ki ondan dolayı verdiği yanıttan dolayı mahkum oldu. Mesela Süleyman Soylu ile ilgili bir dava neni e, aşamada acaba hiç bilgisi var mı hani AK Parti kulisleri açısından? Bir de bu söz konusu Ekrem İmamoğlu olduğunda iktidar biraz ifratla tefrit e, noktasına gelmiyor mu? Örneğin işte İstanbul'da Feshane'de bir sergi düzenlendi. 300 tane sanatçı buraya katıldı. Efendim Ekrem İmamoğlu şöyle bir sergi açmış, böyle bir sergi açmış ya. Zaten belediyenin burada sergileneceklere bir müdahale etmesi sansür anlamına gelir, yanlış olur. Bir de sanat nedir sorusu zaten konuşuluyor, tartışılıyor. Bunu yani kimler belirleyecek? Yani sanat insanların ee, sanat insanlarının sanat olarak gördüğü, değerlendirdiği şeyler sanattır. Diğeri bakarız ve güzelliği baktığımızda görürüz ya da görmeyiz. Örneğin Döşamb'ın biliyorsunuz pisuar, pisuar ya bildiğiniz pisuar. Dünyanın en önemli sanat eseri olarak kabul ediliyor. Ha ben etmeyebilirim, siz etmeyebilirsiniz. Ama aslı yine çok önemli bir müzede nüsaları da e, başka yerde. İşte Türkiye'den örnek vereyim. Bir çerçeve, boş bir çerçeve. Hem de 125 bin dolara bilmem kaç yıl önce satıldı. Sası. Şimdi bu sanat mı değil mi? Yani bunu tartışmaya zaten hakkımız yok. Ama Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu açtı da ne oluyor? Sanata sınır getiriyoruz ve özgürlükler e, bağlamında ciddi sorunlar yaratıyor. O zaman da işte demin konuştuğumuz konu. Yatırımcı da gelmeyebilir. Çünkü yani ne diyeceğim bu tamam, özgürlüklere zaten karşı. Zaten yarım saatimiz tuttumun? var. Şükrü Parti Bey, net Mesela şimdi. AK Parti'nin tamam. sessizliği AK Parti'nin sessizliğini acaba nasıl hiç sorguladı mı? Ya da o konuda bir şey var mı? Yani ya da bu konuda bir tutum almaması iki sorum oldu. Tam, yani. tek temel Merak soru şu olması. aslında sizin söylediğiniz her şeyde. Yani benim net anladığım doğruysa doğru deyin, yanlışsa yanlış deyin Şükrü Bey. Ekrem İmamoğlu AK Parti'de rahatsızlık yaratıyor. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir şey olunca AK Parti'de orada rahatsızlık yaratıyor deniyor. Yani Şükrü Küçük Şahin demek istediği bu. Niye sessiz kalınıyor? Nasıl uygun gör? Bir o, bir şu mesele de çok önemli gerçekten. Görüşme oldu. Bu görüşmelerden ne anlamalıyız? Yerel seçime doğru giderken, bir taraftan da Sayın Ömer Çelik'in açıklaması var. MHP ile bir ittifak meselesi olabilir mi? Yerel seçme henüz erken diyor ama ne anlamalıyız? İki denklem için ve Şükrü Küçük Şahin'in söylediği önemli. Hep böyle bir eleştiri konusu. Ekrem İmamoğlu'nun adı geçtiğinde ve bir şey yaptığında Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki rahatsızlık meselesi. Şimdi şuradan başlayalım. Ee, sevgili Küçük Şahin'in söylediği davadan gerçekten haberdi, haberdar değilim Sayın Soylu'yla ilgili söylediği süreçten. Yalnız benim bu hakaret davaları falan meselesiyle ilgili bir ince fark oluşturan bir düşüncem var. İnsanların birbirine hakaret etmesiyle ilgili birinin diğerine dava açma hakkı elbette olmalı. Bundan siyasi yasak üretilmesi meselesine karşıyım ben. Yoksa can isteyen canı istediğine istediğini söylesin noktasında bir e, savunmam yok benim. Ama dediğim gibi bundan bir siyasi yasak üretilmesine karşıyım. Bu bir. İki, Cem bence Sayın İmamoğlu için altın değerinde bir şey söyledi. Şimdi o hani biraz da açıkçası dikkat çekici bir söylemde dedi ki... ...hani gerekse gitsin hapis aslında söylediği... ...siyasi cesaretle ilgili bir ya mesele. çık ben genel başkanlığa adayım. Bu kadar. Evet. Fakat bundan daha güzeli de şu... ...Kıymetli Seda Hocam'ın söylediklerinden de onu alınca... ...daha böyle cesur konuşma şeyi buldum kendimde. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır... ...yani liderliğin çok da önemli olmadığı... ...işte biz altı kişi bir araya geldik altılı masa ondan sonra... Yani tek şey Tayyip Erdoğan'ın gitmesi, hatta daha sonra şuna evrildi bu konu, Hülya, hepimiz hatırlayacağız. Hı hı. Adayın önemi yok. Hatta denildi ki bizde o kadar çok aday var ki hangisini Erdoğan'ın karşısına çıkarırsak kazanıyor vesaire gibi. Ben de hep hep de şunu söyledim, dedim ki liderlik Türkiye'de, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada önemliydi. Ama bugün itibariyle o günün şartları, hatta bugünün şartlarında içine alarak söylüyorum, çok daha değerli. Şimdi... Dönüyoruz dolaşıyoruz. Nereye geliyoruz? Sayın İmamoğlu'nun bu değişim taleplerine liderlik edip etmeyeceği sorusuna geliyoruz. Hani netleşelim meselesinin herhalde cevabı budur değil mi? Başka bir şey aramıyoruz. Tabii. Şimdi ilk söyleyeceğim şu. Ortada bir Cumhur ittifakı var ve devam ediyor. Bu seçimde kendileri nasıl düzenlerler vesaire ama Cumhur ittifakı var hali hazırda. Ama Millet İttifakı diye bir ittifak var mı? Ben mi yanlış biliyorum? Öyle bir ittifak yok şu anda. O ittifak bitti tekrar teşekkür etmesini konuşuyorsak bu başka bir şeydir. Şimdi sayın eee İyi Parti liderinin ziyaret edilmesi meselesine gelince. Sayın Kılıçdaroğlu statükoyu korumak istiyor. Partisini korumak istiyor. Hatta şunu söylüyor. Ben diyor bu işi 48'e kadar getirdim. Biraz daha gayret edersek biz bunu kazanabileceğiz. Yalnız bu sayın Kılıçdaroğlu söyleyince herkesin kulağına tuhaf filan geliyor da e, söylenenlerin özellikle ...muhalif kamuoyunun önemli isimlerinin, akademisyenlerin, gazetecilerin de üç aşağı beş yukarı söylediği şu... ...aslında bu doğru bir denklemdi. Şimdi bunu genişletelim. Kimin eliyle olsun? Sayın İmamoğlu eliyle olsun mesela. Yani oradaki en büyük teveccüh ona yönelik olduğu için söylüyorum. Bence eğer böyle devam edeceklerse... ...yani e, Sayın İmamoğlu'na yazık ederler, etmezler falan o... ...her şeyden önce Sayın İmamoğlu'nun kendisini düşünmesi gereken bir konu ama... ...oradan, o kuyudan su çıkmaz... İlk söyleyeceğim şu. Niye? İyi Parti artık es şöyle söyleyeceğim, oraya geleceğim ama. İyi Parti artık eski gücünde siyasete devam edemez. Çünkü hep dedim, bugün bir kez daha söylüyorum. 100 tane videom var bu konuyla ilgili Habertürk'te. Dedim ki İyi Parti sosyolojik olarak yanlış yerde duruyor. Durduğu yer kendisine ait değil ve bu önünde sonunda başını ağrıtacak. Ağrıttı mı? Evet ağrıttı. Ne zaman ağrıttı? Aday belirleme sürecinde, kendisine aday dayatılması sürecinde ağrıttı. 3 Mart, 6 Mart krizine geldi. Orada baş ağrısının ötesine geçti bu konu. Hakaretlere uğradı vesaire vesaire. Fakat kendisine yapılan yanlışlara rağmen o sosyolojik olarak kendi kökenleri, ideolojik geçmişi vesaire partisinin kurgusuyla alakası olmayan bir yerde durmayı inatla sürdürdü. Sonuç? 15'ler, 20'ler payeler biçilen bir siyasi parti geçerken partisinin gerisinde kaldı. Cem çok güzel hatırlattı. Biz bunu söylediğimizde herkes bize ya 5-5,5 hani bazı olaylar olursa MHP 6 alabilir falan diyordu. MHP o şartlarda İyi Parti'den daha fazla ayı aldı. Bu saatten Aynen öyle. sonra İyi Parti'nin Anadolu'ya bakın çözülme süreci başlamıştır. Ve bu çözülme sürecini durdurmaları hiç öyle kolay olmayacaktır. Ve gayet net söylüyorum Türkiye'de milliyetçi dediğimiz alanın ana aktörü Cumhur İttifakı'nın çatısıdır ama burada ideolojik anlamda belirleyici olan ve çok belirleyici olacak. Lütfen çok rica ediyorum Sayın Bahçeli'nin bu hafta yaptığı grup konuşması satır satır okunsun bu konularla ilgilenen insanlar açısından. Söylenenleri doğru kabul ederler etmezler başka bir bahistir. Ama o konuşmada 4-5 tane önemli husus vardı. Şimdi vakit yok onlara girmeden şunu söyleyeceğim. Milliyetçi Hareket Partisi artık Türkiye'nin siyasi zemininde geçmiştekinden yakın geçmiştekinden çok daha önemli bir aktör olacak. Böyle bir zeminde İyi Parti'nin ayakta kalabilmesi, eski gücünü koruyabilmesi, dolayısıyla da bir ittifaka katkı sağlayabilme şansı eskisine oranla çok çok zayıf. Bunu söyleyeyim bu bir bu alanda. Şimdi gelelim Sayın İmamoğlu meselesine. Tamamdır. Bir değişim talebi var. Doğrudur. Bunu e, Faruk Aksoy'la da senin programlarında çok tartıştık sevgili Hülya ama e, burada şöyle bir sorun yok mu? Şimdi Kemal Bey söyleyeceğimiz her şeyi hepimiz söylüyoruz zaten. Yani Allah'ı var, o da hiç bu konulara hani bana şunu diyorsunuz, bunu diyorsunuz demiyor. Yani kaybettin, hep sen kaybettin, seçimlere girecek cesaretin yoktu. 2014-18'de başka adaylar vesaire vesaire yanlış yaptın, senin yüzünden kaybettik, tamam. Bu burada herkes neredeyse mutabık. Ama şurada mutabık olabiliyor muyuz? Değişim sürecinin yönetme iddiasında olanlar o süreci nasıl yönetiyorlar? Değişim talebi ne? Ben hep bunu soruyorum ve bu cevabı alamıyorum. Ve değişim isteyenlerin de kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Neden kafa karışık? Şurada. Ee, burada e, sen Ömer Çelik'i hatırlattın. Dünkü yayında Ömer Çelik ilginç bir analizde bulundu AK Parti Sözcüsü. Dedi ki Ekrem Bey değişim değil pazarlık yapıyor dedi. Şimdi bence bu, bunun üzerinde biraz durmak bir düşünmek lazım. Yani şimdi şöyle bir şey mi olacak? Bir de e, Seda Hocam söyledi galiba Şükrü abi de onayladı onu. Dedi ki aman kavga olmasın bu konuda parti kavgasız içinde kavgasız bir utralar. geçiş. Yark. Evet. Kavgasız geçiş olur mu Allah aşkına? Ne zaman görülmüş siyasi tarihimizde bu böylesine büyük bir geçişin çatışmasız, kavga kavga derken Allah korusun kimse zarar görsün anlamında söylemiyorum. Mücadele başka Ama kavga başlar. Yani bu mücadelenin ötesinde bir şey hocam. Bu kavgalı olacak bir iş. Bu gidip alacaksanız eğer hani şunu tarif ediyorsanız. Bu değişimin merkezi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmaktır buradan yürürüz ve ben bu genel başkanını alacağım diyorsanız bu kavgası gürültüsüz falan olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarını hatırlayalım. Bir iki Ender istisna dışında son derece serttir o kurultaylar. Bunu da yadırgadığım için söylemiyorum. Parti içi demokrasinin güçlü olmasının yansımasıydı o dönemler için bunlar. Şimdi bu e, yani Kemal Bey Kovtun'dan Siz İmamoğlu'dan bir hamle bekliyor ya bu, musunuz nasıl Güngör? Ben göremiyorum böyle bir hamle. Be bekliyor musunuz? Mesela göremiyorsunuz ha, arada... ama öngörü açısından yani kısa bir süre sonra olabilir, gidişat olabilir. onu gösteriyor olabilir yani, tabii ki olabilir ben ben de öyle öyle düşünüyorum olabilir de o konuda Şükrü abi de bizden daha çok bilgi vardır ama çok ketim davranmayı tercih ediyor bu akşam olsun ben şimdi Yok, hayır, nasıl olsa Ankara'dayız yani şimdi Bey çıkışta yakalayacağım onu, onu ben onu, onu konuşturuyorum ben, ben çıkışta. Bence... Ekrem Bey rol alıyor sonuçta herkesle görüşüyor partideki bütün insanlarla görüşüyor. Şükrü şey abi yani söylediğimiz bundan daha fazla duruyor, bir, şey. Diye bir şey. Bu değil söylediğimiz. Ya Hülya'nın sorduğu da bu değil. Benim söylediğim de hocamın merak etti de Cem'in de söylemek istediği bu değil. Bence bu Şükrü şu. küçük şairin söylemek, bu... söylemek istediği ama söylemekten çekindiği ama bugün söyleyemediği hı hı. Benim e, hissettiğim demeyeyim yani anladım gülüyor Tevessül Şükrü Bey de cesur olmalı Hayır. mesela. Şükrü Kemal Bey. Küçük Şahin kesinlikle Bekliyorum ve kesinlikle. Evet, abi, aynen. Ekrem İmamoğlu'nun bir çıkış yapacağını, aday olacağını yani ben CHP Genel Başkanlığı'na adayım diye bir <laughs> çıkış yapacağını ima etti bence. Yok bunu, bunu Ekrem Bey'in kendisi karar veriyor yani biz inanın e, böyle bir şey söylememiz doğru değil ama şunu ama söyledim. Ama şu saatten sonra ben Ekrem Bey aday olsa olabilirsiniz doğru artık. O treni kaçırdı Ekrem Bey kaçırıyor. O ayrı bir konu Niye yani kaçırdın? tabii ki e, bir şey demem e, Cem Bey sizin değerlendirmeniz ama e, bugün Ekrem Bey için öyle bir şey söyleyeyim tamam, o kendi kararı. Birkaç kendi şey daha söyleyeyim izninizle tabii, tabii ki. Dediğim gibi değerlendirmelerini <laughs> yapıyorlar tamam, zaten tamam. parti yani mesele Ekrem İmamoğlu meselesi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin nereye gideceği meselesi. Ekrem İmamoğlu böyle bakıyor olaya. Bu da doğru. Yani şimdi mevcut bence, politikalar evet, devam evet. edecekse, zihniyetini değiştirmeyecekse değil Ekrem Bey. 10 tane Özgür Özel Faik Öztürak da gelse bir şey değişmez CHP'de. Nasıl gün devam edelim. Ee, <laughs> tamam. Ben de tam olarak tam, tam olarak şunu söylüyorum. yani şimdi bu örneği anlatmaktan ben çok yoruldum ekranlarda ama bir kez daha hatırlatacağım. Lütfen bir 20 22 yıl öncesine, 23 yıl öncesine gidelim ve şunu bir görelim. Mesela ne zaman Tayyip Erdoğan, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi bağlı bulunduğu geleneğin siyasi partisinden bana şunu verirseniz ben de şurada dururum diye bir talepte bulunmuştur. Yok böyle bir şey. Hiç öyle olmamıştır. Orada siyaset imkanı kalmadığına inandığı anda da kendi partisiyle, kendi siyasi hareketiyle yoluna devam etmiştir. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurultay almak, kazanmak zor iş. Tabii ki zor iş. Yani bu siyasetin son derece tecrübeli isimleri var orada. Sayın Kılıçdaroğlu fevkalade tecrübeli, kurmayları fevkalade tecrübeli. Başarı başarısızlık ayrı tartışabilirsiniz. Ama o partiyi öyle altın tepside ki bunu ben söylemedim kendileri söylediler. Sayın İmamoğlu'na veya o yöndeki herhangi bir iddia sahibine teslim etmezler. Dolayısıyla burada ha ben oraya odaklandım alabilirsem alırım. Yani ben beklerim kapıda bana verirler. Böyle bir liderlik olmaz zaten. Ben Seda Hocam tarif ettiği liderliğin de benim tarif ettiğim herhangi bir liderlik anlayışında buna uygun olmadığını düşünüyorum. Eğer orada bir yol yoksa yeni yol açarsınız. Dış kulvar teorisi diyorum ben kendim adlandırdım bunu seçim sürecinde. Dış kulvardan yani, çıkarsınız. Nasıl benzerlik anlamında söylemiyorum Aha. da e, e, Tayyip Bey Sayın e, Erbakan'la yarıştılar e, kurultaya gittiler. Öyle değil mi? Kayıp Bey yarışmadı. Ee, Abdullah ya, ya, Bey aday oldu. Kantor, evet. O kadro. Evet o evet. kadro. ama ne oldu? Kayıp çünkü abi. abi az farkla sonradan ha, ayrıldılar. Az farkla bak yarıştı ama tamam, evet. çıktılar. Tamam. tamam. Kendisinin yasağı vardı vesaire çıktı. Tamam. Çok az farkla kaybettiler ve hatta o kongre siyasi tarihte şöyle adlandırıldı. Kaybettiler ama kazandılar. Çünkü Ter... orada var olmayı evet. tercih ettiler. Tamam. tamam. O o zamanki e... evet partinin ihtiyarlar heyetine o kurmay zekasına rağmen çok tecrübeli isimlerdi. Birçoğu rahmetli oldu. Allah hepsine rahmet etsin. O gelenekçi etsin. denilen, yeni ge gelenekçi denilen evet, evet. kibe rağmen bir de mesela Yapıya güç, karşı. bir de güç, güçlü bir yapıydı o yapı. Yani hani böyle çok, tırnak çok içinde çok tecrübeliydi, çok güçlüydü. Aynen, Fakat aynen. benzeri bir yapı da Cumhuriyet Halk Partisinde var, Hülya, Var. Ha, o yüzden hani bekleyin bu bana düşer bu bana gelir bir şekilde hani bizim yolumuz bu işte kesişir falan diye beklenecek bir iş Ama değil Ama Şükrü Küçükşahin ee, bir şey İstanbul'da söyledi şey bir... onu kaçırmayalım nasıl sendeyim dedi ki e, canım yani hani ne zaman bir açıklama yapar ya da yapar mı Ekrem İmamoğlu bir şey diyemem onun için ben ben diyemem. Ama e, sonuçta Ekrem Bey de yani yerinde durmuyor elbette o da görüşmeler yapıyor dedi. E, bu görüşmeler ya, yapıyor da yapıyor. yapıyor tabii o görüşmeler yapıyor Ama da. Ama görüşmelerin nedeni parti ile ilgili. Tamam. Eee, sonuçta... Tabii ki. Yani Ya şöyle bir şey yok mu? Ee, tamam o görüşmelerin bir kısmına dair benim de bir fikrim var. Duyuyorum bir şeyler. Yani Hep tam evet. emin olmadığım için söylemeyeyim. Şükrü abi daha iyi biliyordur ama. Yani sonuç itibariyle bu liderlik hikayesinin bir altyapısı var. O da şudur. Şimdi Sayın Erdoğan'ın çıkışında, o Yenilikçi Hareket ekibinin çıkışında yaptıkları en önemli iş. O zaman o kadar önemli olduğunu doğrusu kavrayabilmiş değildim ama bütün Anadolu'da ve İstanbul'da kanaat önderleriyle, karar vericilerle, karar vericilere dokunan kılcal damarlarla sürekli temas halindelerdi. Bir taraftan toplumla, sahayla, teşkilatlarla, parti teşkilatlarından bahsetmiyorum sadece, genel manada bütün örgütlenmelerle, sivil toplum örgütleriyle temas halindelerdi. Ve o hamur yoğruluyordu. Yani dolayısıyla mesela Sayın Erdoğan'ın Türkiye'de bir parti kurduğu ve seçimlere girdiği takdirde kazanacağına dair fikir son derece kuvvetliydi. Ama Sayın İmamoğlu'nun bugün aynı yerde olduğunu söyleyebilir miyiz? Ben aynı kanatta değilim. Çünkü bu işler tereddüt kaldırmaz. Ya yani mütereddit kafam karışık çıksam mı çıkmasam mı ne zaman çıkacağım nasıl yapacağım? Zaten önünüze tarih gelmiş. Daralıyor tarih ve daha başka bir şey söyleyeyim. Büyükşehir Belediye Başkanı olursanız ve onu kaybederseniz zaten siyaseten yolunuza devam etme şansınız da kalmayacak. Dahası Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmayacaksanız böyle bir çıkış zayıf olursa mesela internet sitesinin örneğinde olduğu gibi o takdirde de AK Parti diyelim ki İstanbul'u kazandı ki şu anda muhtemel görünüyor benim görebildiğim kadarıyla. Ama İmamoğlu ne, yüzünden kaybedilmiş e, ama olacak. Ama şöyle o Bunun muhtemel başkan, görünüyor diyorsun ama bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir şey diyor. Yani e, diyor ki öyle kavgalılar, dağınıklar, içler acısı bir hali olabilir muhalefetin ama... Hiçbir şey çantada keklik değil diyor yani. Elbette ya. Yani. O da çok önemli. E işte o, yani o muhtemel da işte, ama nasıl tamam, hep konuşmuyor önemli. muyuz normal günlük yaşamımızda da isim burada belirleyici çok önemli. Yani bir önceki dönemde Ben zaten isim... o o yüzden çok dikkatli bir sözcük seçtim ya muhtemel dedim yani ha, tamam. ihtimal evet, yani, yani o işte, kadar söyledim evet, bu. Doğru. doğru <laughs> ama doğru. şu var. Sayın Cumhurbaşkanı 14'ü ve 28'i itibariyle onlar hep birlikte e, yaşadık. 14 28 akşamı itibarıyla bu konunun ana gündemlerinde olduğunu daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Akabinde de hani önce bakanlar kurulu neredeyse komple değiştirdi. Milletvekilleri listesini değiştirdi, teşkilatları değiştiriyor. Ekim ayındaki kongrede göreceksiniz çok radikal değişiklikler olacak. Ve o değişikliklerin temeli de öyle sadece yıpranma şu bu filan değil. Seçim sonuçlarını analiz ediyorlar şu anda. Bazı ilçelerde neden gerideyiz? Büyük şehirlerde Cem altını çizdi. Çok önemli bu. Neden geride kalıyoruz? Bunlar analiz ediliyor. Yani kazananın yaptığı analizi ve çıkışı ve hamleleri kaybeden yapmıyor şu yani anda. Yani bir strateji Bence ekibi oluşturuldu değil var. mi? E, Nasu yani AK Parti için. Devam ediyor evet, ediyor, evet. değil mi? O şey, de yani Sayın Efkan Ala'nın başkanlığında. Evet. Evet. E, şu anda başkan vekili zaten e, evet. kendisi. Sayın Efkan Ala'nın başkanlığında bir strateji ekibi düzenli olarak toplanmaya başladı. Aday profilini konuşuyorlar, seçimi konuşuyorlar, genel stratejiyi konuşuyorlar vesaire. İsim şimdi, var mı nasıl konuşulan, konuşulan? Mesela zaman... İstanbul için aday. şimdi mesela İstanbul'da yani Sayın Murat, Murat Kurum'un, Kurum Sayın Tevfik Göksun'un adı geçiyor. Mesela Ankara'da kimin adı geçiyor? Mesela İzmir'de kimin adı geçiyor? Ya yani bir senin. şey söyleyeyim ya. Yani. yani bir kimin? Ha. Bil, bildiğim net bir şey söyleyeyim. Şu anda profil çalışıyorlar. Profil Trabzon Ankara İstanbul için. Galiba şöyle yok. bir şey de var. Ee, çok... benim Ön... benim öğrendiğim şöyle bir şey var. Erdoğan Sayın Erdoğan seçimler bittikten sonra bu kabineyi kurduktan sonra ekibini toplamış ve bu %35'e niye düştük? Özellikle büyük şehirlerde niye kayıplar yaşadık diye bayağı üzülmüş. Mesela Rize'de bir milletvekili kaptırdı CHP'ye. Hiç olmadı bu. E, ve bununla ilgili galiba hakikaten değişiklik yapacak. Ama şunu söyleyeyim. Sayın Erdoğan 5 yıldır böyle diyoruz. Çok değişiklik yapmadı teşkilatlarda. Eğer bu defa da yapmazsa özellikle Anadolu'da ve belli illerde yıkım olur. Yani hani AK Parti 35 alan 30'a falan düşebilir. Gene MHP ittifak yapıp tek girecektir ama AK Parti'nin buradan hep muhalefeti konuşuyoruz. Büyük bir yenilik yapması lazım. Bir de İzmir'e mesela tamamen oraya uygun bir aday. Profil hani, çalışıyor derken Hani de bizim çok Karadenizli öyle. veya İç Anadolu bir İzmir'e çok olmaz. Ona uygun. Ankara'ya çok milliyetçi ve oradan biri. İstanbul'a öyle veya böyle gene muhalefetin Kimin burası. Kimin adı geçiyor Ankara için? Ankara için bilmiyorum ama İstanbul'a Murat Kurum ve Tevfik Göksu geçiyor. Ben olsam Tevfik Göksu yaparım. Ben yani Bana sorsan. Nasıl uygun görüyorsun? Ben Tevfik Bey'i evet. Çünkü Tevfik Bey ikili görüş, yani kamuoyunda yapılacak her tartışmada İmamoğlu'nu yeniyor. Yani o bir çok güçlü bir tablet. Bir de belediyecilikten et, geliyor, etkili bir isim Bir de büyük iş yapıyor. İş yapıyor. Çünkü evet. şey yani avantajı bu... var. Yani A ekran A evet. Ekran A Bey A ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verdiği o tanımak, e, o dili bilmek. Para e musun? E meclis kürsüsüne evet. çıkıyor evet. belediyede. Evet. Bu bir ikincisi de yerel yönetim, yerel yönetim yani. tecrübesinin olması. Tevfik Göksu için evet ama tekrar söylüyorum. Şu şu an Cem, Hülya merak ediyorsanız benim bildiğim profil çalışılıyor. Tabii ki o profiller çok kısa sürede bir takım isimlere de yönelecek. Ama çok sürpriz isimler de olabilir. Yani onu da söyleyeyim. Ama şöyle olursa nasıl? Suyu özür dilerim. Yani 20 sene, 15 sene önce bakanlık yapmış adamı veya 10 sene önceki milletvekilini veya bu dönem listeye girememiş birini gene vekil belediye başkanı yaparsan bu olmaz. Hmm. Yani hani Yok, öyle bir şey olmayacak. Isimlere... O, kadar, o kadarını biliyorum. Öyle bir şey olmayacak. Peki. Peki. İş ama 5 yıldır evet. yapılmadı bu. Yani Erdoğan da teşkilatları değiştiriyorum, metal yorgunluğu dedi. Ben hani AK Parti'sine bakın şeyi de söyleyeyim. Tamam, bir daha söylüyorum. Neyse Muhale... benim bildiklerim bu kadar yani daha fazlası. Tamam. Muhalefet <laughs> dağınık. Bu tamam. Ama burada iki şey var. Bir HDP aday çıkardığında muhalefet de geç... değişebilir geçmiş orada, olsun. Tabii. HDP aday... bir de AK Parti ne olursa olsun o bu ekonomiyle ilgili düzeltme yapması lazım. Ekonominin düzelmesi lazım. Adaylarını yapması ve büyük şehirlerde bakın fark açılıyor. Yani ilçelerde de açılıyor. Muhafazakar ilçelerde muhalefete kayıyor. Bunu görmek yani orada millet de uyanık Yani Şöyle çok akıllı bakar. Ya ben de gideyim muhalefetin adayına oy vereyim. Başka aday göster diyebilir. Yani İyi Parti'nin adayına gitmeyebilir illa veya CHP'nin adayına. Kazanacak şeye göre dikkat edilmesi lazım. Buradaki mesele AK Parti açısından hadi seçimi kazanmayı da geçti. Bunu söylemem lazım. Ekonominin, emeklerin durumunun bir an önce bakın o krediyi daha vermez tabii, mi? Tabii tabii. Verdi o krediyi. Kesinlikle. Bu seçimde verdi o bitti. Ama daha yerel, vermez. Yerel seçimde ciddi bir kayıp olur diyorsun. Bak daha yerel seçimde genel seçim mesela Ay, bir yerelde, şey oldu. yerelde ciddi, ciddi bir kayıp yani, olur. 2024 Mart'ta diyelim ki bir şey oldu genel seçime de gittik. Ekonomik düzeldiği zaman o krediyi millet son 18-20 yılda yapılanların hatırına iki yıldır işler kötü olmasına rağmen ekonomik anlamda söylüyorum yoksa dış politika savunma sanayi oralarda çok başarılı verdi Tabi muhalefetin bu HDP PKK işini yönetememesi E ne olacak peki nasıl olacak? Torba da geçti. Sayın Bahçeli ile de görüşüldü. E sonra ne oldu? Nasıl ya olacak? Ya orada Cumhurbaşkanı yetkisi var mesela. Tamam. Der ki bekliyor muyuz peki ki, böyle bir şey var mı sence valla mesela? Yani? dün bizim Olmalı Ankara haber da. kaynakları Nasuhi Şükrü Bey de orada, Nasuhi evet, de orada. Evet. Bahçeli de anlatmış Sayın Bahçeli ama Erdoğan da bütçeyi göstermiş. Evet. Hazineyi göstermiş. Yani orada değil. Ama arkadaş tamam da yani niye bunu memurda? Yani toplumun en az kazanına çıkarıldı bu fatura. Bu doğru değil. Ya ben Erdoğan'ı destekleyen AK Parti değil, destekleyen biri olarak bu doğru değil. Şeklen olsa araçlara ya bir ilçe Belediye Başkanı 3 cimri ilave edebilir miyim mi? bütün bunlara? Tabii. Yani burada göz görülür de olsa <laughs> tasarruf tedbirleri alınmalı. Başka bir şeyler yapılmalı. Millete biraz daha Emeklinin gönlüye bak. O kadar mesaj var ki bende. Hepsi hepimizde ya. Her hayır, hayır. bütün gün yayın yapıyorum. Bir de şunu söyleyeyim musun? bak. Yani ben o yani... açıdan bakmam. AK Parti'ye CHP'ye ver, veriyor değil. Çoğunluk AK Parti'ye veriyor benim gördüğümde. Ama öyle olmasa bile ki öyle bakılmaz. Ya bu insanlar bir hayat yaşıyor. Ya onlar da ekmek alıyor, kıyma e ve müthiş alıyor. Ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar ya Hayır yani ben sana anlamda. söyleyeyim. Anadolu'da Nasül... çocukları evet. yardım etmese veya evde bir çalışan da olmasa Anadolu'da da bir emekli maaşıyla geçinemez. Evet. gün Güngör bir şey diyordunuz galiba. Bir cümle o da şu. Cümle. Bence bu akşamın bana sorarsanız en kıymetli benzetmesini tanımını Seda Hocam yaptı. Ama ben onu başka bir yerden tarif edeceğim. Hani muhalefetin enerjisi dedi ya, muhalif kesimin enerjisi. Biraz bilim kurgu tadında söyleyeyim. Bunu iktidar kendi içinde emip kendi tarafına alırsa zaten seçimlerde çok ağır bir kayba uğrar muhalefet. 2024 seçimlerinden bahsediyorum. O yüzden muhalif enerjinin toparlanıp toparlanamayacağı meselesi gerçekten çok önemli. Çok önemli Seda Hocam. Böyle e, ders niteliğinde oldu söyleyeyim <laughs> gerçekten. Teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı ama yönetmenime soracağım son iki Son iki dakika ben özellikle sizden e, Şükrü Küçük Şahin'in söylediği meseleyle ilgili bir değerlendirme istiyorum. Bu gecikmeme meselesi yani bir şekilde de değişim değişime direnç ama bir diğer taraftan seçim yaklaşıyor. E, aday meselesi çok belirleyici. O yüzden e, biraz değerlendirmek isterim son iki dakika sizden. Yani seçmene cevap verilmesi gerekiyor. Öyle veya böyle. Seçmen zaten çok uzun bir süre Hı -hı. cevap alamamaktan, netlik görememekten, taleplerine karşılık görememekten yakındı. Hı -hı. O yüzden öyle veya böyle kim büyükşehir belediye başkanı adayı olacak bunun sinyali kim genel başkan adayı olacak bunun sinyalinin verilmesi gerekiyor. Ee, yani değişimden bahsediyor değişimin parametrelerinin ne olduğu ile ilgili Değil mi? seçmen e, evet benim isteğim anlaşılmış ve bu siyasete taşınmış duygusunu hissetmeli. Hmm. Hissetmezse bu bahsettiğimiz kopuş büyüyerek devam eder. Bir şöyle bir eleştiri vardı ya yani. değişimden bahseden insanlar dört dönemdir 5 dönemdir siyaset yapıyor milletvekilleri. Mesela hep böyle eleştiriler oldu. Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum. Evet e, değişim, demek vermek çünkü, yüzden... yani değişim demek kolay çünkü. O yüzden. Değişim demek kolay ama hani siz beş dönemdir oradasınız falan. Yani evet. hani e, di, 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 direnci direncin temsilcisi haline gelmişsiniz. Yani aslında bir taraftan da değişime direnci. Şimdi bahsedilen biraz önce dedim ya özcü duygular geri geldi. Öze dönüş vesaire işte yani o zaman nasıl bir değişimden bahsediyoruz mesela. Tabii. Ne anlıyoruz Hı -hı. ya da e, o çok önemli ve çok belirleyici. Herkes Sayın İmamoğlu'nun e, yani nasıl bir e, değil, yani nasıl Ondan bir, bir karşılık, bir karşılık bekliyor anladığım kadarıyla CHP açısından bakıldı ve seçmen açısından yani nasıl bir hamleyle bugünden sonra e, kamuoyun önüne çıkacağı ne söyleyeceği. ama benim bugün akşam Şükrü Küçük Şahin'den anladığım e, ben hiç dedi kulis vermeyeceğim benden çok şey alamazsın Hülya anladığım şu yani kısa bir süre sonra Hayır. gecikmeden Sayın İmamoğlu benim anladığım yani siz siz deyin ki hayır Hülya öyle değil ya. Ben sadece anladığımı söyleyeceğim. O da şu. Bir kısa bir süre sonra Sayın İmamoğlu açıklama yapabilir. Ben genel başkanlığa bir şey adayım Kemal Bey, diyebilir. Kemal Bey yerel seçimlere genel başkan olarak gider. Oradan çıkan sonuca kadar göre de ya kalır ya gider. Ya İmamoğlu bu saatten sonra ekran İmamoğlu'nu İmamoğlu bu saatten sonra Kemal Bey'i devremez yerel seçimlere kadar. Ha, yerel seçim seçimler. sonuçlarına göre. O zaman da bununla Anladım. ilgili ajandasını Yüce Hanım, paylaşmalı net, seçmenle yoksa netleşme, seçmen cevapsız kalırsa netleşme ifademi, ceza verebilir. Şükrü Bey buyurun. Netleşme ifademi daha çok Kemal şey Ekrem Bey'e yönelik söylüyorsunuz da aslında bilmiyorum Seda Hoca katılır mı? Bence seçmen aslında özellikle CHP seçmeni Sayın Kılıçdaroğlu'nun da net bir tutum almasını bekliyor. Kesin. Kesinlikle. Yani netleşme sadece orada. Aynen, değil. Ne, yani o aynen. Onun işte. tutumunda aynen. bir değişiklik aynen. olmayacak. Tabii, işte. Ama orada işte hiç, tutum hiç, bir tutum derken çok net açık tamam yani. Işte. Evet, kalıyor. Ne tutum yani. gösteriyor? Ben burada diyor. Ne tutumu var gibi duruyor. 16 daha masa kurarım diyor. Daha ne desin? Evet, evet. Peki, e, Doçent Doktor Sedat Demir. Yani mesajlar Demirhan. çok öyle bakarsanız. Öyle bakarsanız. Cem. Evet, Işık Üniversitesi öğretim üyesi. Bugün güzel mesaj oldu. Mesajlar çok. Her, herkes çok. mesaj, mesaj öyle bakarsanız. <laughs> peki. Cem, çok teşekkür ediyorum. Cem Küçük Türkiye Gazetesi yazarı Nasuh Güngör sağ olsun beni yalnız bırakmadı yine Ankara'dan katıldığı. Çok teşekkür çok ediyorum. çok Teşekkürler Hülya sağ ol. Sağ olasın. Ve Şükrü Küçükşahin bizimle birlikte olduğu yine Ankara'dan gazeteci, yazar, meslektaşımız. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler size de katlarınızdan dolayı. Herkese iyi geceler diliyorum. Habertürk'te kalın efendim. Görüşmek üzere. iyi ve keyifli, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Haftaya enine boyuna programında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.